Ben Sinan Meydan. Biraz önce Atatürk gençleri Amerikan emperyalizmine kral çıplak dediler. Az sonra ben de Cumhuriyet tarihi yalancılarına kral çıplak diyeceğim. Kral çıplak. Sinan Meydan 1975 yılında Artvin Şavşat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şavşat'ta, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında master yapmıştır. 1997 yılından beri Ön Türk Tarihi, Cumhuriyet Tarihi ve Atatürk üzerine araştırmalar yapmaktadır. Çalışmalarının odak noktası Atatürk'tür. Bir ara tarih hocalığı yapan Sinan Meydan, kitapları dışında çok sayıda yazı yazmış, yurt genelinde çok sayıda konferans vermiş, birçok televizyon programına katılmıştır. Değişik kanallarda Saklı Tarih adlı haftalık bir program yapmıştır. Özlem Akkoç'la evli olan Sinan Meydan, İdil Maya adlı bir kız çocuk babasıdır. 15 yıldan fazla bir süredir Atatürk üzerine çalışan Meydan, Atatürk'ü şu üç sözcükle tanımlamaktadır. Tam bağımsızlık, çağdaşlaşma, ulusal egemenlik. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Atatürk'le Allah Arasında, Sarı Paşam, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, Sarı Lacivert Kurtuluş, Son Truvalılar, Nutkun Deşifresi, Köken, Parola Nuh, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Aklı Kemal, El Cevap. Evet sevgili seyirciler, Kral Çıplak tüm hızı, tüm heyecanı, tüm tansiyonuyla devam etti. Tarihi bir eylem gerçekleştiren TGB'lerin ardından da herhalde bir tarihçi yakışırdı. Evet. Tarihin perde arkasındaki kral çıplakları anlatan isimlerden biriydi. Tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan stüdyomuzda. Sayın Meydan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca özetlemiş tabii arkadaşlar. Eksikler, yanlışlar var ama ellerine sağlık. Varsa hemen düzelteyim bir yanlışlık ama. Kitaplar tabii çok sayıda kitap çok var. Sayıda hepsini kitap var, koymamışlar doğru. Ama okuyucularımız biliyorlar. Ama çok teşekkür ederim. Elinize rica sağlık. Ederiz. Sizin ayağınıza sağlık. Mustafa abin yanında görüyorum. Yeni kalınca tarihin önemli noktaları. O sıcak noktaları. Sıcak buraya geldi. Yarın kitap fuarında olacak. Öyle mi? Evet ilk kez. Duyuralım hemen, yarın kitap fuarında neredesiniz? İnkılap Kitabevi standında bekliyorum okuyucularımı. Ayrıca söyleşim de var 13-15, 14-15-15-30 arasında. Atatürk'ü, Cumhuriyet'i konuşacağız. Bekliyorum herkesi. Saat? 14-15'te başlayacak. O standda evet. Beylikdüzü'nde evet. TÜYAP kitap fuarında 33.sü 34 mi 33 33. galiba kitap fuarında buluşacağız. Evet. Buluşacaksınız. Yarın hakikaten çok da yoğun olması bekleniyor. Hemen sorun için SMS'leri hatırlatayım. Sinan Meydan'a ne sormak istiyorsunuz sevgili seyirciler? Tanıtım döndüğü andan itibaren bilmiyorum Mustafa abiye de gelmiş midir? Dersim üzerinden inanılmaz sorular evet. geldi. O ayrıntıyı zaten kendisinden mutlaka alacağız ama hem o konuyla ya da başka konularla ilgili tarihin o perde arkasıyla ilgili Sinan Meydan'a ne sormak istersiniz? Ulusal yazıp bir boşluk bırakarak yanıtınızı 39-29'a 0212-251-50-90'a program@kralçıplak.com.tr program@ulusalkanal.com.tr program@ulusalkanal.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Az önce gerçekleştirdiğimiz yarım saatlik sadece dilimden bana ulaşan mesajlar böyle sevgili seyircilerimize olağanüstü ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir eleştiri var mıdır diye sadece baktım ama şöyle en azından Ahmet Coşkun, Beylikdüzü, Kubilay Çelik, Edirne, Ademler, Denizli, Sinan Aygün, Adana, Sadi Şentürk, Bursa, Özel, Barka, İstanbul, Şenol Söylemez, İzmir, Orhan Bey, Rize, Artvin'den ismini vermek istemeyen bir seyirci, Nazire Serçi, Avcılar'dan, Nazlı Esen, İstanbul'dan, Halil Özkan, Manisa'dan, Mehmet Ali Bey, Çorum'dan, Pendik'ten, Furuze Hanım, İsmet Ülgen, Berlin'den, İstanbul'dan yine Gökhan Gülhan, Ertunç Avşar Bey, Murat Erdoğan, Karadeniz'den İlyas Ek, İstanbul'dan Recep Bayram, Bursa'dan Gülden, Kızıldenizli, Emine Uğur, Antalya, Rıza Yavaş, Balıkesir, Bakırköy'den Beşer, Güler, Gönül Dokudu, Ankara, Mertel İstanbul, Yüksek Bahçeli, Selma Işın, Şimşek Eyüp'ten, Hasan Bey, Manisa'dan, Antalya'dan, Şenol Bey'in inanılmaz katkıları var. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. TGB'li gençlere bunu ileteceğiz.
Evet Mustafa abi, hafta boyu herhalde Dersim tartışması hop oturup hop kalktık. Bugün özellikle herhalde son gelen şimdi çarpıcı açıklama önemliydi. Şimdi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, dediğin gibi Dersim konusunda hop oturup hop kalktık ama hep bilinen şeyler, yine zırvalar gündeme geldi. Evet. O zırvaları eden adamların, şöyle koyayım. Bu daha herhalde, onu da üstüne. Şunu da ekleyelim. Evet. O da bir önceki değil mi? Bu herhalde bir kısmını getirebilir. Bu yarısı. Bir kısmı tabii. Şimdi bizi izliyorlarsa o zırvaları eden adamlar, hayatlarında şu kadar kitap okudular mı bilmiyorum. Önce okusunlar, ondan sonra konuşsunlar. Şimdi bu kitapları yazan insan sadece Dersim meselesi değil. Cumhuriyet dönemine ilişkin o kadar çok yalan var ki, ben bu kitapların, Sinan'ın yazdığı kitapların evet, ilk okuyucularından biri evet, oldum her zaman. İşte örneğin o camilerin evet, ahır yapıldığı, yapıldığı evet, tabii o onların hepsinin evet, cevabını verdik. Burada sarayların mesela kimler tarafından nasıl istismar edildiği, o saray meselesini de konuşacağız. Evet, bu haftaya damgasını vuran olay Dersim tartışmasıydı. Hı. Önce bir bantımız var, onu evet, izleyelim Sinan. Sonra senle bu işin aslını konuşmaya başlayacağız. Tabii, severim. Dersim tartışmaları önemliydi. Hafta boyunca gitti geldi. Açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Son açıklamada da PKK Dersim'in meşhur kişisini kendi açısından kahraman neredeyse ilan etti ve biz de o yoldayız dedi. Arkadaşlarımız bir derledi bu açıklamaları, neler var bir görelim, üzerine sohbet edeceğiz. Biz diledik. Çünkü o katliam kime karşı yapılmış olursa olsun gerçekten bir Kerbela'ydı, modern bir Kerbela'ydı. Tartışma Başbakan Davutoğlu'nun bu sözleriyle başladı. Tartışmanın odağında CHP vardı. CHP cumartesi gününden bu yana sürdürdüğü suskunluğu bozdu. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu konuştu. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısıyım. Buraya da Genel Başkan bilgisiyle gelmişim. Tanrıkulu, CNN Türk'te katıldığı programda gerici Dersim ayaklanmasının bastırılmasına katliam dedi. Ardından da binlerce kez özür dilediğini açıkladı. Şimdi tarihin bu döneminde bir katliam yaşanmış. Ben bin kere özür diliyorum. CHP'nin genel başkan yardımcısıyım. CHP adına mı diliyorum? Evet, CHP adına diliyorum. Bin kere özür diliyorum. Niye dilemediniz? Peki, bir saniye. Diliyoruz. Hayır, Erdoğan sıkıştırdı ya, sizi. Ya, hiç alakası yok. Hayır, Erdoğan dedi ki ben gerçekten, özür diliyorum, siz benim, özür dilemiyorsunuz. Benim genel başkanım bu işin mağdurudur. Söylemedi ama bakın, genel başkan. Ya, yani bir mağdurdan nasıl özür bekleyeceksiniz? Bakın ben genel başkan yardımcısıyım. Bin kere özür diliyorum. Ölen her insandan, sürgün edilen her insandan, acı duyan her insandan ve bunu yaşayan insana özür diliyorum. CHP bin adına. Kez, evet. CHP adına da özür diliyorum. CHP'nin genel başkan yardımcısıyım. Buraya da genel başkan bilgisiyle gelmişim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim özrü CHP'de tartışma yarattı. Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Tanrıkulu'nun açıklamalarına sert çıktı. Ben özür mözür dilemiyorum dedi. Ben hiç özür mözür dilemiyorum. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Tanrıkulu'nun ifadelerini başka yere taşımamak gerektiğini savundu. Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, Tanrıkulu'na Twitter hesabından ilk tepki gösteren isimdi. Mengü, CHP'de kimsenin kendi başına özür dileyemeyeceğini vurguladı. 2008 yılında Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim'le ilgili özür dilemeye gerek yok demişti. Ne değişti 2008'den 2014'e kadar, tarihin o tarihte olan olaylar mı değişti? Ölen her insandan, sürgün edilen her insandan, acı duyan her insandan ve bunu yaşayan insana özür diliyorum. CHP adına. Bir kez, evet. CHP adına da özür diliyorum. Dersim özrü CHP içindeki tartışmaları alevlendirdi. Açıklamaya tepki gösteren Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Tanrıkulu'nun HDP'li gibi davrandığını belirtti. Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir HDP temsilcisi gibi davranmaktadır. O nedenle de bunun öyle bir özrünün bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Yılmaz, Dersim olayları üzerinden Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve CHP'ye saldırıların yoğunlaştığını ifade etti. Dersim özrünü reddeden bir diğer isim emekli büyükelçi ve CHP eski genel başkan yardımcısı Onur Öğmen'di. Öğmen, Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı. Konuşmayı kınamazsa Atatürk'ün koltuğunda oturamaz dedi. İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da Tanrıkulu'nun özrü kendisi adına dileyebileceğini belirtti. Demiyorum ben. Bizim tarihimizde yüzümüzün kızaracağı, gocunacağımız ve hele hele insanlık adına deyip diye başlanabilecek hiçbir olumsuzluk yoktur.
Evet, tartışmalarda İbret Seyit Rıza ismine kaydı. O bölümü bugün o gerçekleştiği için belki ekleyemediler. Bir kez daha hatırlatmakta fayda buluyorum. PKK'da Seyit Rıza ruhuna sahibiz. O ruhla hatta yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Ya da bu mealde açıklamaları yaptı bu evet. terör örgütü. Peki Seyit Rıza'nın ruhu neydi? Tarihteki o perdede neler vardı? Belki onu öğreneceğiz. Şimdi, tabii, bugün, onu konuşacağız. Bugün evet. öyle enteresan bir konumuz var ki. Hiç müdahale etmeyeceğiz. arada sadece, edebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim. Evet. Yani televizyonun başındakilere de şimdi zaman kazandırıyorum. Gerekiyorsa lütfen kağıdınızı kaleminizi alın. Çünkü özellikle Cumhuriyet düşmanlarının son derece sık kullandıkları bir yalanı şu anda. Yalanın çürütülmesini evet. izleyeceksiniz. Söz sizin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben en son yaklaşık 4 yıl önce bu ekranlarda insanlara seslenme olanağı bulmuştum. Aradan uzun bir zaman geçti. Demin ifade ettiğiniz gibi benim yayınlanan bütün kitaplarımı ilk okuyan ve köşesinde kitaplarla ilgili beğenisini ilk dile getiren kişi olarak hakikaten teşekkürü bir borç biliyorum size, şahsınıza. Bugün burada olmamda da etkinizin büyük olduğunu biliyorum. Hafta başı aradınız ve programa konuk olur musunuz diye bana söylediniz. Ben çok memnun oldum, mutlu oldum. Öncelikle karşılaşamadık uzun bir süre. Bu teşekkür üzerimde kaldı. Çünkü gerçekten bu kitapların medyada tanıtımında, insanlara ulaşmasında özel bir katkınız var. Bu parantezi açayım. Ondan sonra konuya girelim ve dersin meselesini konuşalım. Şimdi aslında meseleye şuradan başlamak gerekiyor. 1984 romanı var George Orwell'ın. George Orwell 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 1949 yılında yazıp bitirdi romanını. Orada bir diktatörlükten bahsedilir. Aslında dünya federasyonlara bölünmüştür ve bunlardan bir tanesi bir diktatörlüktür. Çok şiddetli bir diktatörlüktür. Ve 1984 yılında kurulacak olan bir diktatörlüktür bu. Bir ütopyadan bahsediyor George Orwell romanında. Ve bir büyük birader vardır, bir büyük kulak vardır. Kitabı okuyanlar bilir. Ve orada insanlara tarihi unutturulur, geçmişi unutturulur. Yani o diktatörlüğü kuranlar insanların hafızasını silerler, silmeye çalışırlar. Tarih siliciler vardır ve bu bir hükümet politikasıdır. Bir devlet, o devletin temel politikalarından bir tanesidir. Ve bu tarih siliciler insanların hafızalarını siler, insanların geçmişini silmeye çalışır. Gazeteleri, arşivdeki gazeteleri değiştirirler, sahte belge üretirler ve kendi kurdukları diktatörlüğe yeni bir tarih yazarlar, yeni bir tarih oluştururlar. Düşünebiliyor musunuz? Hem insanların bilinçaltlarını etki etmeye çalışıyorlar, hem yazılmış tarihi silmeye çalışıyorlar, tarihi gerçekleri yok etmeye çalışıyorlar ve bu büyük bir algı operasyonu. Bu operasyon sonunda ne yapacaklar peki? Kendi diktatörlüklerinin ayakta kalabilmesi için, güçlü olabilmesi için yeni bir tarih yazacaklar. Şimdi o 1984 romanını ben çok önemsiyorum. Hakikaten onu yeniden okumak gerekiyor. Bugün Türkiye'de yaşanan o. Yani Türkiye'de 2014 yılında George Orwell'ın 1949'da yazıp bitirdiği ve dünyada büyük ses getiren 84 romanındaki gibi tarihimiz silinmeye çalışılıyor. Ve maalesef bu bizi yönetenler tarafından yapılıyor. Burada ilginç olan nokta şu, iktidarıyla muhalefetiyle bunun yürütülmesi. Ha şunu tenzih edelim tabii. Dilek Akagün Yılmaz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son derece önemli işler yapan duruşlarıyla Birgül Ayman Güler gibi hep takdir ettiğim isimlerini tek tek saymayalım ama hep takdir ettiğim isimleri bir kenara bırakırsak maalesef iktidar ve muhalefet el birliğiyle o 1984 romanındaki gibi tarihimizi silme noktasında, tarihimizin en azından muhalefet silinmesine müdahale etmiyor, gerekli müdahaleleri yapmıyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var, tarih bir silah aslında. Özellikle emperyalizm bunu çok yaptı 18. yüzyıldan itibaren. Ne dediler? Anadolu'yu işgal edecekler. Anadolu'yu işgal etmek için tarihsel gerekçeler uydurdular. Ne dediler? Eskiden bu topraklarda bizim atalarımız yaşıyordu. Hititler ortaya çıkarıldı. Sümerler ortaya çıkarıldı. İşte Anadolu'da, Mezopotamya'da. Emperyalist tarihçilik ne yaptı? Dedi ki bu uygarlıklar bizim atalarımızdır. Onlara sahip çıktılar ve böylece yapay kökler oluşturdular kendilerine. Yani tarihi bir silah olarak kullandılar. Sadece tarihi değil, antropolojiyi de bir silah olarak kullandılar. Ne dediler? Türkler barbar bir ırktır. Türkler evrimini tamamlamamıştır. Türkler sarı ırktandır dediler ve Türkler yönetemez. Dolayısıyla ne yapacağız? Başka halkları kurtaracağız Türklerin baskısından, boyunduruğundan. Örneğin Kurtuluş Savaşı'ndan önceki Avrupa'daki propagandaya bakarsanız bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmayacağım ama izleyicilerimiz şunun farkında olsunlar lütfen. Türkiye'de
siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ağzından çıkan tarihle ilgili şeyleri lütfen sorgulasınlar. En hafif tabirle bunu kullanmak, böyle bir cümle kurmak istiyorum. Aslında daha ağır cümleler kurulabilir ama gerek duymuyorum. Tekrar ediyorum, siyasetçilerin ağzından çıkan tarihle ilgili ifadeleri lütfen sorgulasınlar. Ve bu tarih, bunların tarihsel gerçeklik olmadığını, belli politikalar için tarihin kullanıldığını lütfen akıllarından çıkarmasınlar. Burası çok önemli. Şimdi tarihi tehlikeli bir silah olarak kullanıyorlar ve tabii dersin bu konuda son önümüze gelen konulardan biri ama yıllardır gelip ısıtılıp ısıtılıp önümüze getirilen konulardan biridir dersin konusu. 2006'dan beri özellikle sıcak gündem haline gelmiştir çok sıkça. Ve ben bu Dersim meselesi üzerine epey bir çalışarak arşiv belgeleriyle bu konuyu gün ışığına çıkarmayı denedim. Ve hakikaten önemli sonuçlara ulaştım. Şimdi bu sonuçları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bakın şuradan başlayalım. 2010 yılında şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yapmış Dersim'le ilgili. Vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanın o zamanın Cumhurbaşkanının emriyle. Kimdi? İsmet İnönü. CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı. 20 bin, dikkat edin lütfen. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söylenir. İnsaf ya. İşte sizin cemaziye levveliniz bu. Gelin de siz bunu temizleyin önce. Şimdi alıntılar çok fazla. Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın, şimdiki Cumhurbaşkanımızın Dersim'le ilgili bu tarz çok sözü var ama lütfen burada altını çizdiğim şu cümleyi tekrar izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi yargısız infaz edildi. Şimdi dikkat ederseniz rakamlar ortaya atılıyor ama bu rakamlar açık artırma misali. 20 binden başlamış, 50 bine kadar çıkmış. Kendi Mustafa Bey. Evet. Şimdi burada garip bir durum var. Sayın Erdoğan bu konuda yalnız değil. Yani bu rakamları ortaya atan sadece Erdoğan değil. Bakın birkaç isim okuyayım ben size. İsmail Beşikçi 1937-1938 olaylarında, Dersim olaylarında 50 bin üzerinde Alevi Kürt'ün katledildiğini yazmış kitabında. Lütfen rakamlara dikkat etsin izleyicilerimiz. Şerafettin Haris, Dersim'de 70 bin ile 90 bin arasında insanın kanına canına mal olan bir katliam yaşandı diyor. 50 binde başka biri 90 bine çıktı. Devam edelim. Mustafa Yelkenli. Mustafa Kemal'in emriyle 100 bin kadar kişinin katliamına neden olacak bastırma operasyonu. 100 bine çıktık. Şimdi Dersim'de 90 binden fazla insan öldürüldü. 110 bin insan öldürüldü. İsimleri vermek istemiyorum. Dikkat ederseniz yine Erdoğan burada insaflı davranmış. 20 binden başlayıp 50 bine çıkmış. Şimdi dikkat ederseniz tarih böyle yapılmaz. Yani rakamları ortaya atıp bir algı operasyonuyla tarih yazılmaya çalışılıyor. Bu tarihin yönteminin metodolojisine aykırı bir durum. Şimdi öncelikle bu rakam meselesini bir açıklığa kavuşturalım. Dersim'de insanlar öldü mü? Dersim operasyonu sırasında isyan ve harekat kavramları yerli yerine oturtmak gerekiyor. Dersim isyanı var. Dersim isyanı karşısında bir Dersim harekatı var. Dolayısıyla iki Dersim harekatı var hatta. Yani tartışmaya konu olan 1937 yılındaki birinci Dersim harekatı nasıl gerçekleşti? Kaç kişi öldü? Belgeler ne diyor? Bir buna bakalım. Bir de ikinci Dersim harekatı 1938'deki asıl tartışma konusu olan odur. Çünkü orada ölü sayısı daha fazladır. Peki söylendiği kadar mıdır? Ne kadardır? Bir buna bakalım öncelikle. Şimdi bakın Sayın Erdoğan 2010 yılında demin ifade ettiğim gibi 20 binden başlayıp 50 bine kadar insanın öldüğünü, Dersim'de öldürüldüğünü söylemiş. Ama aynı Erdoğan başka konuşmalarında başka rakamlar da vermiş. Yani 50 binde bitirmiş orada ama başka konuşmalarında başka rakamlar vermiş. En son verdiği rakam 13 bin. Bir belge açıklıyor ve 20 binden 50 bine kadar Dersim'de insanın katledildiğini söyleyen Sayın Erdoğan açıkladığı o belgede diyor ki 13 bin kişi bir kayıp var diyor. Dikkat ederseniz biraz daha rakamlar düştü. Peki bütün bu Dersim konusundaki iddiaların kaynağı kim? Yani bu Dersim yalanlarını ortaya atanların kaynakları nedir? Ona bir bakmak gerekiyor. Ben kitabımda ayrıntılı olarak o kaynakları verdim ama burada tek tek isimlerini söyleyeyim. Bakın Necip Fazıl Kısakürek. Kısakürek, şair Necip Fazıl 1950'li yıllarda biliyorsunuz örtülü ödenekten aldığı paralarla tarih yazıyor. Yani Menderes hükümetinin bu özelliği pek konuşulmaz. İşte Menderes'in idam edilmesi bir mağduriyet yaratmıştır ve bu mağduriyet etkisiyle maalesef bazı meseleler konuşulmaz hale gelmiştir. İşte o meselelerden biri budur. Demokrat Parti ile çok sıkı ilişkiler içine girmeye çalışır ve dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yeni bir tarih yazma düşüncesi vardır Demokrat Parti'nin. Yani tek parti dönemini karalayan, tek parti dönemini ağır şekilde eleştiren bir tarih yazımı. Tabii bu işi Necip Fazıl gönüllü
olarak kabul eder ve örtülü ödeneklerden de ciddi paralar alır. Onun belgeleri yayınlandı. Ya çok ciddi paralar almış ve Büyük Doğu dergisini çıkarmıştır ve orada Büyük Doğu dergisinde Dersim meselesiyle ilgili akla hayale gelmez öyküler anlatmıştır. Bu anlatılanların öykü olduğunu, bunların masal olduğunu belgeleriyle çürüttük. Birazdan o belgeleri ortaya koyacağım. Ve Necip Fazıl orada, tabii kalemi de kuvvetlidir biliyorsunuz. Son derece başarılı bir şairdir Necip Fazıl. Tarihçiliği ne kadar kötüyse, berbatsa şairliği o kadar iyidir. Hakikaten şairin üstadıdır. Şiirin üstadıdır. Ama tarihin altını üstüne getirmiştir ve kuşakları zehirlemiştir. İşte Dersim masalının kaynaklarından bir tanesi olur. Ama Necip Fazıl diyor ki en az 50 bin kişi diyor. Tayyip Erdoğan ise 20 bin 50 bin arasında diyor. Yani yine Sayın Erdoğan biraz daha insaflı bu konuda. Başka kaynaklar da var. Bunlardan bir tanesi Baytar Nuri Dersim'idir. Baytar Nuri Dersim'in Kürdistan tarihinde Dersim diye bir kitabı var. Baytar Nuri Dersim'i aktivist Kürtçülerden biridir. Hem Koçgiri isyanında hem ondan sonraki Ağrı isyanlarının tamamında, hatta Şeyh Said isyanında, arkasından Dersim isyanlarının her ikisinde karşımıza çıkan bir figür Baytar Nuri Dersim'i. Baytar Nuri Dersim'in yazmış olduğu Kürdistan tarihinde bir Dersim diye bir kitap vardır. O kitap yayınlanmıştır. Piyasada bulabilir izleyicilerimiz. Lütfen o kitabı okusunlar. Kürdistan tarihinde Dersim adlı kitabında Baytar Nuri Dersim'i hakikaten psikolojik açıdan çok sağlıklı olmadığını da göreceksiniz kitabı okuduğunuzda. Katliam, katliam, katliam diye kitapta ifadeler vardır ve katliam derken kastettiği şudur: Türklerin katledilmesi. Yani ırkçı bir yaklaşımla bir çalışma yapılmış ve Dersim olayları abartılmış, Dersim olayları katliam boyutuna taşınmış ve Dersim'de güya Alevi Kürtleri katleden Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam alınması gerektiğini yazıyor sayfalarca. Ve şimdi bu, tabii Nuri Dersim'i iyi tanımak gerekiyor. Fakat Nuri Dersim'i hiç tanımadan onun yazdıklarını kaynak olarak kullanan hem tarihçilerimiz var hem politikacılarımız var. Sevgili seyirciler, bakın Dersim yalanlarının ikinci kaynağını açıkladık. Necip Fazıl'la birlikte Baytar Nuri Dersim'i. Baytar Nuri Dersim'in kitabından birazdan alıntılar okuyacağım. Nasıl bir ruh haliyle yazdığını göreceksiniz. Baytar Nuri Dersim'i kitabında diyor ki Dersim'de zehirli gaz kullanıldı diyor bakın. Onu da konuşacağız. Dersim'de zehirli gaz kullanıldığı efsanesinin hiçbir belgesi yoktur. Olamaz çünkü. Çünkü Türkiye'nin o tarihte zehirli gaz stoğu da yoktur. Zehirli gaz kullanacak elemanı da yoktur. 39'dan itibaren Türkiye zehirli gaz alacaktır yurt dışından ve eleman getirtecektir. Onları konuşacağız. Fakat bu zehirli gaz efsanesini ortaya atan da yine Baytar Nuri Dersim'idir kitabında. Yüz binlerce Alevi Kürt diyor mağaralarda zehirli gazla öldürüldü, katledildi. Başka bir kaynak söyleyeyim size: İhsan Sabri Çağlayangil. Şimdi İhsan Sabri Çağlayangil, tabii bazı izleyicilerimize, yaşı bizden büyük olanlara belki Türk siyasetinin içinde aktif görev aldığı için güvenilir. İşte sağ siyasette bir zamanlar görev almış bir isim olarak gelir. Siyasi kimliği beni ilgilendirmez, açık söyleyeyim. Ben yazdıklarına bakıyorum. İhsan Sabri Çağlayangil anılarında, biliyorsunuz dönemin Malatya Umum Müfettişi, anılarında ne yazıyor? Operasyon sırasında, yani Dersim isyanı ve Dersim harekatı sırasında orada olmadığı halde Ankara'ya merkeze çekilmiştir o tarihte. Biliyorsunuz isyancılar idam edileceği sırada Elazığ'a gider apar topar bu idam işleriyle ilgilenmek için İhsan Sabri Çağlayangil, Malatya Emniyet Müdürü. Fakat İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarını okuduğunuz zaman aslında kendisi şunu itiraf ediyor. Biz oradan ayrıldık diyor. Ya 1937'de isyan operasyon harekat başladığında, isyancılar üzerine işte Mayıs Haziran aylarında operasyon başladığında ben oradan ayrıldım diyor. Sonra aynı İhsan Sabri Çağlayangil anılarında ne diyor? Mağaralara insanları doldurdular, zehirli gaz kullandılar, insanları katlettiler, yok ettiler diye anılarında anlatıyor. Fakat İhsan Sabri Çağlayangil, tekrar ediyorum sevgili izleyiciler, o tarihte orada değil. Başkalarından duyduğu şeyleri, öyküleri abartılı şekilde kitabına yansıtmış durumda. Kaynaklardan bir tanesi de bu. Peki şimdi dikkat ederseniz ortada bir belge bilgi yok. Bu söylediklerimin hepsi birilerinin ya anıları, ki Baytar Nuri Dersim'i keza öyle. Ben diyor olayların içindeydim, bunları yaşadım. Çünkü bütün isyanlarda var kendisi. Yazmış güya. İhsan Sabri Çağlayangil olayların içinde olmadığı halde olayların içindeymiş gibi yazmış. Necip Fazıl ise tamamen para karşılığı yazmış bunları. Yani Sayın Başbakan Erdoğan'ın ikide bir işte tarihi öğrendiğini iddia ettiği Üstad Üstad diye kitabını tanıttığı Necip Fazıl ise tamamen hayal ürünü ve hakikaten yaşanmış bazı olayları ballandırarak
O şair o söz ustalığını da kullanarak dokunaklı bir Dersim öyküsü anlatmış. Bir Dersim sömürüsü yapmış. Şimdi bunları anlattıktan sonra isterseniz belgeleri açıklamaya başlayalım. Belgeleri açıklamadan evet. Önce çok kısaca. Tabii. Gerçekten Dersim'de neler oldu? O Tunceli'de neler oldu? Şimdi evet. Ve ya o harekat neydi? İsyan neydi? Onu açıklayalım evet. Tabii. Şimdi aslında konu o kadar derin ki Mustafa Bey şöyle. Yani Dersim harekatından hiç bahsetmiyorlar. Dersim isyanından bahsedilmiyor dikkat ederseniz. İşte aynı hataya düşmeyelim diye müdahale. Düşmeyeceğiz. Evet. Şimdi ben tersten gidiyorum. Şimdi anladım. İzleyicilerimiz tamam. Çünkü şunu isteyeceklerdir. Ne kadar sayılar, rakamlar verdik yani o rakamların doğrusu nedir? Onları konuştuktan tamam. Sonra bu süreci anlatacağım. Tamam. Çünkü şöyle bir oyun oynanıyor Türkiye'de bakın. Tarih bir silah olarak kullanılıyor ve metodu bilmediğiniz zaman yani tarih yöntemini bilmediğiniz zaman bilmek zorunda değilsiniz, tarihçi değilsiniz. Halkımız için de bu geçerli. Ama işte bu istismar ediliyor. Örneğin Dersim konusunda oynanan oyun şu. Uyanıklar şunu yapıyorlar. Dersim harekatını çarpıtarak, rakamları da çarpıtarak, harekatın tamamını çarpıtarak sadece Dersim'i harekatına sıkıştırıyorlar bütün olayları. Oysa ki bir de Dersim isyanı var. Dikkat ederseniz Dersim isyanından bahseden hiç yok. Hatta Sayın Başbakan Erdoğan başta olmak üzere İşte bu konuda kafa yoran ya da bu konuyu istismar eden isimlere baktığınız zaman hep şunu söylüyorlar. Canım orada bir isyan yoktu. İsyan yoktu, bastırma vardı. Ya burada zaten bir mantık hatası var. Yani durup dururken faşist cumhuriyet tırnak içinde işte sanki kendi vatandaşlarını öldürmekten zevk alan bir rejim ve o bölgeye uçaklarla canım işte Sabiha Gökçen'lerin öyküleri anlatılır ballandıra onları da konuşacağız nedir durum diye. İşte oraya büyük bir operasyon yapılmış durup dururken yani Alevi Kürtleri yok etmek öldürmek için bir operasyon yapılmış gibi anlatılır. Oysa ki bakın iş o kadar derin ki bizim bu programımızda sığmayacaktır ama ben özetlemeye çalışacağım. Ta 1921 yılından almanız gerekiyor olayı. Hatta biraz vaktimiz olsa 16. yüzyıla kadar gitmek gerekiyor. Çünkü Dersim bölgesindeki bazı aşiretlerin maalesef isyan tarihleri ta 16. yüzyıla kadar gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun biliyorsunuz maden bölgesidir Dersim. Yani Osmanlı'nın bütün maden ihtiyacı neredeyse o bölgeden karşılanır. Özellikle top yapımında kullanılan bütün madenler oradan çıkarılır. Bakır madeni çok önemlidir o bölgede çıkarılan. Onun için adı Dersim zaten. Maden kapısı demek. Daha sonra Tunçeli'ne dönüştürüyor Atatürk. Yine aynı anlamda. Maden kapısı, Tunç kapısı anlamında. Fakat Osmanlı oradan maden çıkarmakta çok zorlanıyor. Özellikle Şeyh Hasan'la aşiretleri başta olmak üzere birçok aşiret, birçok tamamı olmasa bile birçok aşiret maalesef maden bölgesinde çalışan işçilere saldırıyor. Madenlerde doğru dürüst maden çıkarılmasına izin vermiyor. 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan itibaren. Geliyorsunuz 18. yüzyıla, 19. yüzyıla. Amaçları şu, tabii o dönemde Osmanlı Devleti İran'la çok savaş halinde. Maalesef İran'ın dümen suyuna giren bazı aşiretler var ve imparatorluğun güç kaybetmesini istiyorlar tabii. İran'ın dümen suyuna girdikleri için. Bu aşiretleri daha sonra biz Rusya'nın dümen suyuna girmiş olarak göreceğiz ki Seyit Rıza'nın da bir Rusya macerası var ondan bahsedeceğim. Daha sonra da İngiltere'nin dümen suyunda göreceğiz ve Fransa'nın dümen suyunda göreceğiz. Yani maalesef emperyalizm her dönemde yani bunun İran olması, işte Rusya olması, İngiltere, Fransa olması fark etmiyor. Ama bazı aşiretleri hep kullanmış. Bu çok açık ve çok net. Şimdi bakıyorsunuz 18. yüzyıla, 19. yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu bölgedeki isyanlar artınca özellikle yağma hareketleri, özellikle işte halk üzerinde kurulan baskılar, hırsızlıklar, adam öldürme bu tarz olaylar artınca bölgeye operasyonlar düzenlemiş. Hı hı. Şimdi o operasyonlar çok sayıda. Fakat ben 1908'den 1918 yılına kadar yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar tam 6 büyük operasyon tespit ettim. Yani Dersim'deki isyancı aşiretler üzerine gerçekleştirilen ve daha 1896 tarihinde bir ıslahat raporu var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hep Cumhuriyet dönemindeki ıslahat raporlarından bahsedilir. Dersim'in ıslah projelerinden bahsedilir. Fakat 1896 tarihinde daha bir ıslahat raporu hazırlatmış Osmanlı İmparatorluğu. Ve rapora bakıyorsunuz diyor ki burada müfettişlikler kurulu. Bakın müfettişlik kurulması yani hem askeri yetkilere sahip hem siyasi yetkilere sahip müfettişlik kurulması projesi 1896 yılında da var. Okullar açalım diyor. İşte halkın eğitim durumunu yükseltelim diyor. Ağaların otoritesini biraz kırmaya çalışalım diyor. 1896'da bunlar söyleniyor. Ve tekrar ediyorum 1908'den 1918'e kadar 6 büyük operasyon düzenliyor. Ve 1912 yılında Seyit Rıza idama mahkum edilmiş mesela. Osmanlı arşiv belgelerini taradığınızda bunu görüyorsunuz. Biraz önce Seyit Rıza'dan bahsedildi. 1912 yılında Seyit Rıza'nın idamı ile ilgili bir belge. Yani idam kararı var.
Fakat daha sonra affedilmiş çünkü Osmanlı savaşlara giriyor biliyorsunuz. İşte Balkan savaşları var, arkasından Birinci Dünya Savaşı var. O süreçte idam kararları affedilmiş, af çıkarılmış. Savaş öncelerinde ve savaş sıralarında bu yapılır sık sık. Ve o af sayesinde yırtmış, kurtulmuş Seyit Rıza. Yani Seyit Rıza'yı haksız yere idam etti deniyor ya Cumhuriyet. Evet. O konuya geleceğiz. Yani ortada evet. bir isyan yoktu falan deniyor ya. İzleyicilerimize bir farkındalık yaratmak için ya da bir soru işareti oluşturmak için lütfen Osmanlı arşiv belgelerine bakılsın. Orada 1912 tarihindeki arşiv belgesi numarasını şu an bulamayacağım, veremeyeceğim ama kitabımda var. Aynen şöyle diyor, idama çarptırılmıştı fakat affedildi. Gene ona benzer şekilde affedilen çok bölgede yine isyancı aşiret mensupları var. Şimdi bakıyorsunuz bu isyan meselesi 1921 tarihinde zirveye çıkmış. Şimdi 1921'de bir Koçgiri isyanı var. Koçgiri isyanına ayrıca uzun uzun konuşmak gerekir ama ben kısaca özetleyeyim Koçgiri isyanını. Biliyorsunuz Sevr Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalıyor. Anadolu'da bir Kürdistan kurulması ile ilgili maddeleri var. Bir Ermenistan kurulması ile ilgili maddeleri var. Ve Sevr Anlaşması'nın tabii bu Kürdistan boyutu ayrılıkçı aşiretleri doğrudan ilgilendiriyor. Ve Sivas ve Dersim merkezli bir isyan hareketi meydana geliyor 1920-21 yılında. Ve o tarih bizim için çok önemli. Çünkü Yunan ordusu 20 Haziran'ında Anadolu'ya doğru ilerliyor artık. İç kesimlere doğru geliyor. Ve tam o sırada Koçgiri isyanı patlak veriyor. Koçgiri isyanının elebaşlarına bakıyoruz. Alişar Bey, Alişan Bey, Seyit Rıza. Bakın hiç ismi geçmez ama Koçgiri isyanı başladıktan bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanı bastırmak için bazı isyancı liderlere mektuplar yazar. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk bölgedeki önemli güçlü aşiretlere mektuplar yazar ve onların büyük bir kısmını milli hareket saflarına kazandırır. Fakat öbür taraftan buna karşılık Seyit Rıza devreye girer 1921 yılında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılan Kürt liderleri davaya ihanet etmiş olmakla suçlar ve Seyit Rıza o tarihten itibaren bölgede yavaş yavaş etkinliğini artırmaya başlar. Burada ilginç olan nokta şu, Mustafa Bey, Koçgiri isyanında bağımsız özerkliğini ilan etmiştir bölgedeki ayrılıkçı Kürtler ve Koçgiri isyanını Türkiye çok zor bastırmıştır. Yani Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamasında Nurettin Paşa hatta Topal Osman birlikleri de onlara katılır ve önemli bir harekat sonrasında isyancılar bastırılır. 270 kadar da kayıp vardır. Bu rakam lütfen unutulmasın. Yani 270 isyancı Koçgiri isyanı sırasında öldürülmüştür. Ve Koçgiri isyanı sırasında bir özel Kürdistan projesi vardır. O proje Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi projeyi reddeder ve isyanı bastırır. Bakın burası da çok önemli. Ve Koçgiri isyanının aktörleri, tekrar ediyorum, Seyit Rıza, Alişan Bey, Alişar Bey gibi isimleri biz Ağrı İsyanı'nda görürüz. 1926 ve 1927-30 yıllarındaki Ağrı İsyanı'nda görürüz. Arkasından aynı isimleri Dersim İsyanı'nda göreceğiz. Şimdi sorunuza gelecek olursak, Dersim İsyanı nasıl başladı, Dersim Harekatı nasıl olduğu anlatırken aslında çok gerilere gitmek gerekiyor. Programın süresini aşacağımız için çok fazla gerilere gitmeyeceğim. Fakat şunları izleyicilerimiz lütfen araştırsınlar. Hoybun Cemiyeti bakın. Dersim tartışmalarında hiç gündeme gelmeyen bir konudur. Hoybun Cemiyeti. Şimdi Şeyh Said İsyanı 1925'te ondan hiç bahsetmedik. Şeyh Said İsyanı bittikten sonra, Şeyh Said idam edildikten sonra, isyancılar idam edildikten sonra bazı isyancılar Suriye'ye kaçar. İran'a ve Suriye'ye kaçarlar. Şimdi ve Suriye'ye kaçanlar bir süre sonra Hoybun Cemiyeti'ni kurarlar. Hoybun Cemiyeti'ne baktığınız zaman uluslararası desteği olan bir cemiyet. Fransa var işin içinde, Amerika Birleşik Devletleri var, hatta İngiltere var. Ayrıntılara girmiyorum. Fakat Hoybun Cemiyeti'nin ortak özelliği şu, ayrılıkçı Ermenilerle ayrılıkçı Kürtçüler 1926 yılı başlarında bu organizasyonu oluşturmuşlar ve bu organizasyonun içinde Dersim bölgesindeki bazı ayrılıkçı aşiretler var. Kimler var? Mesela Seyit Rıza'nın aşireti bu işin içinde. İşte bakıyorsunuz Hoybun Cemiyeti 1927'deki ikinci Ağır İsyanı'nda karşımıza çıkıyor. 30 yılındaki üçüncü Ağır İsyanı'nda karşımıza çıkıyor. Aynı Hoybun Cemiyeti'nin elemanları 1936 yılında Suriye'den Anadolu'ya sızmışlar, adam sızdırmışlar. Yine arşiv belgelerinde şunu görüyoruz, 1936 yılında Seyit Rıza ile görüşmeler yapılmış. Yani hiçbir şey o kadar masum değil.
Şimdi düşünebiliyor musunuz nasıl bir proje var? Yani Türkiye daha kurulmadan önce 1921 yılında Koçgiri'de karşımıza çıkan aktörleri biz sürekli karşımızda görüyoruz. Ve arkalarında uluslararası destekleri de görüyoruz. Öylesine masumane bir hareket gibi anlatılıyor ki Dersim isyanı. Yani akıl alır gibi değil. Bütün bu bağlantıların belgelerini kitaplarımızda paylaştık. Hani diyorlar ya arşivler açılsın, arşivler açılsın. Sanki atla deve bulacaklar orada. Serap Yeşiltuna büyük bir kitap yayınladı. Dersim, Devletin Dersim Arşivi diye. Ya sadece oradaki belgelere baktığınız zaman bile neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Bütün yazışmalar var orada. Hepsi var. Evet. Ve ben orada ki belgeleri kullanarak ve Genelkurmay'ın 1975 yılında yayınladığı belgeleri kullanarak bütün bunları anlatıyorum izleyicilerimize. Bu belgelerde şunu görüyorsunuz. Dersim isyanı sadece bir Dersim isyanı olmaktan çıkıyor. Hatta ben şunu söylüyorum. Bugün tartışma konusu olan 1937-1938 Dersim isyanı ve Dersim harekatı son Dersim isyanı ve Dersim harekatı. Bakın hiç konuşulmayan ağır isyanları var. Oradaki yine Dersim isyanına katılan aşiretlerin orada görev aldıklarını görüyorsunuz. Hiç konuşulmayan 1930 yılında Fevzi Çakmak Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olarak Dersim bölgesindeki aşiretler üzerine düzenlediği bir operasyon var bakın 1930 yılında. 1932 yılında Fevzi Çakmak bir raporunda şöyle diyor. O bölgedeki şu aşiretleri bölgeden çıkarmalıyız diyor. Yoksa diyor gelecekte büyük bir isyan patlak verecektir diyor. Ve isimleri sayarken büyük bir öngörüyle Seyit Rıza ve ailesinden bahsediyor. Bakın çok en 1932'de bahsediyor daha. Ve yayınlanan raporlar var biliyorsunuz. 1926'dan itibaren o bölgeyle ilgili yayınlanan yazılmış raporlar var. Yani İsmet Paşa bile bölgeye gitti biliyorsunuz. Celal Bayar bölgeye gitti. Devlet de boş durmamış. Devlet yani. Boş durmadı ve yıllarca 20'den fazla 30'a yakın rapor hazırlattı ve o raporlar ki Dersim raporları ya da Doğu raporları diye geçer Atatürk'ün masasına konuldu ve devlet ileri gelenleri bu raporları inceledi. Nasıl buradaki isyancı aşiretleri sorun olmaktan çıkarırız? Nasıl bölge insanını cumhuriyetin özgür yurttaşları haline getiririz? Nasıl bölgeyi kalkındırırız? Bunların hazırlıkları yapıldı. Dolayısıyla siz bütün bunları anlatmadığınız zaman 37-38'de ne olduğu anlayamazsınız. Ben çok kısa geçiyorum ama çok önemli belgeleri paylaşacağım birazdan. İsterseniz bakın şu rakam konusunu açıklığa kavuşturalım. Oradan gidelim. Bakın birkaç arşiv belgesi paylaşayım. Dersim isyanında şimdi soru işareti oluştu izleyicilerimizde. Kaç insan öldü, kaç kişi öldü bu operasyon sırasında? Sevgili izleyiciler, söz konusu olan, tartışma konusu olan operasyon 2. Dersim Harekatı. 1. Dersim Harekatı'nda 265, eğer yanlış hatırlamıyorsam, 265 isyancı öldürüldü 1. Dersim Harekatı'nda. Ve masum vatandaş var mı? Aralarında masum vatandaş olabilir, olmayabilir, bunu çok net bilmiyoruz ama toplam 265. Toplam 265. Bu rakamı sadece bizim Genelkurmay arşivindeki belgelerden edinmiyoruz. İngiliz istihbarat raporlarında da aynı şey var. Yani aynı rakam var. Ya da 3 aşağı 5 yukarı 263-64 öyle bir rakam var yanlış hatırlamıyorsam. 1. Dersim Harekatı'nın bir özelliği var 1937'deki. Biliyorsunuz 33 askerimiz öldürüldü 1. Dersim Harekatı'ndan önce. Yani Cumhuriyet bölgeye yollar yapıyor, köprüler yapıyor, okullar yapıyor, işte lojmanlar yapıyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 tarihinde Dersim Tunceli bölgesinde Hazer Gölü o zaman Tunceli'ye bağlı. Hazer Gölü'nde bir su sporları merkezi, bir eğlence merkezi projesi var. Ben Aklı Kemal kitabında onu anlattım. Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki burayı diyor bu gölü diyor bölge insanının kullanımına sunalım diyor ama sosyal tesisler yaparak sunalım diyor. Bunun arşiv belgelerini bulduk. Ve Cumhuriyet en büyük yatırımı doğuya yapıyor. Tunceli'ye yapılan yardımı ben rakam rakam kitabımda yazdım. Yani isyanlar oluncaya kadar daha. Ve bu yatırımlar sadece güvenlikle ilgili yatırımlar değil bakın. Okullar açılıyor. İşte kız enstitüleri açılıyor. Demir yolu o bölgeye götürülmeye çalışılıyor. Şimdi bütün bu süreci atladığınız zaman ne isyanı anlayabilirsiniz ne harekatı anlayabilirsiniz. Ben tekrar bakın rakamlara geleyim. 1. Dersim Harekatı'nda bu 265 ölü. Şimdi bunun bir katliam olduğunu söylemek abesle iştigal olur. Hakikaten öyle bir şey yok. Karşınızda silahlı bir güç var. O rakamları da vereceğim yine arşiv belgeleriyle. Arama tarama çalışmaları sonunda 1937 ve 38 Dersim isyanı ve harekatı sonunda yapılan arama tarama çalışmaların sonunda 15 bine yakın silah toplanmış bölgeden bakın. 15 bine yakın silah bu ne anlama geliyor? Karşınızda yani Cumhuriyet'in karşısında 15 bin kişilik bir silahlı güç var. Bir silahlı kuvvet var.
Hani orada hiçbir şey yoktu. Durup dururken Cumhuriyet orayı bombaladı. İşte o masum insanları öldürdü deniyor ya. Şimdi belgeler öyle demiyor. Toplanan silah 15 bin. Şimdi ve dikkat edecek olursanız bu 265 kişinin ölmesi o koşullarda, o böyle bir operasyon sırasında son derece doğaldır. Şehitlerimiz var. 65 civarında da şehidimiz var bakın. Yani operasyon düzenliyorsunuz. Askeri bir operasyon. Tabii ki isyancılar ölüyorlar ama bizden de şey. Ayrıca bir de 33 askerimizi dahil etmiyorum buna. Başka kayıplarımız da var. Şimdi bu operasyondan Atatürk doğrudan sorumludur. Trabzon ziyareti vardır biliyorsunuz o dönemde. Ve Mustafa Kemal Atatürk hatta harekatın planlarını doğrudan kendisi yapar. 1937 yılındaki harekatın. Hatta o planlar çizilidir, bir harita üzerindedir. Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde, Atatürk Evi'nde sergileniyor onlar bugün bile. O harekatın başbakanı İsmet İnönü'dür. 1937'deki harekatın, 1. Dersim harekatının. Şimdi 1. Dersim harekatı sonunda 11 kişiye idam cezası verilmiş. 6 kişi idam edilmiş, 7 kişi idam edilmiş, biri Seyit Rıza'dır. Seyit Rıza'dan ayrıca bahsedeceğim. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman dünyayı ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktur. Yani efendim katliam yaptık, insanları katlettik, zehirli gaz kullandık, mağaralar tamamen palavra oldu. Zaten bu tablodan ortaya çıkmaktadır. Peki 1938'deki 2. Dersim Harekatı'nda durum nedir? Asıl kayıpların verildiği, biraz daha sayının arttığı hareket odur. Bakın size birkaç kaynak vereceğim. Yine belgedir bunlar. 1972 yılında emekli kurmay albay Reşat Hallı Genelkurmay arşivlerindeki bu konuyla ilgili belgeleri yayınladı. Hani deniyor ya arşivler, arşivler, arşiv. Bilen de arşiv diyor, bilmeyen de arşiv diyor. Şimdi oysa ki elimizde yani çuvallarla belge var bu konuyla ilgili. İşte daha 1972 yılında Genelkurmay kendisi bunun belgelerini yayınlamış zaten. Ve Mustafa Bey, ilginç bir durum var orada. Bölgedeki alt rütbeli subaylar Ankara'ya raporlar yazıyorlar. Ve raporlarda gün gün bugün kaç kişi öldüyse o rakamı veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk askeri yapısını az çok biliyoruz. Ya alt rütbeli subayların, komutanların Ankara'da Genelkurmay'a rapor yazarken bu raporlarda sayıları çarpıtmaları, rakamları çarpıtmaları mümkün olabilir mi? Gün gün, bakın ben onu da söyleyeyim. 13 Ağustos 1935 tarihli ilk rapor. Yani 30'larda, 37-38'den önce de bölgede sürekli harekat var. 35 tarihli, 13 Ağustos 1935 tarihli. Bu raporla başlayan raporlar 12 Eylül 1939 tarihine kadar devam ediyor. Gün gün. Şimdi o 20 bin, 30 bin peki ölüler nereden çıkıyor? Bakalım ne kadarmış kayıp. 155 klasörden oluşuyor bu raporlar. Günlük askeri raporlar hepsi ifade ettiğim gibi. Ve o raporlara göre toplam kayıp 3828 Genelkurmay'ın verdiği kayıp. Birinci ve ikinci mi? İkinci. İkinci. Evet. Bir daha söyler misin? 3828 sayısı ortaya çıkıyor. Fakat burada şunu söyleyeyim. O raporları taradık. Tek tek. Zaten kitapta yazıyor. Fakat şurada ilginç bir durum var. Mesela 300-400 kişi diyor bazen. Mesela 200-300 kişi diyor. Yani yuvarlak sayılar verilmiş. Şimdi başka belgeleri de ortaya koyduğumuzda çıkan rakam şu oluyor Mustafa Bey. 1500 ile 3000 kişi arasında bir kayıp vardır ikinci harekat sırasında. Yani biz şunu iddia etmiyoruz. Oraya bir harekat yapılmadı, orada isyan olmadı, bir harekat yapılmadı, orada insanlar ölmedi falan, böyle bir şey demiyoruz. Fakat bölgeden 15 bin silah toplandığını da lütfen göz ardı etmeyiniz. Yani isyancılar isyan bastırıldıktan sonra bölgeden 15 bin silah toplanıyor. Dolayısıyla Genelkurmay bir şeyi saklamamış bakın. Hani diyoruz ya işte resmi tarih, resmi tarih, resmi tarih. Arkadaşım şimdi gidip belgelere baktığın zaman, arşivde belgeleri incelediğin zaman böyle bir resmi tarihin bir şeyleri sakladığı falan yok. Gün gün bütün raporlarda her şey net. Başka bir şey daha var. Mesela köylerin yakılma olayı. Çok sık anlatılır, çok sık dile getirilir. Genelkurmay raporlarında var. Genelkurmay raporlarında Sayın Doğu Perinçek de bunu kitabında oradan alıntılarla yazdı. Ben de yazdım, başkaları da yazdı. Şimdi diyor ki şu köyden insanlar çıkarıldı, şu köy yakıldı. İsyancılar bir daha geri dönmesin diye. İsim isim verilmiş. Hani altın bulmuş gibi sarılıyorlar ya, belge bulduk arşivde. Bak köyleri yakmış genç cumhuriyet. İnsanları katletmiş. Şimdi buradaki ahlaksızlık diyeceğim. Buradaki ahlaksızlığa bakar mısınız? Orada verilen belgede diyor ki köyler boşaltıldı. Batıya aktarıldı. 11 bin kişi kadar
Batı'ya iskan ediliyor insanlar. Çünkü o isyanla başka türlü mücadele edemiyorsun. Çünkü isyancı aşiretler bölge halkına zarar veriyor. Yani orada yaşayan halk zaten Kürt, zaten Alevi. PKK olayları sırasında da Güneydoğu'da birçok mezra boşaltıldı. Aynen öyle. Fakat bunu da insafsızca ve vicdansızca nasıl anlatıyorlar? Köyler yakıldı. Köyler yakıldı dediğiniz zaman ucu açık bunun. Yani canlı cansız her şey yakıldı gibi. Böyle bir şey yok sevgili seyirciler. Köyler boşaltıldı. Bunlar hepsi yazıyor Genelkurmay belgelerinde. Şimdi bir rapor okuyacağım bakın, bir belge. 3. Ordu Müfettişliği'nin Tunceli'de yapılan tedip harekatına dair verdiği bir rapor bu. Tunceli'de 2 defa da toplamda 17 günde tarama çalışmaları yapılmış. 2. Dersim harekatı sonunda. 7954 kişi bölgeden çıkarılmış. Ölü ve diri olarak çıkarılan toplam sayı. Devam edelim belgeyi okumaya. 7954 kişinin 5000 ile 7000 kadarı batı bölgelerine sevk edilmiş. Yine dikkat ederseniz 7954 kişi ölü veya diri çıkarılmış ama 5000 ile 7000 kadarı sevk edildiğine göre bunlar yaşıyor. Öyle değil mi? Yani devam edelim hesap yapmaya. 5000 kişinin sevk edildiğini dikkate aldığımızda 2954 kişilik bir kayıp var. Yani bakın deminki belgedeki rakama yakın. Devam ediyorum. 7000 kişinin sevk edildiğini dikkate aldığınızda sadece 954 kişilik bir kayıp var. Şimdi dikkat ederseniz belgeleri yan yana koyduğunuzda bir rakam ortaya çıkıyor. Önce bunu netleştirip sonra başka konulara gelelim bakın. 3. Ordu Müfettişliği'nin raporu bu. Arşiv belge numaraları kitapta var. Bir de nüfus istatistikleri var bakın. Çok basittir, bunu da hemen ben vereyim. 1935 genel nüfus sayımına göre Tunceli'nin nüfusu 107.723. İzleyicilerimiz de bu hesapları yapabilir. 1935 nüfus sayımı, yani operasyondan önceki nüfus sayımında oran 107.723. 1940 genel nüfus sayımına göre Tunceli nüfusu 94.639. Evet. 11.683 kişi batıya göç etmiş bu verdiğim rakamdan. Şimdi bu rakamlardan çıkan sonuç ne bakın? 1935-40 nüfus sayımları sırasında Tunceli'de eksilen toplam nüfus 13.084 kişi. Bu 13.084 kişinin de 11.683'ü batıya göç ettiğinde geriye kaç kalıyor Mustafa Bey? 1.401 kişi kalıyor. Diyelim ki sayımda yanlışlıklar yapıldı, işte başka tabii dönemin koşullarını düşündüğünüz zaman doğru dürüst bugünkü gibi bir sayım yapılamadı diyelim. Bu rakamı yükseltebilirsiniz de düşürebilirsiniz de. Fakat dikkat ediyor musunuz ortada dönen sayıya? Ama yani en fazla 2'ye katlarsınız 3000 olur, 2800 yani olur. Çok da iyi niyetli davranarak ancak o kadar oluyor. Şimdi bunu şöyle açıklıyorlar. Canım Cumhuriyet orada katliam yaptığında tabii ki nüfus oranlarını açıkça yazamaz falan diyorlar ama yani bu böyle bir tarihçilik yok. Yani 1935 yılındaki nüfus oranını Genç Cumhuriyet yanlış yazacak değil herhalde. Yani daha operasyon yok, bir şey yok. Efendim diyorlar 1940'taki sayımda çıkan sonuç bu değildi aslında da bunu fazla gösterdiler diye bir komple teorisi geliştiriyorlar. Bunun tarihçilikle ilgisi yok. Ama dikkat ederseniz tarihte tek belge kullanılmaz. Birkaç belge birden kullanıyoruz Mustafa Bey. Son bir belge daha sunalım izleyicilerimize. Bakın Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 23 Kasım 2011'de kamuoyuna bir belge açıkladı ve o belgede dedi ki 13.806 kişi dedi Dersim'de dedi öldürülmüş dedi, bir rapor gösterdi. Fakat gene bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlar arşive gittiler, o belgenin olduğu bölüme baktılar ve belgenin diğer belgelerle tasnif kurallarına uygun olmadığını gördüler. Bunları yazdılar net bir şekilde kitaplarında. Fakat yani bunu kullanmasak bile arşivdeki tasnif kurallarına uymuyor belge. Siz tabii onu bilim adamı olarak söyleyemiyorsunuz. Ben söylemiyorum onu ama tasnif kurallarına uymuyor. Bunu açıkça yazdılar. Ve dediler ki yani bu belge ya sonradan yaratıldı ya da özel bir belgedir. Onu tasnif dışı tuttular ve öyle araya koydular. Şimdi tabii bütün bunlara cevap verilmesi gerekiyor. Yani ve bakın 13 bin kayıp deniyor ve bu bugün dillere pelesenk oldu. Daha önce 50 bindi, 100 bindi. Allah'tan biraz indirdiler. 13 bine indirdiler. O da büyük bir rakam. Ve 13 bin kişi güya operasyon sırasında öldürülmüş. Şimdi yazılarını yazarken bu rakamı kullanıyor bütün bu yandaş kesim, bütün bu cumhuriyet düşmanları. Oysa ki tek bir belge ortada dolaşan, Sayın Başbakan'ın elinde salladığı bir belge var. Ve o belgenin maalesef tarihçilik açısından bir karşılığı yok. Ve ama bakın ben size az önce birçok belgeden bahsettim. Nüfus istatistiklerinden, oranlarından bahsettim. Şimdi ortada şöyle bir gerçek var Mustafa Bey.
İkinci Dersim Harekatı'nda evet 1500 ile 3000 kişi arasında bir kayıp olduğuna ilişkin veriler güçlü. Fakat ortada bir katliam olduğuna ilişkin, ortada bir soykırım olduğuna ilişkin, ortada bir kıtal olduğuna böyle bir şey söz konusu değil. Bir şey soracağım. Evet. Birinci Dersim Harekatı sırasında evet. 265 kişi ölü, 65 şehit vermişiz. İlk 33 kişi hariç. Başka rakam, başka isim, askerlerin birkaç askerlerin şehit sayımız biraz daha fazladır ama bunlar 65. Evet. İkinci Dersim'de 3828 kişi evet. ölüyor. Bunu 1500 ila 3000 kişi olarak da telaffuz ediyorlar. Peki şehit sayısı ne kadar ikinci Dersim'de? Şimdi ikinci Dersim harekatı sırasında da gene buradaki şehit sayısına yakın bir şehit sayısı var, kayıp sayısı var. Fakat o rakamlar da yine net değil. Fakat şehit sayımız hiç dile getirilmiyor dikkat ederseniz. Her iki Dersim harekatı ile ilgili de oraya operasyon yapan askerlerimiz, şehit edilen askerlerimizle ilgili neredeyse hiçbir bilgi verilmiyor. Şimdi Dersim'de bir de zehirli gaz masalı meselesi var. Bir de ondan kısaca biraz daha bahsedeyim. Ondan da bahsedelim. Ondan evet. sonra sorulara geçelim bu konuyla ilgili. Evet 7 evet. dakika bu bölüm. Şimdi, evet. Şimdi bakın bu Dersim'deki zehirli gaz meselesinin iki kaynağı var. Biri İhsan Sabri Çağlayangil. Yine aralarında demin ifade ettim. Mağaralara insanları kapattılar, öldürdüler, zehirli gaz sıktılar diye orada yok. Nasıl öğrendi, nereden duydu, ona kim anlattı bunları? Hiçbir, ne kadar bir bilimsel... Evet, hiçbir bilgi yok. İkincisi de Baytar Nuri Dersim'in anılarında, Kürdistan tarihinde Dersim kitabında zehirli gaz kullandılar diyor. Fakat bir kere uluslararası hukuk gereği 1925 tarihli bir uluslararası sözleşmeye göre, yanılmıyorsam Cenevre'de gerçekleştirilen bir sözleşmeye göre bu bir kere bir insanlık suçu. Fakat buna rağmen zehirli gaz nedir? Çok değişik türleri var bunların. Fakat o dönemde daha yeni gelişiyor. Yani biyolojik silahlar şimdiki gibi gelişmiş değil. Fakat uçakla atılıyor. Uçakla dağıtılır, başka şekillerde de kullanılır. Fakat dediğim gibi 1925'te yasaklanmış uluslararası hukuk kuralları gereği. Ama 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar kullandı. Yine şeyde zannediyorsam İtalyanlar kullandı yine 2. Dünya Savaşı sırasında. Kullanan ülkeler var. Fakat düşünün Türkiye 1937'de 38'de zehirli gaz kullanmış olsa zehirli gaz kullanan ülkeler adeta tecrit edildi. Yani bunlar deşifre edildi ve çok büyük sıkıntılar yaşadılar o dönemde. Tabii zaten. Türkiye böyle bir şey yapsa 1937'de ve 38'de bakın Suriye o dönemde bizim Suriye Fransızların kontrolünde. Irak İngilizlerin kontrolünde. Orada konsolosluklar var. Yabancı gazeteciler var. Ajanlar var. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin düşeceği durumu? Ve İngiliz raporlarında, yazışmalarda, belgelerde mutlaka bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanır değil mi? Hiçbir bilgi yok bakın. Türklerin orada zehirli gaz kullandığına ilişkin. Şimdi peki zehirli gaz kullanmadığımızın kanıtı var mı? Var. Türkiye 1900, bunu da Sayın Cengiz Özakıncı İngiliz arşivlerinde belgelerini buldu, yayınladı. İsteyenler Bütün Dünya Dergisi'ne bakabilirler. 2011 yılında yayınladı galiba. Orada o belgelerde şunu görüyoruz. Türkiye 1938 yılında İngiltere'den zehirli gaz uzmanı istemiş. İngiltere ise ve zehirli gaz istemiş. İngiltere ise 1939'un sonlarından önce ne zehirli gaz ne zehirli gaz uzmanı Türkiye'ye gönderemeyeceğini söylemiş. Bu belgeyi şöyle yorumlayan da olabilir tabii. Bak işte zehirli gaz istiyorlar. Şimdi zehirli gaz istiyorlar demek orada zehirli gaz kullanacakları anlamına gelmiyor. Ayrıca efendim o dönemin gazetelerinde işte doğu bölgelerinde gaz eğitimleri yaptırılmış. Yani zehirli gaz konusunda halka eğitimler yaptırılmış. Bunun belgeleri var arşivde falan diye yazılar çıkıyor. Doğru dönemin gazetelerine baktığınız zaman zehirli gazdan nasıl korunulur diye düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nın arifesi 37-38 yılları ve bu gaz geçmişte kullanılmış ki 25 yılında yasaklanmış. Şimdi dolayısıyla ister istemez Türkiye'de kendi güvenlik önlemlerini alıyor. Canım Trakya'da hala şeyler var, kazılmış siperler. Yani şimdi bunu kullanarak diyor ki bak işte hazırlık yapıyorlar. Neye hazırlık yapıyorlar? Orada Kürtleri, Alevileri katledecekler. Böyle tarih olur mu Mustafa Bey? Tarih böyle yazılıyor. Bunlar tarihi böyle yazıyor. Ve tekrar ediyorum sevgili seyirciler 1939 sonlarında yani Dersim Harekatı bitmeden önce Türkiye'nin elinde ne zehirli gazı var ne zehirli gazını kullanacak uzmanı var. Bunun arşiv belgeleri elimizde, yazışmalar var Türkiye ile İngiltere Peki, arasında. Peki son soru bu konuda. Evet.
bu olayın sürekli istismar edilmesinin sebebi ne? Bu olayın sürekli istismar edilmesinin sebebi şu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye etmek isteyenler yeni bir tarih yazma peşindeler. Ve bu yeni tarihi yazarken yeni kahramanlar lazım. Eski kahramanları tasfiye ediyorlar bakın. Sadece Cumhuriyetimizin, yani Cumhuriyet tarihini tasfiye etmiyorlar. Cumhuriyet tarihi demek zaten o tarihin kahramanları demek. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk olmadan Cumhuriyet tarihi ne kadar yazılabilir? Ama hedefleri bu. Yani Atatürk'süz bir Cumhuriyet tarihi yazmak. İnönüsüz, Atatürk'süz, işte daha doğrusu şunu yapmak, yani Cumhuriyet'i anlamsızlaştırmak, önemsizleştirmek, halkın gözünden düşürmek, bu mümkün müdür? Değildir. 1400 sayfa kitap yazdım, anlattım, bir 1400 sayfa daha yazılır bu Cumhuriyet'le ilgili. Bu mümkün değildir, Fakat hedefleri şu, tekrar ediyorum, Atatürk'ü katliamcı göstermek. İşte İnönü'yü katliamcı göstermek, tek partiyi katliamcı göstermek. Ama bu utanılacak bir şey yani hakikaten. Düşünebiliyor musunuz? Yokluk, yoksulluk içinde kurulan bir ülke, kanla, ateşle, gözyaşıyla kurulan bir ülke. Yani kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak cepheye bu ülkeyi kuruyorlar. Binlerce kadınımıza tecavüz ediliyor Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da. Camilerimiz ahıra çevriliyor düşman kuvvetleri tarafından. Yakılıyor, yıkılıyor. 1923'te Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı konuşma var. Diyor ki 123 tane camiyi bu sene tamir ettik diyor. Bin küsür camimizi diyor yakmışlar, yıkmışlar diyor. Şimdi bu ülke çok zor kuruldu. Ekmeklik buğdayımız yok bizim Cumhuriyet kurulurken. Fakir bir ülkeyiz. Şimdi bu ülkeyi kuran insanları katliamcı göstermek utanç verici bir durumdur ve bunu gerçek dışı çarpıtmalara dayalı olarak yapmak. Ama hedefleri şu, tekrar ediyorum. Atatürk'süz bir yeni bir tarih yazmak. Atatürk'ü halkın gözünden nasıl düşürebilirsiniz? Halkın kalbinden nasıl silebilirsiniz? Onu katliamcı, işte onu diktatör diye damgalayarak belki silebiliriz diye düşünüyorlar ama mümkün değil. Çünkü bir ağaç dalının yaşaması için köşkünü kaydıran bir liderden bahsediyoruz. Ya. Köşkler meselesinde konuşuruz bunu ama. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ağaç dalına kıyamayan bir insanın oradaki Kürt vatandaşlarını, Alevi vatandaşlarını, ki Alevilerle gönül bağı vardır Atatürk'ün, ben uzun uzun yazdım bunları. Yani onları öldürmeye kalkması, katletmeye kalkması. Bir de şunun altını çizeyim. İkinci Dersim Harekatı sırasında illa birilerini suçlayacaksak, valla o dönemin bütün yöneticilerini suçlamak lazım ama ya İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk bu işte en az suçlanabilecek isimlerdir. Neden? Çünkü Mustafa Kemal hastadır. Hakikaten ciddi derecede hastadır. Süreci yönetecek durumda bile değildir. Süreçten haberdardır fakat nasıl işlediğini, nasıl harekatın devam ettiğini çok da bilmez. Fakat operasyon bittikten sonra bile Mustafa Kemal'e bilgi verilir. Yani bilgi ister. Bastırıldı mı diye bu bilgiler ona verilir. Fakat birinci Dersim Harekatı'ndaki gibi süreci kontrol etme, süreci yönetme durumu söz konusu değildir. İkincisi İsmet Paşa hiç ortada zaten yoktur. Yani ikinci Dersim Harekatı'ndan İsmet Paşa'yı sorumlu tutmak abesle iştigaldir. Başbakan değildir. Kimdir başbakan? Celal Bayar'dır. Başbakan ikinci Dersim. Değil, cumhurbaşkanı. Değil, hiçbir şey değil. Yani Menderes ne kadar sorumluysa ikinci Dersim Harekatı'nda İsmet Paşa da o kadar sorumludur. Yani bütün Demokrat Parti'yi kuran kadro o kadar sorumludur. Ayrıca bakın Menderes'in yeni bir tarih yazdırdığını söyledim. Necip Fazıl eliyle. Fakat ve o dönemde sürekli meclis konuşmalarında bunu dile getirir. Fakat bu Dersim konusunu sadece Necip Fazıl yazar şeylerinde, kitabında ve Büyük Doğu'da. Fakat Necip Fazıl da orada İsmet Paşa'ya isim olarak İsmet Paşa'yı vermez. Kimi verir biliyor musunuz? Celal Bayar der. Enteresandır o. Celal Bayar der. Fakat maalesef kullandıkları kaynaklara da hakim değil bu Cumhuriyet tarihi yalancıları. Evet. Sinan yani, süre bitti galiba. Evet, süre bitti. Bu arada, son derece yoğun bir katılım var. Sayın ama meydana çok giremedik. Çok şey var ama var ama bir iki kitabın isimleri özellikle seyircilerimiz çok merak ediyor. Bu konuştuğumuz az önce Cumhuriyet tarihi yalanları. Rica edeyim. El Cevap bu tarafta gördüm ama. Cumhuriyet tarihi yalanları. Önünüzde El Cevap burada. Aklı Kemal orada da. Son kitabın ismi neydi hocam? Dersim'le ilgili yalanları. Burada var, orada var. Her ikisinde de var. El Cevap'ta da var. Cumhuriyet tarihi yalanlarında da var. Arşiv belgelerini tabii tek tek paylaşmak isterdim ama hepsi kitapta var. Ve siz sordunuz ya 1937-38'de isyan nasıl gelişti, gerçekleşti diye. Devlet belgelerinde var. Hangi karakollara saldırıldı, kaç askerimiz şehit edildi. Bütün bunlar tek tek kalem kalem yazılı. Ama bunları göremiyoruz hiçbir yerde. Trabzon'dan maalesef. Reşit Bey Dersim'de tam olarak neler oldu özetledi Sayın Hocamız. Adını vermek istemeyen bir seyircimiz. Tuncelili'yiz. Ailemden 4 kişi hayatını kaybetti. Atatürkçüyüm ama gerçekçi olmak lazım. İntikamcı olmamak lazım. Hocam altını çizdi zaten. Yani gerçek bu, yaşanan bu diye özetledi sevgili hocamız da. Gazi Durmuş Bey İzmir'den Dersim isyan değil bir ayaklanmadır diye özetlemiş. Çanakkale'den Ağaköy'ünden
Salih Kaya, Koyun Çobanıyım, Rıza Zelyot'un Dersim İsyanı hakkındaki kitabını okudum. Sezgin Tanrıkulu hiç mi kitap okumaz? Paran yoksa ben ona kitap göndereyim demiş. İnci Uzak, evet. Beykoz'dan Dersim'in ne olduğunu açıklamasını istiyorum demiş. Sanıyorum evet, önemli bir özet oldu. Tabii. Biraz hızlı tabii hocam özetledi. Yani, maden kapısı demek. Maden kapısı. Kaynaklı. Ama programın tekrarları evet. Ve internete de yani, mutlaka düşer. Ama birkaç belki önümüzdeki süreçte tabii. Yeniden hocamızı ağırlama şansımız doğarsa o da sanıyorum güzel olacak. Ve önemli iki tane soru var. Tabii, buyurun, çok buyurun. Özet zaten yanıt. Sana ulaşabilecekleri izleyicilerimizin bir mail adresi verirsen eğer. Tabii onu verelim. Evet. Yani o soruları da oradan ulaştırabilirler. Bana Twitter'dan ulaşabilirler. Sinan Meydan sevmeyden diye. Hı-hı. Twitter'dan ulaşırlarsa Dersim'in tümü mü ayaklanmış? En kritik sorulardan Hüseyin evet, Sürmeli. 6 tane aşiret bravo, diye evet. Özetlemiş. Tabii çok mesela. Doğru. Birinci yani Dersim o önemli. Birinci Dersim harekatında Dersim isyanında 6 aşiret ayaklanmıştır. Seyit Rıza'nın aşireti başta olmak üzere ki çok sayıda aşiret vardır bölgede. İkinci Dersim yaklaşık kaç aşiret var? 40'a yakın 40 belki. Tam sayıyı bilmiyorum ama ikincide ise 10-15 aşiret ayaklanmıştır. Yani şunu şöyle algılanmasın, bütün Dersim hiçbir zaman ayaklanmamıştır. Yani tarih boyu. Koçgiri isyanında da öyle. Yani Dersim'in bir kısmı isyana katılmış, bir kısmı katılmamış. Ağrı da aynıdır. Dersim 37-38 harekatında aynıdır. Yani tamamen bir kalkışma söz konusu değil. Tamam. Zaten operasyon onların üzerinedir. Tunceli evet. İl merkezine yönelik evet. Bir... operasyon olmuş mudur? Vallahi şimdi hep kırsal kesimde zaten. Şöyle ayaklanan aşiretlerin bulundukları bölgelere yapılmıştır operasyonlar her zaman. Dolayısıyla nerede aşiret ayaklandıysa onların üzerine gidilmiştir. Fakat yer değiştiriyorlar sürekli. Dolayısıyla operasyonel güçler de yer değiştiriyor. Çünkü aynen. 15 bin silahlı güçten bahsediyoruz. O da ikinci harekatta. Birincide biraz daha azdır zaten. Ortak soru oldu bir anda tabii. Twitter'da. Şu Dersim isyanıyla bugünkü bazı vekillerin kışkırttığı PKK kalkışması denemesi benziyor mu? Bir cümle tabii, araya gireceğim. Şöyle yani koşulları çok farklı. O dönemki koşullar çok her farklı. Her iki konjonktürde yapılması. Şöyle benziyor. Emperyalist bağlantılar açısından benziyor. Dersim'in hani emperyalist bağlantıları da var ama onları çok net konuşamadık. Yani Seyit Rıza'nın İngiltere'ye, Fransa'ya gönderdiği mektuplar var. Efendim ona da diyorlar ki Seyit Rıza okuma yazma bilmezdi, mektup yazamaz. Şimdi biz bu kadar mantıksız değiliz herhalde. Okuma yazma bilmeyen insan mektup yazamaz diye bir şey yok. Okuma yazma bilmeyen insanlar da mektup yazabilir. Siz söylersiniz ben yazarım. Birisi yazdı. Ve Baytar Nuri Dersim'i gibi aktivist bir Kürtçü var. Ve o mektupları daha çok dikte ediyor. Ama mektuplar arşivlerde. İngiltere'den de Fransa'dan da başka yerlerden de yardım istenmiş. Fakat hiçbiri doğrudan destek olmamış. Çünkü 2. Dünya Savaşı arifesi ve Türkiye ile de ilişkilerini bozmak istemiyorlar. İstemiyorlar. Tabii. Avukat Şule Nazlıoğlu, Erol Sinan Meydan'ı daha sık görmek isteriz diye çok sayıda gelen SMS'i özetlemiş. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Bu arada Necip Fazıl'ın Dersim şeyleri çok soruluyor. Tabii. Ama araya vallahi gitmek durumundayız. Ben kitabımda Necip Fazıl'ın Dersim'le ilgili masallarını tek tek çürüttüm belgeleriyle. Yazdığı şeylerin doğru olmadığını, oradaki isimlerden vesaire hepsini çıkarıp yazdık. Seyircilerimize katılıyorsunuz. Yazdık. Özetle tabii. Onu verebiliriz. Çok evet. Soru var sevgili evet. Seyirciler. Araya gitmek zorundayım. Poşak. Görüşmek üzere birazdan. Ayıklamakta, sormakta, yayını herhalde bitirememekten endişe ettiğim için önüme yadım özetleme evet. Gayreti içinde olacağım. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Hocam size de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu yoğun ilgiyi açısından seyircilerimiz sizi de özlemişler. Sağolsunuz. Belgeleri isterseniz birkaç noktada önem verdiğiniz belgeler var. Çizeyim. Onları paylaşalım. Belgeleri paylaşayım sonra siz sorularınızı sorun isterseniz. Buyurun hocam. Şimdi hani Atatürk bu Dersim'le ilgili çok suçlanıyor bazı kesimler tarafından. Bunu bilinçli yapıyorlar. Demin açıkladık çok net bir şekilde her şeyi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün doğrudan sorumlu olduğu 1. Dersim Harekatı'nın rakamları ortada. Çok sayıda askerimiz de şehit olmuş o operasyonda. 265 evet. Kişi ölmüş. 65 şehitimiz dedim, var. 67'ymiş o tam 67, rakam. O önceki 33 ile evet. Beraber 100 kişi. Daha başkaları da var. Tabii. Yani neredeyse kayıplar kafa kafaya gelir. Tabii burada kayıpları yarıştırmıyoruz. Fakat şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kişi bile ölse değerlidir, kıymetlidir, önemlidir. Fakat ortada bir isyan var, ortada bir ayaklanma var, etki, tepki, kalkışma var, var evet. Ve bir devlet var. Kanlı ateşle kurulmuş bir cumhuriyet var ve cumhuriyetin kuranların temel hedefi de nedir? Bir yurttaşlık bilinciyle doğusuyla batısıyla bütün ülkeyi kucaklamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor Atatürk. Dolayısıyla Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle sorunu yok cumhuriyetin. Cumhuriyet hepsini ne diyor? Türk milleti olarak adlandırıyor. Etnik unsurları reddetmiyor.
Fakat hepsinin adı Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı. Dolayısıyla bir ırkçılık durumu falan söz konusu değil. Şimdi Atatürk'ün bir konuşmasından kısa alıntılar yapayım bu Tunceli ile ilgili. Bakın 1935 yılında meclise açış konuşmasında yapılacak ıslahat programı ile ilgili ifadeleri var Mustafa Kemal'in. Birkaç yeri paylaşacağım izleyicilerimize. Tunceli'deki icraatımız neticeleri bu hakikatin yakın ifadesidir. İleri hükümetçiliğin şiarı. Buraya dikkat, halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük küçük bütün cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur. Dersimden bahsederken, yani buradaki şefkat vurgusuna lütfen dikkat etsin herkes. Hep bunlar gözden kaçırılır. Devletin şefkatinden söz ediyor. Devletin şefkatinden söz ediyor ve memurlara bu konuda talimat veriyor bakın. Evet. Devam edelim, birkaç şey daha paylaşayım. Cumhuriyetin feyzinden yurdun diğer evlatları gibi oradakiler de tamamıyla istifade edeceklerdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını engellemesine izin vermeyeceğiz diyor oradaki isyancıların, oradaki kalkışmacıların. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Birinci Dersim Harekatı Mart ayında kararlaştırılmaya başlandı. Hazırlıklar yapıldı. Neden? Çünkü askerlerimiz öldürüldü, şehit edildi. Karakollar basıldı, yakıldı biliyorsunuz. Telgraf hatları kesildi bölgede. Köprüler yıkıldı isyancılar tarafından. Ve Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen isyancıların üzerine hemen operasyon düzenlemedi. İki aylık bir aralıktan sonra operasyon düzenlendi. Onlar ikna edilmeye çalışıldı. Bakın bunlar da hep atlanır. Yani sanki öyle harala gürele bir operasyon yapılmış gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın 1. Dersim 1937'deki isyan çıktıktan 2 ay sonra operasyon yapıyor Cumhuriyet. Çok çabuk da gerçekleştirebilir bunu. Fakat ne yapıyor? Acaba başka yollarla bu harekat, bu kalkışma bastırılabilir mi? Bunun çaresini arıyor. 38'de de benzer bir şey var. 38 harekatı öncesinde de yine bölgeye çok sayıda ikna heyetleri gönderilmiş. Yani o bölgedeki mesela işte Abdullah Abdoğan Paşa başta olmak üzere, Cemal Bardakçı başta olmak üzere, İzzet Paşa başta olmak üzere bölgeye gitmiş ve aşiret liderleriyle görüşmüş. Görüşmelerini isteyen kim? Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal bölgedeki aşiret isyancı özellikle aşiret liderlerine bu kalkışmadan vazgeçmelerini telkin etmeye çalışıyor. Ve bütün bunlara rağmen isyan ediyorlar. Yani şu da unutuluyor. Sanki Cumhuriyet oradaki insanlarla diyalog kurmamış gibi. Oradaki isyancı liderlerle bile diyalog kurmaya çalışmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Tekrar ediyorum. Cemal Bardakçı ve Abdullah Abdoğan Paşa başta olmak üzere bölgeye bir anlamda nasihat heyeti gönderilmiştir ve yine her şeye rağmen onlarla konuşulmuştur. Fakat onlar Cumhuriyet'e meydan okumaya devam etmişlerdir. Peki şehitlerimizle ilgili bir sıkıntı var. Bir seyircimiz diyor ki Orhan Akkez 38 yılındaki Dersim'de jandarma olan dedemin asker olarak şehit oldu. Mezar yerini bulamıyoruz böyle bir ya bilgisi. Tabii şimdi doğrudur. Şimdi hep o operasyon sırasında öldürülen kalkışmacılar üzerinden mesele anlatılır. Fakat demin Mustafa Bey'in sorusu da ve şimdi izleyicilerimizin sorusu da başka bir konuyu gündeme getirdi. Ya orada operasyon yapan Mehmetçiklerimiz var. Çok zor koşullarda. Hakikaten onlar içinde de aşiretler tarafından hakikaten çok kötü şekilde öldürülen, katledilen Mehmetçiklerimiz var. Mezarı bizden belli kim özür dileyecek demiş. Mezarı belli olmayan Mehmetçiklerimiz var. Fakat algılarımızda öyle oynanmış ki bakın biz bu konuları bu boyutuyla hiç konuşmuyoruz. Suçluluk kompleksiyle. Aynı eziklik duygusuyla bu konuları hiç konuşmuyoruz ve oradaki şehitlerimiz kaderine terk edilmiş durumda. Bu da işin başka bir boyutu. Ben bazı rakamlar paylaşayım. İzin verirsiniz. Evet bakın burası da çok önemli. Hükümetin Tunceli'ye yatırımları, yani laf olsun, torbada olsun diye konuşmayalım, belgelerini gösterelim. Buyurun hocam. Demin dedim ya, en çok yatırımı yaptığı yerlerden biridir Doğu illeri. Ankara'nın doğusuna yatırımı esas almıştır Genç Cumhuriyet. Yani Osmanlı'dan farkı budur. Bakın, hükümetin Tunceli'ye yaptığı yatırımlardan bazı rakamlar vereceğim. Tunceli'ye günde 60 kamyon inşaat malzemesi getiriliyor. Daha isyanlar patlamadan önce. Her yanda inşaatlar başlamış. Sağlık merkezleri yapılıyor. 19 okul açılmış Tunceli'de. Daha bu isyanların öncesinde yani 35 yılı ve sonrasındaki ıslahat programını diyorum bakın. Köylülere toprak verilmeye başlamış. Ağaçlar aşılanmış. Tarım Bakanlığı köylülere ücretsiz tohum ve fidan dağıtmış. Şimdi bugün fidanları söküyorlar, ağaçları kesiyorlar ama Genç Cumhuriyet bakın Tunceli halkına da başta olmak üzere ne yapıyor? Fidan dağıtıyor, tohum dağıtıyor. Bunları ücretsiz yapıyor Mustafa Bey. Devam ediyorum. Dönemin İçişleri Bakanı Faik Öztrak 7 Temmuz 1939 tarihinde mecliste bir konuşma yapıyor. Yani bu isyanlardan hemen sonra. 37-38 yıllarında Tunceli'de yapılan bütün yatırımları, imar faaliyetlerini tek tek sıralıyor.
Şimdi hepsini verirsem süremizi aşacağı için köprüler yapılmış, bina inşaatları yapılmış, yollar yapılmış, memur ve subay evleri yapılmış. Hatta demin ifade ettiğim gibi Tunceli'de bir su sporları merkezi, bir eğlence, bir yaşam merkezi projesi var. Mustafa Kemal'in bizzat burayı bölge halkının kullanımına verin dediği Hazer Gölü projesi var. Ama hiç bahseden yok bakın. Birkaç rakam daha vereyim. Genç Cumhuriyet ilk 15 yılında en büyük yatırımı doğuya yapmıştır diyorum, kitabımdan paylaşıyorum. Külümür subay ve memur evleri için 80 bin lira harcamış. Okul inşaatları için 90 bin lira harcamış. Elazığ Hastanesi için 100 bin lira harcamış. Askeri deniyor ya bütün önlemler. Şimdi bölgede açılan trauma hastaneleri, sıtmayla mücadele kurumları, işte verem dispanserleri, bunları ben Aklı Kemal kitabımın son cildinde tek tek yazdım. Şimdi bütün bunları niye yapıyor bu Cumhuriyet? Madem oradaki insanlara düşman. Bakın hiç sorulmayan sorular. Rakamlara dikkat edin lütfen. 100 bin lira Bingöl, 100 bin lira Elazığ Hastanesi için. Karakol inşaatları tamiratı için yine harcanan rakamlar var. Bingöl Hükümet Konağı için harcanan rakamlar var. Sulama ve telefon için 70 bin lira harcanmış. Halkın eğitim, sağlık, iletişim, güvenlik ihtiyaçları için 260 bin lira harcanmış. 23 Temmuz 38 tarihli bir cetvele göre Tunceli ıslahatı için toplam 7 milyon 52 170 lira para harcanmış. Önemli bir rakamdır o dönem için Mustafa Bey. Evet. 2 milyon 959 bin 805 TL gene başka masraflar için ayrılmış. Hakikaten bütün bu rakamları alt alta koyduğunuz zaman, mesela Ankara'nın batısına yapılan yatırımlarla kıyasladığınız zaman çok ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Hani hep suçlanır ya, efendim oraya çivi çakmadılar, oraya bir şey yapmadılar. Ya sadece trauma hastanelerine bakın, Güneydoğu bölgesindeki insanlar kör oluyor. Ve Cumhuriyet Doğu insanının bir anlamda sağlığını korumak için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yani Erzurum'da numune hastanesi açılmış. İşte verem dispanserleri açılmış Doğu bölgesinde. Elazığ'da kız enstitüsü açılmış. Yine Tunceli bölgesine dahil o dönemde Elazığ, biliyorsunuz. Ya bunları tek tek saymak bile bu günün kahramanlarına saymadığınız zaman da ne diyor? Efendim faşist zambi zihniyette oradaki halkı etkisiz hale getirmeye çalışan bir cumhuriyetten bahsediliyor. Ya utanç verici hakikaten. Evet. Ayıp. Çok gelen sorulardan biri, ne kaybettirdi cumhuriyete işte Şeyh Seyitler, Seyit Rızalar? Vallahi tabii bu sorunun cevabı aslında belki herkese göre farklı olabilir ama bence hani Said Musul Kerkük'le şimdi maddi kayıplar mesela, ve manevi kayıplar üzerinden toprak gitmek lazım ama şöyle bir durum var. Mesela işte Şeyh Said isyanına bakıyorsunuz. Şeyh Said isyanının arkasındaki emperyalist parmak hep inkar ediliyor ama yine ben belgeledim onu. Başkaları belgeledi, açık, yazdı. Doğru. Yani oradaki İngiliz etkisi çok güçlü ve Türkiye Musul sorununu masaya yatıracağı zaman hem Milletler Cemiyeti araya girmiş, hem isyan çıkmış ve bağlantıları görüyorsunuz. Onun belgeleri var elimizde. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hoybun Cemiyeti, demin bahsettim. Hoybun Cemiyeti 1926 yılında kurulduğunda yurt dışında ve o cemiyetin arka planına indiğiniz zaman hem Fransa var arkada, hem Amerika Birleşik Devletleri bile var. Yani şubelerini açmış Amerika Birleşik Devletleri'nde cemiyet. İngiltere var. Ve 1937 yılında Hatay sorununun ortaya çıktığını net bir şekilde biliyoruz, görüyoruz. Fransa'yla bir Fransa'yla çok devlet ciddi boşluğu yarattı. Yani tabii, belki değil mi bu bölgesel anlamda bu açıdan çarpıcı. Ve ne oluyor? İster istemez tabii bu bölgede bir isyan çıkması hem İngiltere'nin hem Fransa'nın işine geliyor. Fakat doğrudan isyana destek, Dersim isyanına doğrudan emperyalist bir destek var mıdır diye sorarsanız doğrudan bir destek yok. İzliyorlar isyanı. Gelişimine göre hareket edecekler. Fakat Türkiye Cumhuriyeti isyanı bastırdığı için onlar da hareketsiz kalıyor. Hareketsiz kalıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi çünkü. İlginç bir soru. Alevi çocuklarını okutacağız diyerek Sünni ailelerinin yanında başka şeylere gönderilmesinin amacı neydi? Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın bu İskan politikası var Cumhuriyet'in. 1934 yılında çıkan İskan Kanunu, daha önce bazı kanunlar çıkarılmıştır ama 34'teki kanun önemlidir. Kanundan hemen sonra doğudaki bazı problemli aşiretler o bölgeden sökülüp batıya yerleştirilmiştir. Ve ilginç bir şey yapmış genç cumhuriyet. O batıya getirilen ailelere hem toprak veriyor bakın, hem tohum veriyor, hem fidan veriyor, hem onların birçok ihtiyacıyla ilgileniyor. Ha bu arada tabii çocukların eğitimi çok önemli genç cumhuriyet için. Kız çocuklarının eğitimi özellikle çok önemli. Elazığ'da bir kız enstitüsü açmış genç cumhuriyet bakın. Elazığ Kız Enstitüsü ve o zaman başında Sıdık Ağar var. Sıdık Ağar'ın anıları var, Dağ Çiçekleri.
Onu okuduğunuz zaman gözleriniz yaşarır. Çünkü hakikaten bölge insanı birçok şeyden mahrum bırakılmış yüzyıllarca. Ve oradaki anılarda kız çocukları karyolanın altında yatıyorlar. Mesela hayatlarında karyola görmemişler. Okulda karyolaların altında yatan kız çocuklarından bahsediliyor. Şimdi genç cumhuriyetin şöyle bir kafası yok. İşte Kürtleri ya da işte başka etnik unsurları, onların etnik kimliklerini yok edelim kafasına sahip değil genç cumhuriyet. Asimilasyon kafasına sahip değil. Tam tersini iddia ediyorlar. Bakın bazı Dersim raporlarına bakıyorlar. Canım bu raporda Türkleştirmekten falan bahsediliyor diye... Efendim genç cumhuriyet etnik kimliklerini yok etmeye çalışıyor. İşte hedefleri bunlar doğru değil. 1925'e kadar hele Şeyh Said isyanına kadar kesinlikle herhangi bir baskı, herhangi bir yasak da yoktu. Ya biz etmeye çalışsaydı herhalde 100 sene içinde 90 sene içinde ederdi. Yapardı bunu. Yani. Böyle bir durum söz konusu değil. O sorunun cevabı şu: Elazığ'daki kız enstitüsüne götürülen kız çocukları var. Efendim onlar zorla alındı deniyor. Hiç de zorla falan alınmadı. Sıdıka var, bu konuda suçlanır. Çocukları, Kürt çocuklarını, kızlarını zorla alıp Türkleştirdi diye. Hayır. Orada çocuklara okuma yazma öğretildi. Türkçe öğretildi. Biçki dikiş nakış öğretildi. Tarım öğretildi. Sağlık öğretildi. Böyle. Amacı tabii ki hedefi buydu. Peki. Ama siz bunu çarpıtabilirsiniz tabii. Efendim mutlaka. Aldılar Türkçe öğrettikleri için ister istemez şunu diyebilirsiniz. Canım işte bak Türkçe öğretmişler, asimile etmişler diyebilirsiniz. Ama Cumhuriyet'in derdi şu zaten. Türkçe öğrensin bütün insanlar ki iletişim kurabilsinler. Bugün on binlerce kız çocuğu yatılı, imam hatip yatılı işte Kur'an kurslarında bilmem nerede yani biliyorsunuz. Yani ve Cumhuriyet'in oradaki hedefi ağanın, şeyhin, şıhın baskısından kurtarmak, özgür bireyler haline getirmek, aklını kullanan bireyler haline getirmek insanları. Yani bu konuda Cumhuriyet'e teşekkür etmek gerekirken eleştiri alması maalesef böyle yansıyor. Tabii, peki, birkaç haftanın birkaç belge göstereceğim. Evet. Kapatmak biraz zor oluyor konuyu geçmek. Doğru haklısınız. Şimdi bakın demin sözünü ettiğim Tunceli'de eşkıyaların köprülere ve karakollara saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli bir belge. Yakın plan alabilirsek bunları biz şurada biraz daha yaklaşabilirsek. Sadece o sayfayı alırsak. Evet, sadece o sayfayı alırsak okunabilir bile. Hani isyan yoktu deniyor ya. Durup dururken. Peki biz yine de ben birkaç belge daha göstereyim. Bakın Tunceli'de eşkıyaların karakollara ve telefon hatlarına saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli belge. Bunlar o bölgeden Ankara'ya gönderilen raporlar. Ve gün gün saat saat neler yapıldığı... Nerelerin yakıldığı, yıkıldığı burada anlatılıyor. Öbür sayfada Tunceli'de karakollara saldırı planlandığına ilişkin yazı. Hangi karakollar, nasıl saldırıldı, bütün detaylarıyla. Tunceli'de karakol basan, hükümet konağına saldıran, köprü yıkan, eşkıyaların elebaşları dışında kalanların ve eşkıyaların baskısı ve kandırmasıyla onlara katılmış olanların belirlenen tarihe kadar ellerindeki silahlarla birlikte teslim olmaları ve eşkıya elebaşlarından birini ölü veya diri olarak teslim etmeleri ya da yakalanmasını sağlamaları halinde işledikleri suçların affedileceğini belirten belge. Yani ortada hakikaten bir sorun var, bir kalkışma var. Ve Cumhuriyet ne yapmaya çalışıyor? Bastırmaya çalışıyor ve oradaki insanlara da bu tarz bildiriler yayınlamış. Gece yarısı eli silahlı eşkıyaların, şu belge bakın, gece yarısı eli silahlı eşkıyaların Mercan Karakolu'na saldırdıklarını gösteren yine bir rapor. Böyle yüzlerce belge var. Bu belgelere baktığınız zaman orada ne olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Fakat birileri bu belgelere bakmak istemiyor. Bakmak istemiyor ve arşivler kapalı diyor. Arşivler 72'den beri bu konularla ilgili kamyon dolusu belge var. Serap Hanım'ın o kitabı onu da önerelim. Serap Yeşiltuna'nın Devletin Dersim Arşivi. Şurada benim gördüğünüz kitabımdan daha kalın. Evet. Sadece belge paylaşmış. Yani o şeylerin ait belgeler. Dersim belgelerini paylaşmış. Tek tek görebilirler. Sezgin Bey'in okumasında, Sezgin Tanrıoğlu'nun okumasında. Seyircilerimiz de çok öneriyor. Çok büyük fayda var. Defa kim kimden özür dilemeli onu da anlatmak için. Mustafa Mutlu'nun hafta boyunca sizler için hazırladığı belgeler var efendim. Ona geçelim. Haftanın fotoğrafıyla başlıyoruz. Bu sizin belgeli. Fotoğrafı ekrana yansıdı. Haftanın fotoğrafı ilk bölümde konuk aldığımız Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin eylemindeki fotoğraf. Şimdi biz bu konuda yeterince konuştuk senden ben önceki bölümde. Senin görüşlerini merak ediyoruz. Şimdi paylaşayım.
yayındaki Elif'in annesiyim. Hepsini tebrik ediyorum. Elif İlhamoğlu'nun annesi de böyle bir mesaj. Aileleri gurur duyuyorlar çocuklara. Şimdi onu da paylaşmış. Bu elimle ilgili önce tersten bakalım meseleye. Ben çevremde ya da işte insanlarla konuşurken şöyle bir eleştiride bulunanlar oldu. Efendim masum Amerikalı sivil silahsız askerin başına çuval... Üç gariban askerin çuval geçirmeleri çok şık olmamış tarzında. Canım çarşıya çıkıyorlar ne var falan diye. Aynen öyle çarşıya çıkıyorlar. Kuzucuk'ta ne kadar işte korktu diye, falan tedirgin oldu. Şimdi şaka bir yana bu yapılan eylemin psikolojisini ve sembolik anlamını iyi bilmek gerekiyor. Onun için biraz tarih bilmek gerekiyor. Hep bize iş düşüyor bugünlerde. Ben bundan memnunum tabii. Şöyle bakmak lazım olaya. Bakın 1946'dan beri Amerikan emperyalizminin maalesef pençesi altına düştük. Ben bu Aklı Kemal kitabını yazarken o nasıl yaptı, ötekiler yıktı diye anlatıyorum. Ötekiler derken kastettiğim 1946'dan itibaren Amerikan emperyalizminin güdümündeki siyasi iktidarlar. Ya bu çok net. Şimdi Marshall yardımı, Truman doktrini, Trumbull raporu, ikili anlaşmalar ki Menderes döneminde yapılan ikili anlaşmaların bazıları sözlüdür. Yani sayısı belli değildir. Ya Amerikan emperyalizmine Türkiye'yi teslim etmişlerdir. 1969'da 6. filonun Türkiye'ye geldiğinde Dolmabahçe'de nasıl karşılandığını biliyoruz. Evet. Yani emperyalizm Türkiye'yi esir aldı 1946'da Amerikan emperyalizmi. Fakat her şeye rağmen o Atatürkçü damar, o anti-emperyalist damar kırılmadı. Yani hatta o damar güçlenerek geldi işte deniz gezmişlerle geldi. Şimdi işte bizim gençleri gördük burada. Askerlerin başına çuval geçiren TGB'li gençleri gördük. Yani Atatürkçü, ulusalcı, millici öyle diyelim o damar anti-emperyalist damarı kıramadılar. Nasıl kıramadılar? Bakın 1969'da 6. filo geldiğinde 6. filoyu kıble bilip namaz kılan güya Müslümanlar vardı güya. Şimdi emperyalizmin gemilerini bu yaşandı hakikaten. Evet. Mehmet Şevket Eygin'in... Biz eleştirdik mi bunların kıblesi Washington diye kızıyorlardı. Hayır, yaşandı bunun, bizzat bunun yani. Yazısını yazdım ben. Görüntüleri vardır. Şimdi 6. filoyu protesto etmek için oraya giden anti-emperyalist gençler Yankee Go Home diye bağırdıklarında güya kendilerini milliyetçi hatta dinimize bağlıyız diye tanımlayan bazı kesimlerse orada oturup biliyorsunuz gemilere karşı namaz kıldılar. Şimdi evet. Böyle bir din anlayışı da yok. Evet. Bizim dinimizde cihat var. Bizim dinimizde Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı yıllarında bayrak ettiği hakikaten cihat anlayışı vardır. Yani ülken işgal edildiğinde ona karşı baş kaldırmak dinin hükmüdür, dinin gereğidir. Yani bunların din anlayışı da sorunlu. Sorunlu olduğunu zaten görüyoruz. Oradan şuraya geleceğim. Şimdi dolayısıyla bakın 1946'dan 2014 yılına kadar Türk siyasetini biçimlendiren bu Amerikan emperyalizmine karşı bu tepki son derece masum, son derece haklı, manidardır. Son derece gerekli bir tepkidir. Ayrıca konjonktür de inanılmaz bir rüzgar aldı. Şu durumda eleştirebilirdik. Oradaki askerlere işte sivil askere yapılmış olan bir saldırı, işte askerlere yaralanması gibi bir durum söz konusu olsaydı böyle bir durum söz konusu değil. Elbette çok TGB, net bir şekilde son derece bilinçli çok açık bir şekilde doğru. Tepki ortaya konmuştur. Demokratik bir tepkidir. Bence demokratik bir tepkidir. Zaten hemen Marmara'dan kaçışta bunu göstergesi Türk bayraklarıyla. Ve Türk genci şunu göstermiştir. Siz bu ülkenin siyasi iktidarlarını kontrol edebilirsiniz emperyalizm olarak ama Mustafa Kemal'in gençlerini kontrol edemezsiniz. İşte Kurtuluş Savaşı'nda edemediğiniz gibi. Sembolik anlamı da çuvalın sembolik anlamını anlatmama gerek yok herhalde. Orta Doğu'da anlatmama gerek yok. Son derece önemli. Dolayısıyla peki. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Son derece önemli. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ve Bülent Çelik geçtiğimiz hafta cumartesi günü başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlığına kavuştu. Ona teşekkür ediyoruz. Bizi de unutmadı. O çizgilerle devam edelim. Üç karikatürü birden göndermiş. Üç karikatürü birden peş peşe izleyeceğiz. Bize özel. Evet. Plazmaya yansımasını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. İşte ilk karikatürü Bülent Çelik'in çizgilerinden. Hani yiyin efendiler yiyin karikatürü gibi bir şey. Oradaki söz, evet beyler eğlence bitti, hesabı hanginiz ödeyecek diyor. Göbeklerin, karınların tıka basa. Tipler sana tanıdık geliyor. Tanıdık da geliyor. Tanıdık da geliyor. Hesabı ödeyecek bir tip yok. Gördüğüm kadarıyla hesap ortada kaldı. Hesap ortada. Hesap mutfakta biter gibi. Ellerine hesap sağlık. Bizim cepte kaldı vergilerden. Sıradaki çizgiyi hemen hızlıca görelim. Evet. Bülent Çelik'in sıradaki çizgisi de ekrana ve plazmaya yansıdı. Tahtada bir öğrenci, ayakta bir öğretmen. Anlat bakalım Atatürk hakkında düşüncelerin.
Öğrenci diyor ki avukatımı istiyorum. Çok haklı, yaşanan vaziyet süreç böyle, bu duruma getirdi maalesef. Hemen üçüncü çizgimizi de görelim arkadaşlar hızlıca. Bülent Çelik'in yine bizler için vallahi maşallah o rahatsızlığına rağmen yani peş peşe evet, hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi, geçmiş ciddi olsun. Yani. Evet, kafasında çuvallar var. Çuvallar kimin kafasında görüyorsun, kimin kafasında? Değil mi? Gazetecilerin kafasında. Çünkü bu sen olayı... Sen bir şey gördün mü? Hayır, sen bir şey gördün mü? Hayır diye. Bu olayı yani Sirkeci'de oluyor. İstanbul'un en kimse kalabalık görmüyor. Yeri. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Gören de ayıp ettik. İşte ya Amerika'nın mesajı üzerinden. Adamları üzdük falan diye görüyorum. Veriyorlar. Son derece çarpıcı. Karikatürlerimiz bitti galiba. Evet. Bülent Çelik'in bitti. Şimdi haftanın karikatürlü gazetelerden devam ediyor. Son bir şey paylaşacaktım ama onu en sona mı bırakalım yoksa araya gireyim mi? Yok, gir. Şimdi şimdi çok fazla şey var Dersim'le ilgili de bu çok önemli olduğu için paylaşacağım. Çünkü bunun da sembolik değeri var. Hmm. O resimleri göstermeyeceğiz izleyicilerimize ama Dersim duygu sömürüsü yapanların internet sitelerinde ve kitaplarında ya da dergilerinde gösterdikleri Mehmetçiğin elindeki bu kesik kafalar vardır. Size de gönder, siz de görmüşsünüzdür. Bana çok sık gönderirler işte. Bakın Mehmetçikler böyle orada insanların köyler kafasını kesmiş işit gibi diye. Sanki. Evet. Şimdi o kafalar, o kesilen kelleler hakkında kısa bir bilgi vereyim bakın. Şimdi o kelleler aşiretler tarafından kesilmiştir bakın. Mehmetçik tarafından değil, onu biraz açıklayayım. Dersim isyanının fikir babalarından Alişer Bey, Suriye'ye kaçmak üzereyken 9 Temmuz 1937'de saklandığı mağarada Seyit Rıza'nın yeğeni rehber tarafından yakalanmış. Devam edelim. Kitabımdan bunu paylaşıyorum. Amcası Seyit Rıza ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğundan isyana katılmayıp devlete yardım etmiş rehber. Ve Alişer'i öldürüp kellesini keserek orduya teslim etmiş. Orada eleştirilebilecek tek nokta o şekilde onun resimlenmesidir. Ama o kelleleri kesenler Mehmetçikler değildir. Aşiretlerin kendi içindeki tartışmaları, kavgalarıdır. Belki başka birkaç isim daha vereyim. Yine isyancı liderlerden Şahin Bey, üvey kardeşi Pirço tarafından öldürülüp kellesi kesilerek bu kelle orduya teslim edilmiştir. Bir isim daha vereyim. Dersim isyanı sırasında mi? Yani şu an anlattığınız resimler mi? Size evet, gönderilen evet, ya da o resimlerden bahsediyorum. Dersim isyanı sırasında kesilen kellelerden biri de Hızır Ağa'nın kellesi. Onun kellesini de Seyit Rıza'nın karısı Besi kestirmiştir. Bunlar maalesef kamuoyundan saklanmaktadır. Yani dikkat ederseniz aşiretler kendi aralarında bir bazı aşiretlerden bahsediyoruz. Bu kalkışmacılardan bahsediyoruz. Yoksa peki onların ellerindeki silahlar hangi ülkeye ait? Bir soru geldi. Onun evet, tespit şimdi, var mı? Onunla ilgili emperyalist bağ, onunla ilgili dediniz ama onunla ilgili ben doğrudan bir araştırma yapmadım ama tabii ki o silahları onlar üretmiş değiller. Şeyh Said isyanındakiler İngilizlere aitti ama buradakilerin hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili bende doğrudan bir bilgi yok ama 15 bin silahtan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Haftanın çizgileri Mustafa Mutlu sizler için seçti. İlk çizgimizi yansıtıyor arkadaşlar. Hastaydı, nezle oldu, soğuk aldı, gidecekti, gitmeyecekti derken iki ileri bir geri Anıtkabir. Bu tam ayakları geri geri gidiyor derler geri ya. Geri geri, doğru. O yani öyle bir fotoğraf. Hakikaten çok güzel özetlemiş Mustafa Bilgin'in çizgisiyle haftada. Hemen sıradaki karikatürümüze geçelim arkadaşlar. Pencereden balon şişirenler ve aşağıdan... Bu tabii sigara içme terbiyesizliği falan vardı geçtiğimiz haftalarda, ona istinaden hazırlanmış. Cep telefonunda sakız gibi alıyorlar bakkaldan diye açıklama yaptı ya. Terbiyesine bak, Cumhurbaşkanı'nın karşısında cep telefonu çiğniyor diye de yorumunu eklemiş. Mustafa abi şu çizgiyi göremedim ama. Kimin? Latif'in. Latif'in. Peki Latif Şimşek'in. Latif Demirci. Latif Demirci'nin çizgileriydi. Evet. Yine Anıtkabir'deyiz sıradaki çizgilerde sevgili seyirciler. Saray bitti, burayı da av köşkü yaptım mı tamamdır. Çelenk koyarken belki böyle de düşünmüş olabilir diye. Şimdi tam burada Musa Kartın. Burada bir ara verelim, devam edeceğiz. Evet, tabii. Saray bitti, burayı da av köşkü yaptım mı tamamdır. Bu o fantezi gibi geliyor. Tabii karikatür komik iş ya. Arkadaşlar lütfen hemen şunu bir alırlar mı? Şöyle yapalım. Görüyor musunuz?
Bin odalı kaçak sarayın yavrusu da 250 odalı. 250 odalı. Geçen hafta şaka gibi bir haberdi bu ama evet. Gerçek galiba. Tabii. Gerçek, şaka tabii. Falan değil. Gerçek. Mimarlar Odası Aksaray kampüsü içine yapılacak olan ve Erdoğan'ın ikamet edeceği Cumhurbaşkanlığı konutunun 250 odalı olacağını açıkladı. Sadece ikamet edeceği özel konut 250 oda. Evet. 250'ye kadar saymak kaç dakika alır? Düşünün yani. Bir de 250 odaya girmeyi düşünün. 250 odayı teşrif etmeyi düşünün. 1250 yani. Oda oldu tabii yani bu. Tabii o ayrıca bir topladığımız. Evet. Bir de şimdi bunu söyleyince ben yine tarihçi damarım kabardı. Şey geldi aklıma. Nuri Conker Atatürk'ün yakın arkadaşı Yalova'daki günlerini anlatıyor. Orada kalır. Yalova Köşkü denilen Atatürk'ün iki katlı ahşap evi vardır ya hani evet. Ağacı kurtarmak için kaydırmıştır. Şimdi o köşkte misafir odası yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani o iki katlı evde misafir odası yok. Alt kat bodrum çünkü. Şimdi Nuri Conker falan geliyor. Kalacaklar orada. Salih Bozok geliyor. Diğer Atatürk'ün yattığı mekana tabii, tabii, giriyorlar. Tabii. Yalova'ya geliyorlar. Atatürk bakıyor olmayacak. Yani bunlar yatıya kalıyor. Altı böldürüyor. Şeyle tahtalarla. Yani o Yalova Köşkü'nün altını tahtalarla böldürüp oda yaptırmış. Nuri Conker anlatıyor bize. Şimdi Cumhuriyeti kuranlar nasıl kuruyor? Cumhuriyeti dönüştürmeye çalışanlar nasıl 1250 tabii? Oda peşinde. Ya hakikaten anlaşılır gibi değil. İyidir köşesiyle yani. Serkan Altun ile sıradaki Karakötür. Evet. Öküz İnşaat Turizm Maden diye arkada bir tabela görüyoruz. Kapıdaki adam diyor ki, efendim hükümetin iş güvenliği yasa ve yönetmeliğinde yapmayı düşündüğü değişiklikler bizi zorlayabilir. Ulan yasaya bakarsan kırmızıda geçmek de yasak ama benim hiç durduğumu gördün mü? Yasa ve yönetmelik fakirler içindir. Bize bir şey olmaz diyor patronun sesi. Evet, Öküz İnşaat. Evet. Gırgır'a geçiyoruz. Gırgır'dan bir karikatür var. 6000 zeytin ağacını kesen Colin şirketinin sitesine göre ekolojik dengeyi koruyorlarmış diyor. Çanta içinde yine bildik kağıtlar gözüküyor. İki kişi de konuşurken bu kadar yeşil nerede var sorusunu soruyor. Doğru, dolar onlar da var. Hatırlatıyor. Onlar da var. One Minute'e geçiyoruz. Çağçağ'dan son karikatür. Evet, bir baba oğuldan. Dede torundan özür dilerim. Bu Kürt meselesi yüzünden yaklaşık 35.576 insan oldu. Bu mesele 30 yıl sürdü, sonra süreç başladı. Sonra ne oldu? Bir 30 sene daha o sürdü diyor. Hakikaten böyle de bir anlatmış. Güzel. Haftanın iz bırakanları sevgili seyirciler. Hemen ilk resmimiz, ilk haberimiz yansıyor. Erdoğan'a protesto. Anıtkabir karikatürü vardı. İşte o geri ayaklarla gittiği Anıtkabir'de de Erdoğan'ın protestosu var. Burada bir grup vatandaş... Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyor. Korumalar geliyor vatandaşların yanına. Erdoğan'ın korumaları gidiyor. Okumuşsunuzdur haberi. Okumayanlar için anlatıyorum. Diyorlar ki o korumalar vatandaşa. Siz kimsiniz? Bu kadar saçma salak soru olur mu? İnsanlar söylüyor zaten Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Daha siz kimsiniz? Siz kimsiniz diyor. Peki siz kimsiniz? Ya. Yani o insanlar Mustafa Kemal'in askeri. Siz kimsiniz? Siz kimin askerisiniz? Bu siz kimsiniz diye soranlara da karşılık olarak vatandaşların siz kimsiniz diye sormalarını öneriyorsunuz. Çünkü biz kim olduğumuzu biliyoruz ama onlar biliyor mu çok merak ediyorum. 10 Kasım'dan bir not daha, bayrağı yarıya indirmeseniz de olur. Bu da Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki büyükelçiliklere her sene bir işte, nota gibi bir şey verirmiş. Bu sene vermemiş. Evet. Devam ediyoruz yine 10 Kasım'dan. Evet. Yani amirim, saygı boyutu tabii kalmadı yani artık. İster indirin tabii. İster indirmeyin. Tabii. 10 Kasım saat 9:05 geçe polis bu anonsu yaptı. Amirim sokak ortasında durup eylem yapanlar var. Şimdi ben ne yapayım? Bu çok şey oldu. Sözcü oldu. Gazetesi'nin manşetiydi hafta içinde. Devam ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi. Bunu polis söylüyor biliyor musun? Evet. Amirim sokak ortasında eylem yapanlar var ne yapayım diyor. Eylem zannettiği 9:05 geçe saygı duruşunda bulunanlar. Yalnız o kadar kopmuş ki bu ülkenin tarihinden, bu ülkenin liderinden, bu ülkenin önderinden. Hakikaten bunu samimi söyleyen polis de olabilir. Olabilir. Gerçekten olabilir. Çünkü o kadar kopuk durumdalar. Ne yazık ki. Maalesef.
Atatürk'ün 76. Evet. ölüm yıl dönümünde yaklaşık 1 milyon vatandaşın Anıtkabir'i ziyaret ettiği öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi gecenin geç saatlerinden ışıklı Anıtkabir ve sabahın erken saatlerinden bir fotoğrafla da desteklenmiş haber. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. TGB'nin de katıldığı eylemden bir fotoğraf. Evet, geliyoruz Güneydoğu bölgemizde. Güneydoğu'daki olay hakikaten son derece çarpıcı bir habercilik manşeti. PKK AMED'e metro yaptı. Hükümet HDP ile barıştı. PKK'lı hainler açıldıkça açıldı diyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bu bütün sokakların girişlerini o hendekleri kazıyorlar ve neyle kazıyorlar? Evet. Neyle kazıyorlar? Bu şimdi kazma kürekle görüyorsun ama birçoğunu da belediyelerin iş makinesiyle kazıyorlar. Şimdi o belediyeler hepsi HDP'li, BDP'li belediyeler ya da bağımsız görünüp de yine PKK'nın emrindeki belediyeler. Evet. Onlar veriyor iş makinesini. O iş makineleri kimin parasıyla alınıyor? Bizim vergilerimiz. Hepimizin vergisiyle. Suç duyurusu bir diğer başlık. Yargıçlar Sendikası Başkanı Faruk Eminoğlu, teröristle pazarlığa oturan herkes suç işliyor diyerek Öcalan'la birlikte Erdoğan, Davutoğlu, Atalay, Ala ve Fidan'ın da yargılanmasını istedi diyor haber. Haberle ilgili belgeye de ve Eminoğlu fotoğrafına da yer verilmiş. Sıradaki haberi geçiyorum. IŞİD kendi parasını basacak diyor. Irak Şam İslam Devleti hakim olduğu bölgelerde kendi para birimini kullanmak için harekete geçti diyor haber. Ne diyorsun Sinan buna? Yeni bir devlet mi? Ben yeni bir devlet kurulsa bile yani Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki hesaplarını tamamlayana kadar... Ki o hesapların yarım kalacağına inanıyorum ben. Yani bu devlet kurulur fakat o hesaplar yarım kalacağı için bu devlet de yarım kalacaktır diye düşünüyorum. Yani bu IŞİD meselesinin... Zaten çok zorlama tabii, bu IŞİD meselesinin evet. geleceğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Sadece işte Birinci Dünya Savaşı, bitmeyen savaş biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı bitti zannediliyor ama maalesef hala bitmedi. Bugün onun artçı şoklarını yaşıyoruz. IŞİD ve Orta Doğu'daki yapılanma, yeni yapılanmalar, yeni oluşumlar da aslında o bitmeyen Birinci Dünya Savaşı'nı emperyalizm kendi lehine bitirmek istiyor. Paylaşım bunu, açısından. Tabii paylaşım diyorsun. Açısından. Bunun kavgası veriliyor. Yani, yani o cetvelle tabii, çizilen sınırlar. O çizilen sınırlar artık işlevini yitirme noktasına geldi. Tabii kanla çiziliyor. Sıradaki başlık çok çarpıcı. 3 ayda 63 cinayet failler hala meçhul. Evet. Bingöl, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Adana... Kobani eylemleri diye adlandırılan süreçte 48 kişi ve hala failleri... İktidarın umrunda bile değil. Evet. Değil. Onlar gerçekten o bin odalarına 250 odayı nasıl yapacaklarına, nasıl ilave edeceklerine ve için nasıl düşecekleriyle uğraşıyorlar. Bir de belki şunu düşünüyorlardır. Barış için Öcalan'a özgürlük sıradaki başlık. Hemen sıradaki habere geçelim. Öcalan Özgürlük Platformu sözcülerinden Zübeyde Teker ve Hüseyin Koçuk'la Öcalan'a özgürlük için başlatılan imza kampanyasını konuştuk diyor haber Özgür Gündem'den. Biz bundan 10 sene önce işte bu ülkede türbanını savunanların asıl amaçlarının kız çocuklarına kadar örtmek olduğunu söylüyorduk. Birileri hadi canım oradan abartıyorsunuz diyorlardı. Bugün evet. işte kız çocuklarının başı örtülüyor. Biz bundan 10 sene önce bu açılım saçılım meseleleri ilk gündeme geldiği günlerde 8 sene önce bunun sonunun Öcalan denen o bebek katiline özgürlüğe kadar gideceğini söylüyorduk. Al işte geldiği nokta İşte bu. Nokta bu. Şehit ve gazi yakınları sakıncalı pilot Erdoğan'ın uçağı için alınacak pilotların arasında gazi ve şehit yakını olmamasıyla ilgili haber. Eskiden ne araştırılırdı? Herhangi bir illegal örgütle evet. bağlantısı olup olmadığı utanç verici bir haber. Evet. Şimdi şehit ve gazi yakınım yakınlar acaba. Arasında Tabii. var mı? Eğer varsa intikam için Allah korusun işte kamikaze dalışı falan yapar diye korkuyor herhalde. Evet. Böyle bir şey olur mu? Başbakan Davutoğlu AKP'nin iflasını ilan etti. Ekonomideki son durumu değerlendiren Aziz Konukman'ın çarpıcı açıklaması da bu şekilde yansıyor haberde. Yeni ekonomik paketi değerlendirdiği haber. Evet o konuya detaylıca Ayrıca gireceğiz. Ayrıca girmek lazım. Çünkü gerçekten önümüzdeki yıl sadece bir seçim yılı olmakla evet. kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomideki havlusuna attığı yıl olma ihtimali de çok ama çok yüksek.
Onu ayrıca bir masaya yatıracağız. Ak Emniyet'e tank savar, bir diğer haber. Hükümetin hazırladığı Ak Emniyet yasasının ikinci aşamasında polis ağır silahlarla donatılacak. TSK envanterinde bulunan silahların bir kısmı emniyete devredilecek diyor haber. Her şeyi anlatıyor belki. Sıradaki haber. 4 yıldır kimse aklı... Hani bu haberi, pardon, bir önceki habere dönelim. Hep diyorlardı ya işte TSK'ya karşı AKP kendi ordusunu kuruyorlardı. Tamam. O kuruldu. Şimdi tamam. Donatılmasına geldi iş. Tank savar istiyor. Tank savarı kime karşı kullanacak polis? Evet. Evet. Polisin görevi ne? Polisin görevi ne? Huzuru sağlamak. Huzuru bozacak kişiler kim olabilir? En fazla işte atıyorum elinde Kalaşnikov olan PKK olabilir. Onun tankı yok ki. Evet. Sen o tank savarı kime karşı kullanacaksın kardeşim? Evet. 400 yıldır kimse akıl etmedi. RTÜ'nün televizyonlara dayattığı yasakçı zihniyet CNN Türk'te akıl almaz bir sansüre sahne oldu. Değişen güzellik anlayışının ele alındığı Dünyanın Binbir Hali adlı programda ünlü barok ressam Rubens'in 1635 tarihli Üç Güzeller tablosu buzlanarak ekrana yansıtıldı diyor haber. Tabii burada buzlayanların değil bu ay. Buzlatanlar. Buzlatanlar. Evet. Son 4 dakikaya giriliyor. Bakan Canikli bufalo etleri kaçak ama sağlıklı açıklaması yapmış. O açıklamanın yansıdığı haber böyle. Kendisi lüplesin. AKP ve CHP oyları eriyor. Son kamuoyu yoklaması AKP ve CHP oylarındaki erimenin sürdüğünü gösterdi. AKP'de 40, CHP'nin oyu ise %22'de kaldı diyor haber. Çok değişecek bu siyasi tablo. Çok değişecek. Artı eksi yönde. Yani hiç bilmiyorum, çok değişecek daha seçimde. Evet. Brüksel'e taşıyacağız başlığıyla bir diğer haber. Kılıçdaroğlu yolsuzluk haberlerini yayınlayan gazetelere hükümetin ya bize teslim olacaksın ya da ceza yazıp seni batıracağız dediğini söyledi. CHP lideri medya baskıyı ağabeyi anlatacak Niye diye. Niye Brüksel'e taşıyorsun? Sen ana muhalefet partisi liderisin. Biraz önce burada hepsi öğrenci olan çocuklar geldi. Hiçbir yere taşımadılar. Aslanlar gibi masaya yumruklarını vurdular. Kimseye havale etmediler işi. Sen niye taşıyorsun Brüksel'e? Sen partili milletvekillerinin yalan yanlış kitap yazıp medya konusunda rapor yazıp, baştan sona yanlış rapor yazıp onunla durumu kurtardın mı sanıyorsun? Sen Türkiye'de ne yaptın? Ya Huber Köşkü meselesini yazıp duruyorum. Evet, 23. gün yazıyı yarın yayınlayacak Aydınlık Gazetesi. Eski Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül 23 gündür, 3 aydır boşaltmıyor. Ve ben de bunu 23 gündür yazıyorum. Evet. Boşaltması gereken köşkü, Cumhurbaşkanlığı köşkünü boşaltmıyor. Ve her gün 100 bin liraya yakın masraf yapılıyor orada. Şaşa içinde yaşasınlar diye. Sen CHP Genel Başkanı olarak onu da mı götüreceksin? Avrupa çözecek, Brüksel mi çözecek bunu da? Evet. Sen niye bunu meclise taşımıyorsun? Basın özgürlüğü sorunu niye meclise taşımıyorsun? Mecliste bu konuda öyle senin taraflı ya da cemaatçi milletvekillerinin değil, mecliste gerçekten bu işi araştırabilecek uzman insanların o komisyonlarda görev alıp bu konuda rapor hazırlamaları neden sağlamıyorsun? Neden Huber'i dayatmıyorsun? Mecliste çatısına getirip de hesabını sormuyorsun? Her şeyi Brüksel'den mi bekleyeceksin? Son 1,5 dakika işareti geldi. Çok sayıda haber var. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza okuyayım. Son sözü size bırakalım. Yönetmen Sedef Ertaş, karşı operatörü Damla Oklas, VTR operatörü Sema Akyüz, kameramanlar Ali Solmaz, Uğurcan Coşar, stüdyo şefi Serhat Çatak, teknik yönetmen Sezer Dalgıç, çay servisi Zeynep Yelgel, röportajlar Taylan Kaya, prodüksiyonda Uğur Kadir Hakan, ulaşımda Ziya, santralde Başak, idare amiri Serdar Yeşilova, program müdürü Adnan Türkan. Son söz ustanım hocam. Buyurun. Sinancığım çok teşekkür ediyoruz. Ben size, öncelikle size, sonra Ulusal Kanal'a çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye zor günlerden geçiyor. Biz de elimizden geldiğince bu zor günlerde insanlarımıza ışık olmaya çalışıyoruz. Ben ne yapmaya çalışıyorum? İşte Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimize yönelik saldırılara yanıt vermeye çalışıyorum. Gerçekleri aktarmaya çalışıyorum. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Yarısı bu kadar olan kitap. Evet. Yani hiç. Ama hepsi şimdi, belgeli, hepsi bilgili. Tabii. Ve okuyor. Gençlerimiz, o beni çok umutlandırıyor, doğru, mutlu ediyor. Bu kitap fuarın inanılmaz, evet, bir akımı. Ben o ya, çok şeyden büyük, bilmiyorum. Yarın iş sizde tespit büyük edersiniz. Var, bilmiyorum, evet, katılmış mı? Yarınki ben programı... sadece gidip gördüm. Yarın katılacağım. Bir kez hatırlatalım diye, evet, onu hatırlatayım. Hatta.
Yarın saat 13'ten itibaren İnkılap Kitabevi standında olacağım. 18'e kadar. Günü, değil mi? Cumartesi ve pazar günleri. Hı-hı. 15 cumartesi, 16 pazar İnkılap Kitabevi standındayım. Ayrıca 15'inde yani yarın bir söyleşim de var. 14-15, 15-15'te oraya da bütün izleyicilerimizi bekliyorum. Ne anlatacaksın, ne konuşacaksın? Orada şeyi anlatacağım. Atatürk'ün Akıl, o elinizde yeni çıkan kitabın son cildi. Aslında onlar 5 ciltti. Birleştirdik biz, özel baskı yaptık. Atatürk'ün akıllı projelerini konuşacağız. O nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı, yıkmaya çalışıyor sorusuna cevap vereceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Umarım bundan sonra çok daha sık beraber oluruz. Çünkü geleceği kurabilmek için, doğru kurabilmek için geçmişi doğru bilmek gerekiyor. Sen de geçmişe Kral Çıplak diyen ender tarihçilerden birisin. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bütün dediğim gibi eksiklerimiz, yanlışlarımıza rağmen tarih zor bir alan. Hele televizyonda tarihi anlatmak da çok zor. İzleyicilerimizden hep istediğim şey şudur. Lütfen tarihi televizyondan öğrenmeyin, kitaplardan okuyun. Evet. Biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Evet. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. 14 Kasım 1950'de bir garip adamı kaybettik. O garip adam o tarihten bir hafta önce Ankara'ya gitmişti. Ankara'da dolaşırken belediyenin kazdığı kanalizasyon çukuruna düşüyor. Başını çarpıyor. Sonra İstanbul'a geliyor aynı gece. İşte aradan bir hafta geçiyor. Bir hafta boyunca işte çatlayan ince bir beyin damarı yavaş yavaş kanaya o garip adamı bir hafta sonra aramızdan alıp götürüyor. O garip adam bir garip Orhan Veli, Orhan Veli Kanık. Sadece 36 yıla bugün hala hepimizin ezbere bildiği, ezbere okuduğu yüzlerce şiire imza atan, bir akım yaratan, ve hiç çekinmeden sadece sanatıyla Kral Çıplak diyen bir insan. Bu geceyi ona saygıyla bitiriyoruz ve onun dizeleriyle veda ediyoruz. Gelecek hafta daha mutlu bir Türkiye'de birlikte olmak üzere. İnancıyla hoşça kalın. Ve hala failleri. İktidarın umrunda bile değil. Değil. Onlar gerçekten o bin odalarına 250 odayı nasıl yapacaklarına, nasıl ilave edeceklerine ve için nasıl düşecekleriyle uğraşıyorlar. Bir de belki şunu düşünüyorlardır. Barış için Öcalan'a özgürlük sıradaki başlık. Hemen sıradaki habere geçelim. Öcalan'a özgürlük platformu sözcülerinden Zübeyde Teker ve Hüseyin Koçuk'la Öcalan'a özgürlük için başlatılan imza kampanyasını konuştuk diyor haber Özgür Gündem'den. Biz bundan 10 sene önce işte bu ülkede türbanını savunanların asıl amaçlarının kız çocuklarına kadar örtmek olduğunu söylüyorduk. Birileri hadi canım oradan abartıyorsunuz diyorlardı. Bugün işte kız çocuklarının başı örtülüyor. Biz bundan 10 sene önce bu açılım saçılım meseleleri ilk gündeme geldiği günlerde 8 sene önce bunun sonunun Öcalan denen o bebek katiline özgürlüğe kadar gideceğini söylüyorduk. Al işte geldiği nokta, i̇şte bu. Nokta bu. Şehit ve gazi yakınları sakıncalı pilot. Erdoğan'ın uçağı için alınacak pilotların arasında gazi ve şehit yakını olmamasıyla ilgili haber. Eskiden ne araştırılırdı? Herhangi bir illegal örgütle bağlantısı olup olmadığı utanç verici bir haber. Evet. Şimdi şehit ve gazi yakınlar arasında var mı? Eğer varsa intikam için Allah korusun işte kamikaze dalışı falan yapar diye korkuyor herhalde. Evet. Böyle bir şey olur mu? Başbakan Davutoğlu AKP'nin iflasını ilan etti. Ekonomideki son durumu değerlendiren Aziz Konukman'ın çarpıcı açıklaması da bu şekilde yansıyor haberde. Yeni ekonomik paketi değerlendirdiği haber. Evet, o konuya detaylıca gireceğiz. Ayrıca girmek lazım. Çünkü gerçekten önümüzdeki yıl sadece bir seçim yılı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomideki havlusuna attığı yıl olma ihtimali de çok ama çok yüksek. Onu ayrı bir masaya yatıracağız. Ak Emniyet'e tank savar bir diğer haber. Hükümetin hazırladığı Ak Emniyet yasasının ikinci aşamasında polis ağır silahlarla donatılacak. TSK envanterinde bulunan silahların bir kısmı emniyete devredilecek diyor haber. Her şeyi anlatıyor belki. Sıradaki haber. 4 yıldır kimse aklı... Hani bu haberi pardon bir önceki habere dönelim. Hep diyorlardı ya işte TSK'ya karşı
AKP kendi ordusunu kuruyorlardı. O tamam. Kuruldu. Şimdi tamam. Donatılmasına geldi iş. Tank savar istiyor. Tank savarı kime karşı kullanacak polis? Evet. Evet. Polisin görevi ne? Polisin görevi ne? Huzuru sağlamak. Huzuru bozacak kişiler kim olabilir? En fazla işte atıyorum elinde Kalaşnikov olan PKK olabilir. Onun tankı yok ki. Evet. Sen o tank savarı kime karşı kullanacaksın kardeşim? Evet. 400 yıldır kimse akıl etmedi. 1972 yılında emekli kurmay albay Reşat Hallı Genelkurmay arşivlerindeki bu konuyla ilgili belgeleri yayınladı. Hani deniyor ya arşivler, bilen de arşiv diyor, bilmeyen de arşiv diyor. Şimdi oysa ki elimizde yani çuvallarla belge var bu konuyla ilgili. İşte daha 1972 yılında Genelkurmay kendisi bunun belgelerini yayınlamış zaten. Ve Mustafa Bey ilginç bir durum var orada. Bölgedeki alt rütbeli subaylar Ankara'ya raporlar yazıyorlar. Ve raporlarda gün gün bugün kaç kişi öldüyse o rakamı veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk askeri yapısını az çok biliyoruz. Ya alt rütbeli subayların, komutanların Ankara'da Genelkurmay'a rapor yazarken bu raporlarda sayıları çarpıtmaları, rakamları çarpıtmaları mümkün olabilir mi? Gün gün, bakın ben onu da söyleyeyim. 13 Ağustos 1935 tarihli ilk rapor. Yani 30'lar, daha 37-38'den önce de bölgede sürekli harekat var. 35 tarihli, 13 Ağustos 1935 tarihli. Bu raporla başlayan raporlar 12 Eylül 1939 tarihine kadar devam ediyor. Gün gün. Şimdi o 20 bin, 30 bin peki ölüler nereden çıkıyor? Bakalım ne kadarmış kayıp. 155 klasörden oluşuyor bu raporlar. Günlük askeri raporlar hepsi ifade ettiğim gibi. Ve o raporlara göre toplam kayıp 3828 Genelkurmay'ın verdiği kayıp. Birinci fakat, ve ikinci mi? İkinci. İkinci. Evet. Bir daha söyler misin? 3828 sayısı ortaya çıkıyor. Fakat burada şunu söyleyeyim. O raporları taradık. Tek tek. Zaten kitapta yazıyor. Fakat şurada ilginç bir durum var. Mesela 300-400 kişi diyor bazen. Mesela 200-300 kişi diyor. Yani yuvarlak sayılar verilmiş. Şimdi başka belgeleri de ortaya koyduğumuzda çıkan rakam şu oluyor Mustafa Bey. 1500 ile 3000 kişi arasında bir kayıp vardır ikinci harekat sırasında. Yani biz şunu iddia etmiyoruz. Oraya bir harekat yapılmadı, orada isyan olmadı, bir harekat yapılmadı, orada insanlar ölmedi falan böyle bir şey demiyoruz. Fakat bölgeden 15.000 silah toplandığını da lütfen göz ardı etmeyiniz. Yani isyancılar isyan bastırıldıktan sonra bölgeden 15.000 silah toplanıyor. Dolayısıyla Genelkurmay bir şeyi saklamamış bakın. Hani diyoruz ya işte resmi tarih. Arkadaşım şimdi gidip belgelere baktığın zaman arşivde belgeleri incelediğin zaman böyle bir resmi tarihin bir şeyleri sakladığı falan yok. Gün gün bütün raporlarda her şey net. Başka bir şey daha var. Mesela köylerin yakılma olayı çok sık anlatılır, çok sık dile getirilir. Genelkurmay raporlarında var. Genelkurmay raporlarında Sayın Doğu Perinçek de bunu kitabında oradan alıntılarla yazdı. Ben de yazdım, başkaları da yazdı. Şimdi diyor ki şu köyden insanlar çıkarıldı, şu köy yakıldı. İsyancılar bir daha geri dönmesin diye. İsim verilmiş. Hani altın bulmuş gibi sarılıyorlar ya, belge bulduk arşivde. Bak köyleri yakmış genç cumhuriyet. İnsanları katletmiş. Şimdi buradaki ahlaksızlık diyeceğim. Buradaki ahlaksızlığa bakar mısınız? Orada bir istemez Türkiye'de kendi güvenlik önlemlerini alıyor. Canım Trakya'da hala şeyler var, kazılmış süperler. Yani şimdi bunu kullanarak diyor ki bak işte hazırlık yapıyorlar. Neye hazırlık yapıyorlar? Orada Kürtleri, Alevileri katledecekler. Böyle tarih olur mu Mustafa Bey? Tarih böyle yazılıyor. Bunlar tarihi böyle yazıyor. Ve tekrar ediyorum sevgili seyirciler, 1939 sonlarında yani Dersim Harekatı bitmeden önce Türkiye'nin elinde ne zehirli gazı var, ne zehirli gazını kullanacak uzmanı var. Bunun arşiv belgeleri elimizde, yazışmalar var Türkiye ile İngiltere arasında. Peki son soru bu konuda. Bu olayın sürekli istismar edilmesinin sebebi ne? Bu olayın sürekli istismar edilmesinin sebebi şu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye etmek isteyenler yeni bir tarih yazma peşindeler. Ve bu yeni tarihi yazarken yeni kahramanlar lazım. Eski kahramanları tasfiye ediyorlar bakın. Sadece Cumhuriyetimizin, yani Cumhuriyet tarihini tasfiye etmiyorlar. Cumhuriyet tarihi demek zaten o tarihin kahramanları demek. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk olmadan Cumhuriyet tarihi ne kadar yazılabilir? Ama hedefleri bu. Yani Atatürk'süz bir Cumhuriyet tarihi yazmak. İnönüsüz, Atatürk'süz, işte daha doğrusu şunu yapmak, yani Cumhuriyet'i anlamsızlaştırmak, önemsizleştirmek, halkın gözünden düşürmek, bu mümkün müdür? Değildir. 1400 sayfa kitap yazdım, anlattım, bir 1400 sayfa daha yazılır bu Cumhuriyet'le ilgili. Bu mümkün değildir, Fakat hedefleri şu, tekrar ediyorum, Atatürk'ü katliamcı göstermek. İşte İnönü'yü katliamcı göstermek, tek partiyi katliamcı göstermek. Ama bu utanılacak bir şey yani, hakikaten.
Düşünebiliyor musunuz? Yokluk, yoksulluk içinde kurulan bir ülke, kanla, ateşle, gözyaşıyla kurulan bir ülke. Yani kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak cepheye bu ülkeyi kuruyorlar. Binlerce kadınımıza tecavüz ediliyor Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da. Camilerimiz ahıra çevriliyor düşman kuvvetleri tarafından. Yakılıyor, yıkılıyor. 1923'te Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı konuşma var. Diyor ki 123 tane camiyi bu sene tamir ettik diyor. Bin küsür camimizi diyor yakmışlar, yıkmışlar diyor. Şimdi bu ülke çok zor kuruldu. Ekmeklik buğdayımız yok bizim Cumhuriyet kurulurken. Fakir bir ülkeyiz. Şimdi bu ülkeyi kuran insanları katliamcı göstermek utanç verici bir durumdur ve bunu gerçek dışı çarpıtmalara dayalı olarak yapmak. Ama hedefleri şu, tekrar ediyorum. Atatürk'süz bir yeni bir tarih yazmak. Atatürk'ü halkın gözünden nasıl düşürebilirsiniz? Halkın kalbinden nasıl silebilirsiniz? Onu katliamcı, işte onu diktatör diye damgalayarak belki, evet, silebiliriz diye düşünüyorlar ama mümkün değil. Çünkü bir ağaç dalının yaşaması için köşkünü kaydıran bir liderden bahsediyoruz. Evet. Köşkler meselesinde konuşuruz bunu ama. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ağaç dalına kıyamayan bir insanın oradaki Kürt vatandaşlarını, Alevi vatandaşlarını, ki Alevilerle gönül bağı vardır Atatürk'ün, ben uzun uzun yazdım bunları. Yani onları öldürmeye kalkması, katletmeye kalkması. Bir de şunun altını çizeyim. İkinci Dersim Harekatı sırasında illa birilerini suçlayacaksak, valla o dönemin bütün yöneticilerini suçlamak lazım ama yani İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk bu işte en az suçlanabilecek isimlerdir. Neden? Çünkü Mustafa Kemal hastadır. Hakikaten ciddi derecede hastadır. Süreci yönetecek durumda. 723. İzleyicilerimiz de bu hesapları yapabilir. 1935 nüfus sayımı, yani operasyondan önceki nüfus sayımında oran 107.723. 1940 genel nüfus sayımına göre Tunceli nüfusu 94.639. Evet. 11.683 kişi batıya göç etmiş bu verdiğim rakamda. Şimdi bu rakamlardan çıkan sonuç ne bakın? 1935-40 nüfus sayımları sırasında Tunceli'de eksilen toplam nüfus 13.084 kişi. Bu 13.084 kişinin de 11.683'ü batıya göç ettiğinde geriye kaç kalıyor Mustafa Bey? 1.401 kişi kalıyor. Diyelim ki sayımda yanlışlıklar yapıldı, işte başka tabii dönemin koşullarını düşündüğünüz zaman doğru dürüst bugünkü gibi bir sayım yapılamadı diyelim. Bu rakamı yükseltebilirsiniz de düşürebilirsiniz de. Fakat dikkat ediyor musunuz ortada dönen sayıya? Ama yani en fazla ikiye katlarsınız 3000 olur, 2800 yani olur. Yani çok da iyi niyetli davranarak ancak o kadar oluyor. Şimdi bunu şöyle açıklıyorlar. Canım, Cumhuriyet orada katliam yaptığında tabii ki nüfus oranlarını açıkça yazamaz falan diyorlar ama yani bu böyle bir tarihçilik yok. Yani 1935 yılındaki nüfus oranını genç Cumhuriyet yanlış yazacak değil herhalde. Yani daha operasyon yok, bir şey yok. Efendim diyorlar, 1940'taki sayımda çıkan sonuç bu değildi aslında da bunu fazla gösterdiler diye bir komple teorisi geliştiriyorlar. Bunun tarihçilikle ilgisi yok. Ama dikkat ederseniz tarihte tek belge kullanılmaz. Birkaç belge birden kullanıyoruz Mustafa Bey. Son bir belge daha sunalım izleyicilerimize. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 23 Kasım 2011'de kamuoyuna bir belge açıkladı ve o belgede dedi ki 13.806 kişi dedi Dersim'de dedi öldürülmüş dedi, bir rapor gösterdi. Fakat gene bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlar arşive gittiler, o belgenin olduğu bölüme baktılar ve belgenin diğer belgelerle tasnif kurallarına uygun olmadığını gördüler. Bunları yazdılar net bir şekilde kitaplarında. Fakat yani bunu kullanmasak bile arşivdeki tasnif kurallarına uymuyor belge. Siz tabii onu bilim adamı olarak söyleyemiyorsunuz. Ben söylemiyorum onu ama tasnif, evet, kurallarına uymuyor. Bunu açıkça yazdılar. Ve dediler ki yani bu belge ya sonradan yaratıldı ya da özel bir belgedir. Onu tasnif dışı tuttular ve öyle araya koydular. Şimdi tabii bütün bunlara cevap verilmesi gerekiyor. Yani ve bakın 13 bin kayıp deniyor ve bu bugün dillere pelesenk oldu. Daha önce 50 bindi, 100 bindi. Allah'tan biraz indirdiler. 13 bine indirdiler. O da büyük bir rakam. Ve 13 bin kişi güya operasyon sırasında öldürülmüş. Şimdi yazılarını yazarken bu rakamı kullanıyor bütün bu yandaş kesim, bütün bu Cumhuriyet düşmanları. Oysa ki tek bir belge ortada dolaşan, Sayın Başbakan'ın elinde salladığı bir belge var. Ve o belgenin maalesef tarihçilik açısından bir karşılığı yok. Ve Cumhurbaşkanlığı konutunun 250 odalı olacağını açıkladı. Sadece ikamet edeceği özel konut 250 oda.
Evet. 250'ye kadar saymak kaç dakika alır? Düşünün yani. Bir de 250 odaya girmeyi düşünün. 250 odayı teşrif etmeyi düşünün. 1250 yani. Oda oldu tabii yani bu. Tabii o ayrıca bir topladığımız. Evet. Bir de şimdi bunu söyleyince ben yine tarihçi damarım kabardı. Şey geldi aklıma. Nuri Jonker Atatürk'ün yakın arkadaşı Yalova'daki günlerini anlatıyor. Orada kalır. Yalova Köşkü denilen Atatürk'ün iki katlı ahşap evi vardır ya hani evet. Ağacı kurtarmak için kaydırmıştır. Şimdi o köşkte misafir odası yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani o iki katlı evde misafir odası yok. Alt kat bodrum çünkü. Şimdi Nuri Jonker falan geliyor. Kalacaklar orada. Salih Bozok geliyor. Diğer Atatürk'ün yattığı mekana tabii, tabii, giriyorlar. Tabii. Yalova'ya geliyorlar. Atatürk bakıyor olmayacak. Yani bunlar yatıya kalıyor. Altı böldürüyor. Şeyle tahtalarla. Yani o Yalova Köşkü'nün altına tahtalarla böldürüp oda yaptırmış. Nuri Jonker anlatıyor bize. Şimdi Cumhuriyeti kuranlar nasıl kuruyor? Cumhuriyeti dönüştürmeye çalışanlar nasıl 1250 tabii? Oda peşinde. Ya hakikaten anlaşılır gibi değil. İyidir köşesiyle yani. Serkan Altun ile sıradaki Karakötür. Evet. Öküz İnşaat Turizm Maden diye arkada bir tabela görüyoruz. Kapıdaki adam diyor ki, efendim hükümetin iş güvenliği yasa ve yönetmeliğinde yapmayı düşündüğü değişiklikler bizi zorlayabilir. Ulan yasaya bakarsan kırmızıda geçmek de yasak ama benim hiç durduğumu gördün mü? Yasa ve yönetmelik fakirler içindir. Bize bir şey olmaz diyor patronun sesi. Evet, Öküz İnşaat. Evet. Gırgır'a geçiyoruz. Gırgır'dan bir karikatür var. 6000 zeytin ağacını kesen Kolin şirketinin sitesine göre ekolojik dengeyi koruyorlarmış diyor. Çanta içinde yine bildik kağıtlar gözüküyor. İki kişi de konuşurken bu kadar yeşil nerede var sorusunu soruyor. Doğru, dolar onlar da var. Hatırlatıyor. Onlar da var. One Minute'e geçiyoruz. Çağçağ'dan son karikatür. Evet, bir baba oğuldan. Dede torundan özür dilerim. Bu Kürt meselesi yüzünden yaklaşık 35.576 insan oldu. Bu mesele 30 yıl sürdü, sonra süreç başladı. Sonra ne oldu? Bir 30 sene daha o sürdü diyor. Hakikaten böyle de bir anlatmış. Güzel. Haftanın iz bırakanları sevgili seyirciler. Hemen ilk resmimiz, ilk haberimiz yansıyor. Erdoğan'a protesto. Anıtkabir karikatürü vardı. İşte o geri ayaklarla gittiği Anıtkabir'de de Erdoğan'ın protestosu var. Burada bir grup vatandaş... Mustafa Kemal'in askerleri. Mustafa... Birkaç askerlerin şehit sayımız biraz daha fazladır ama bunlar... 65. Evet. İkinci dersinde 3828 kişi evet. ölüyor. Evet. Bunu 1500 ila 3000 kişi olarak da telaffuz ediyorlar. Peki şehit sayısı ne kadar ikinci dersimde? Şimdi ikinci dersim harekatı sırasında da gene buradaki şehit sayısına yakın bir şehit sayısı var. Kayıp sayısı var. Fakat o rakamlar da yine net değil. Fakat şehit sayımız hiç dile getirilmiyor dikkat ederseniz. Her iki dersim harekatı ile ilgili de oraya operasyon yapan askerlerimiz, şehit edilen askerlerimizle ilgili neredeyse hiçbir bilgi verilmiyor. Şimdi Dersim'de bir de bu zehirli gaz masalı meselesi var. Bir de ondan kısaca biraz daha bahsedeyim. Ondan da bahsedelim. Ondan evet. sonra sorulara geçelim bu konuyla ilgili. Evet 7 evet. dakika bu bölüm. Şimdi, evet. Şimdi bakın bu Dersim'deki zehirli gaz meselesinin iki kaynağı var. Biri İhsan Sabri Çağlayangil. Yine aralarında demin ifade ettim. Mağaralara insanları kapattılar, öldürdüler, zehirli gaz sıktılar diye orada yok. Nasıl öğrendi, nereden duydu, ona kim anlattı bunları? Bu ne kadar bir bilimsel bilgi yok. İkincisi de Baytar Nuri Dersim'in anılarında, Kürdistan tarihinde Dersim kitabında zehirli gaz kullandılar diyor. Fakat bir kere uluslararası hukuk gereği 1925 tarihli bir uluslararası sözleşmeye göre, yanılmıyorsam Cenevre'de gerçekleştirilen bir sözleşmeye göre bu bir kere bir insanlık suçu. Fakat buna rağmen zehirli gaz nedir? Çok değişik türleri var bunların. Fakat o dönemde daha yeni gelişiyor. Yani biyolojik silahlar şimdiki gibi gelişmiş değil. Fakat uçakla atılıyor. Uçakla da atılır. Başka şekillerde de kullanılır. Fakat dediğim gibi 1925'te yasaklanmış uluslararası hukuk kuralları gereği. Ama 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar kullandı. Yine
Zannediyorsam İtalyanlar kullandı yine 2. Dünya Savaşı sırasında. Kullanan ülkeler var. Fakat düşünün, Türkiye 1937'de 38'de zehirli gaz kullanmış olsa, zehirli gaz kullanan ülkeler adeta tecrit edildi. Yani bunlar deşifre edildi ve çok büyük sıkıntılar yaşadılar o dönemde. Faşist ülkeler. Tabii zaten. Türkiye böyle bir şey yapsa 1937'de ve 38'de, bakın Suriye o dönemde bizim Suriye Fransızların kontrolünde, Irak İngilizlerin kontrolünde. Orada konsolosluklar var, yabancı gazeteciler var, ajanlar var. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin düşeceği durumu? Ve İngiliz raporlarında, yazışmalarda, belgelerde mutlaka bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanır değil mi? Hiçbir bilgi yok bakın. Türklerin orada zehirli gaz kullandığına ilişkin. Şimdi peki zehirli gaz kullanmadığımızın kanıtı var mı? Var. Türkiye 1900, bunu da Sayın Cengiz Özakıncı İngiliz arşivlerinde belgelerini buldu, yayınladı. İsteyenler Bütün Dünya Dergisi'ne bakabilirler. 2011 yılında yayınladı galiba. Orada o belgelerde şunu görüyoruz. Türkiye 1938 yılında İngiltere'den zehirli gaz uzmanı, askeri bir operasyon. Tabii ki isyancılar ölüyorlar ama bizden de şey. Ayrıca bir de 33 askerimizi dahil etmiyorum buna. Başka kayıplarımız da var. Şimdi bu operasyondan Atatürk doğrudan sorumludur. Trabzon ziyareti vardır biliyorsunuz o dönemde. Ve Mustafa Kemal Atatürk hatta harekatın planlarını doğrudan kendisi yapar. 1937 yılındaki harekatın. Hatta o planlar çizilidir, bir harita üzerindedir. Trabzon'da Atatürk köşkünde, Atatürk evinde sergileniyor onlar bugün bile. O harekatın başbakanı İsmet İnönü'dür. 1937'deki harekatın, 1. Dersim harekatının. Şimdi 1. Dersim harekatı sonunda 11 kişiye idam cezası verilmiş, 6 kişi idam edilmiş, 7 kişi idam edilmiş, biri Seyit Rıza'dır. Seyit Rıza'dan ayrıca bahsedeceğim. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman dünyayı ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktur. Yani efendim katliam yaptık, insanları katlettik, zehirli gaz kullandık, mağaralar tamamen palavra oldu. Zaten bu tablodan ortaya çıkmaktadır. Peki 1938'deki 2. Dersim Harekatı'nda durum nedir? Asıl kayıpların verildiği, biraz daha sayının arttığı hareket odur. Bakın size birkaç kaynak vereceğim. Yine belgedir bunlar. 1972 yılında emekli kurmay albay Reşat Hallı Genelkurmay arşivlerindeki bu konuyla ilgili belgeleri yayınladı. Hani deniyor ya arşivler, arşivler, arşiv. Bilen de arşiv diyor, bilmeyen de arşiv diyor. Şimdi oysa ki elimizde yani çuvallarla belge var bu konuyla ilgili. İşte daha 1972 yılında Genelkurmay kendisi bunun belgelerini yayınlamış zaten. Ve Mustafa Bey, ilginç bir durum var orada. Bölgedeki alt rütbeli subaylar Ankara'ya raporlar yazıyorlar. Ve raporlarda gün gün bugün kaç kişi öldüyse o rakamı veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk askeri yapısını az çok biliyoruz. Ya alt rütbeli subayların, komutanların Ankara'da Genelkurmay'a rapor yazarken bu raporlarda sayıları çarpıtmaları, rakamları çarpıtmaları mümkün olabilir mi? Gün gün, bakın ben onu da söyleyeyim. 13 Ağustos 1935 tarihli ilk rapor. Yani 30'larda, 37-38'den önce de bölgede sürekli harekat var. 35 tarihli, 13 Ağustos 1935 tarihli. Bu raporla başlayan raporlar 12 Eylül 1939 tarihine kadar devam ediyor. Gün gün. Şimdi o 20 bin, 30 bin peki ölüler nereden çıkıyor? Bakalım ne kadarmış kayıp. 155 klasörden oluşuyor bu raporlar. Günlük askeri raporlar hepsi, ifade ettiğim gibi. Ve o raporlara göre toplam kayıp 3828, Genelkurmay'ın verdiği kayıp. Birinci fakat, ve ikinci mi? İkinci. İkinci. Evet. Bir daha söyler misin? 3828 sayısı ortaya çıkıyor. Fakat burada şunu söyleyeyim. O raporları taradık. Tek tek. Zaten kitapta yazıyor. Fakat şurada ilginç bir durum var. Mesela 300-400 kişi diyor bazen. Mesela 200-300 kişi diyor. Yani yuvarlak sayılar verilmiş. Şimdi başka belgeleri de ortaya koyduğumuzda çıkan rakam şu. Onunla durumu kurtardın mı sanıyorsun? Sen Türkiye'de ne yaptın? Ya Huber Köşkü meselesini yazıp duruyorum. Evet, 23. gün yazıyı yarın yayınlayacak Aydınlık Gazetesi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 gündür, 3 aydır boşaltmıyor. Ve ben de bunu 23 gündür yazıyorum. Evet. Boşaltması gereken köşkü, Cumhurbaşkanlığı köşkünü boşaltmıyor. Ve her gün 100 bin liraya yakın masraf yapılıyor orada. Şaşa içinde yaşasınlar diye. Sen CHP Genel Başkanı olarak onu da mı götüreceksin? Avrupa çözecek, Brüksel mi çözecek bunu da? Evet. Sen niye bunu meclise taşımıyorsun? Basın özgürlüğü sorunu niye meclise taşımıyorsun?
Mecliste bu konuda öyle senin taraflı ya da cemaatçi milletvekillerinin değil, mecliste gerçekten bu işi araştırabilecek uzman insanların o komisyonlarda görev alıp bu konuda rapor hazırlamaları neden sağlamıyorsun? Neden Hubiri'de yatmıyorsun? Meclisin çatısına getirip de hesabını sormuyorsun? Her şeyi Brüksel'den mi bekleyeceksin? Son 1,5 dakika işareti geldi. Çok sayıda haber var. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza okuyayım. Son sözü size bırakalım. Yönetmen Sedef Ertaş, karşı operatörü Damla Oklas, VTR operatörü Sema Akyüz, kameramanlar Ali Solmaz, Uğurcan Coşar, stüdyo şefi Serhat Çatak, teknik yönetmen Sezer Dalgıç, çay servisi Zeynep Yelgel, röportajlar Taylan Kaya, prodüksiyonda Uğur Kadir Hakan, ulaşımda Ziya, santralde Başak, idare amiri Serdar Yeşilova, program müdürü Adnan Türkan. Son söz ustanım hocam. Buyurun. Sinancığım, çok teşekkür ediyoruz. Ben size, öncelikle size sonra Ulusal Kanal'a çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye zor günlerden geçiyor. Biz de elimizden geldiğince bu zor günlerde insanlarımıza ışık olmaya çalışıyoruz. Ben ne yapmaya çalışıyorum? İşte Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimize yönelik saldırılara yanıt vermeye çalışıyorum. Gerçekleri aktarmaya çalışıyorum. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Yarısı bu kadar olan kitap. Evet. Yani hiç. Ama hepsi şimdi, belgeli, hepsi bilgili. Tabii. Ve okuyor. Gençlerimiz o beni çok umutlandırıyor, doğru, mutlu ediyor. Bu kitap fuarın inanılmaz, evet, bir akımı. Ben o ya, çok şeyden büyük, bilmiyorum. Yarın iş sizde tespit büyük edersiniz. Var, bilmiyorum, evet, katılmış mı? Yarınki ben programı sadece gidip gördüm. Yarın katılacağım. Bir yarın, kez hatırlatalım diye, evet, girdim. Evet, onu hatırlatayım. Yarın saat 13'ten itibaren İnkılap Kitabevi standında olacağım. 18'e kadar. Günü, değil mi? Cumartesi ve pazar günleri. Hı-hı. 15 cumartesi, 16 pazar İnkılap Kitabevi standındayım. Ayrıca 15'inde, yani yarın, bir söyleşim de var. 14-15, 15-15'te. Oraya da bütün izleyicilerimizi bekliyorum. Ne anlatacaksın, ne konuşacaksın? Orada şeyi anlatacağım. Atatürk'ün Akıl, o elinizde yeni çıkan kitabın son cildi. Aslında onlar 5 ciltti. Bir camimizi diyor yakmışlar, yıkmışlar diyor. Şimdi bu ülke çok zor kuruldu. Ekmeklik buğdayımız yok bizim Cumhuriyet kurulurken. Fakir bir ülkeyiz. Şimdi bu ülkeyi kuran insanları katliamcı göstermek utanç verici bir durumdur ve bunu gerçek dışı çarpıtmalara dayalı olarak yapmak. Ama hedefleri şu, tekrar ediyorum. Atatürk'süz bir yeni bir tarih yazmak. Atatürk'ü halkın gözünden nasıl düşürebilirsiniz? Halkın kalbinden nasıl silebilirsiniz? Onu katliamcı, işte onu diktatör diye damgalayarak belki, evet, silebiliriz diye düşünüyorlar ama mümkün değil. Çünkü bir ağaç dalının yaşaması için köşkünü kaydıran bir liderden bahsediyoruz. Evet. Köşkler meselesinde konuşuruz bunu ama. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ağaç dalına kıyamayan bir insanın oradaki Kürt vatandaşlarını, Alevi vatandaşlarını, ki Alevilerle gönül bağı vardır Atatürk'ün, ben uzun uzun yazdım bunları. Yani onları öldürmeye kalkması, katletmeye kalkması. Bir de şunun altını çizeyim. İkinci Dersim Harekatı sırasında illa birilerini suçlayacaksak, valla o dönemin bütün yöneticilerini suçlamak lazım ama ya İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk bu işte en az suçlanabilecek isimlerdir. Neden? Çünkü Mustafa Kemal hastadır. Hakikaten ciddi derecede hastadır. Süreci yönetecek durumda bile değildir. Süreçten haberdardır fakat nasıl işlediğini, nasıl harekatın devam ettiğini çok da bilmez. Fakat operasyon bittikten sonra bile Mustafa Kemal'e bilgi verilir. Yani bilgi ister. Bastırıldı mı diye bu bilgiler ona verilir. Fakat birinci Dersim Harekatı'ndaki gibi süreci kontrol etme, süreci yönetme durumu söz konusu değildir. İkincisi, İsmet Paşa hiç ortada zaten yoktur. Yani ikinci Dersim Harekatı'ndan İsmet Paşa'yı sorumlu tutmak abesle iştigaldir. Başbakan değildir. Kimdir başbakan? Celal Bayar'dır. Başbakan ikinci Dersim. Değil, Cumhurbaşkanı. Değil, hiçbir şey değil. Yani Menderes ne kadar sorumluysa ikinci Dersim Harekatı'nda İsmet Paşa da o kadar sorumludur. Yani bütün Demokrat Parti'yi kuran kadro o kadar sorumludur. Ayrıca bakın, Menderes'in yeni bir tarih yazdırdığını söyledim. Necip Fazıl eliyle. Fakat ve o dönemde sürekli meclis konuşmalarında bunu dile getirir. Fakat bu Dersim konusunu sadece Necip Fazıl yazar şeylerinde, kitabında ve Büyük Doğu'da. Fakat Necip Fazıl da orada İsmet Paşa'ya isim olarak İsmet Paşa'yı vermez. Kimi verir biliyor musunuz? Celal Bayar der. Enteresandır o. Celal Bayar der. Fakat maalesef kullandıkları kaynaklara da hakim değil bu Cumhuriyet tarihi yalancıları. Evet. Sinan yani, süre bitti galiba. Evet, süre bitti. Bu arada, son derece yoğun bir katılım çok var. Soru var. Sayın ama meydana çok giremedik. Çok şey var ama çok şey, evet, var ama bir iki kitabın, evet, isimleri özellikle seyircilerimiz çok merak ediyor. Bu konuştuğumuz az önce Cumhuriyet tarihi yalanları. Rica edeyim. El cevap bu tarafta gördüm ama. Cumhuriyet tarihi yalanları. Önünüzde el cevap burada. Aklı Kemal. Aklı Kemal yarın. Son kitabın ismi neydi hocam? Dersim'le ilgili yalanları. Dersim burada var, orada var.
Her ikisinde de var. El cevapta da var. Cumhuriyet tarihi yalanlarında da var. Arşiv belgelerini tabii tek tek paylaşmak isterdim ama hepsi kitapta var. Ve siz sordunuz ya 1937-38'de isyan nasıl gelişti, gerçekleşti diye. Devlet belgelerinde var. Hangi karakollara saldırıldı, kaç askerimiz şehit edildi. Bütün bunları açılıyor. Demir yolu o bölgeye götürülmeye çalışılıyor. Şimdi bütün bu süreci atladığınız zaman ne isyanı anlayabilirsiniz ne harekatı anlayabilirsiniz. Ben tekrar bakın rakamlara geleyim. Birinci Dersim harekatında bu 265 ölü. Şimdi bunun bir katliam olduğunu söylemek abesle iştigal olur. Hakikaten öyle bir şey yok. Karşınızda silahlı bir güç var. O rakamları da vereceğim yine arşiv belgeleriyle. Arama tarama çalışmaları sonunda 1937 ve 38 Dersim isyanı ve harekatı sonunda yapılan arama tarama çalışmaların sonunda 15 bine yakın silah toplanmış bölgeden bakın. 15 bine yakın silah top. Bu ne anlama geliyor? Karşınızda yani Cumhuriyet'in karşısında 15 bin kişilik bir silahlı güç var. Bir silahlı kuvvet var. Hani orada hiçbir şey yoktu. Durup dururken Cumhuriyet orayı bombaladı, işte o masum insanları öldürdü deniyor ya. Şimdi belgeler öyle demiyor. Toplanan silah 15 bin. Şimdi ve dikkat edecek olursanız bu 265 kişinin ölmesi o koşullarda, o böyle bir operasyon sırasında son derece doğaldır. Şehitlerimiz var. 65 civarında da şehidimiz var bakın. Yani operasyon düzenliyorsunuz, askeri bir operasyon. Tabii ki isyancılar ölüyorlar ama bizden de şey. Ayrıca bir de 33 askerimizi dahil etmiyorum buna. Başka kayıplarımız da var. Şimdi bu operasyondan Atatürk doğrudan sorumludur. Trabzon ziyareti vardır biliyorsunuz o dönemde. Ve Mustafa Kemal Atatürk hatta harekatın planlarını doğrudan kendisi yapar. 1937 yılındaki harekatın. Hatta o planlar çizilidir, bir harita üzerindedir. Trabzon'da Atatürk köşkünde, Atatürk evinde sergileniyor onlar bugün bile. O harekatın başbakanı İsmet İnönü'dür. 1937'deki harekatın, 1. Dersim harekatının. Şimdi 1. Dersim harekatı sonunda 11 kişiye idam cezası verilmiş, 6 kişi idam edilmiş, 7 kişi idam edilmiş, biri Seyit Rıza'dır. Seyit Rıza'dan ayrıca bahsedeceğim. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman dünyayı ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktur. Yani efendim katliam yaptık, insanları katlettik, zehirli gaz kullandık, mağaralar tamamen palavra oldu. Zaten bu tablodan ortaya çıkmaktadır. Peki 1938'deki 2. Dersim harekatında durum nedir? Asıl kayıpların verildiği, biraz daha sayının arttığı hareket odur. Bakın size birkaç kaynak vereceğim. Yine belgedir bunlar. 1972 yılında emekli kurmay albay Reşat Hallı Genelkurmay arşivlerindeki bu konuyla ilgili belgeleri yayınladı. Hani deniyor ya arşivler, arşivler, arşiv. Bilen de arşiv diyor, bilmeyen de arşiv diyor. Şimdi oysa ki elimizde yani çuvallarla belge var bu konuyla ilgili. İşte daha 1972 yılında Genelkurmay kendisi bunun belgelerini yayınlamış zaten. Ve Mustafa Bey ilginç bir durum var orada. Bölgedeki alt rütbeli subaylar Ankara'ya raporlar yazıyorlar. Ve raporlarda gün gün bugün kaç kişi öldüyse o rakamı veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk askeri yapısını, Cumhuriyet'i dönüştürmeye çalışanlar, nasıl? 1250 oda peşinde. Ya hakikaten anlaşılır gibi değil. İyidir köşesiyle yani. Serkan Altun ile sıradaki Karakötür. Evet. Öküz İnşaat Turizm Maden diye arkada bir tabela görüyoruz. Kapıdaki adam diyor ki, efendim hükümetin iş güvenliği yasa ve yönetmeliğinde yapmayı düşündüğü değişiklikler bizi zorlayabilir. Ulan yasaya bakarsan kırmızıda geçmek de yasak ama benim hiç durduğumu gördün mü? Yasa ve yönetmelik fakirler içindir. Bize bir şey olmaz diyor patronun sesi. Evet, Öküz İnşaat. Evet. Gırgır'a geçiyoruz. Gırgır'dan bir karikatür var. 6000 zeytin ağacını kesen Kolin şirketinin sitesine göre ekolojik dengeyi koruyorlarmış diyor. Çanta içinde yine bildik kağıtlar gözüküyor. İki kişi de konuşurken bu kadar yeşil nerede var sorusunu soruyor. Doğru, dolar onlar da yeşili var. Hatırlatıyor. Onlar da var. One Minute'e geçiyoruz. Çağçağ'dan son karikatür. Evet, bir baba oğuldan. Dede torundan özür dilerim. Bu Kürt meselesi yüzünden yaklaşık 35.576 insan oldu. Bu mesele 30 yıl sürdü, sonra süreç başladı. Sonra ne oldu? Bir 30 sene daha o sürdü diyor. Hakikaten böyle de bir anlatmış. Güzel. Haftanın iz bırakanları sevgili seyirciler.
Hemen ilk resmimiz, ilk haberimiz yansıyor. Erdoğan'a protesto. Anıtkabir karikatürü vardı. İşte o geri ayaklarla gittiği Anıtkabir'de de Erdoğan'ın protestosu var. Burada bir grup vatandaş Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyor. Korumalar geliyor vatandaşların yanına. Erdoğan'ın korumaları gidiyor. Okumuşsunuzdur haberi. Okumayanlar için anlatıyorum. Diyorlar ki o korumalar vatandaşa, siz kimsiniz? Bu kadar saçma salak soru olur mu? İnsanlar söylüyor zaten, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Evet, daha siz kimsiniz? Siz kimsiniz diyor. Peki siz kimsiniz? Ya. Yani o insanlar Mustafa Kemal'in askeri. Siz kimsiniz? Siz kimin askerisiniz? Bu siz kimsiniz diye soranlara da karşılık olarak vatandaşların siz kimsiniz diye sormalarını öneriyorsunuz. Çünkü biz kim olduğumuzu biliyoruz ama onlar biliyor mu çok merak ediyorum. 10 Kasım'dan bir not daha, bayrağı yarıya indirmeseniz de olur. Bu da Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki büyükelçiliklere her sene bir işte, nota gibi bir şey verirmiş. Bu sene vermemiş. Evet. Devam ediyoruz yine 10 Kasım'dan. Evet. Yani amirim, saygı boyutu tabii tabii kalmadı yani artık. İster indirin, evet, ister indirin. Cumhuriyet orada katliam yaptığında tabii ki nüfus oranlarını açıkça yazamaz falan diyorlar ama yani bu böyle bir tarihçilik yok. Yani 1935 yılındaki nüfus oranını genç cumhuriyet yanlış yazacak değil herhalde. Yani daha operasyon yok, bir şey yok. Efendim diyorlar, 1940'taki sayımda çıkan sonuç bu değildi aslında da bunu fazla gösterdiler diye bir komple teorisi geliştiriyorlar. Bunun tarihçilikle ilgisi yok. Ama dikkat ederseniz tarihte tek belge kullanılmaz. Birkaç belge birden kullanıyoruz Mustafa Bey. Son bir belge daha sunalım izleyicilerimize. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 23 Kasım 2011'de kamuoyuna bir belge açıkladı ve o belgede dedi ki 13.806 kişi dedi Dersim'de dedi öldürülmüş dedi, bir rapor gösterdi. Fakat gene bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlar arşive gittiler, o belgenin olduğu bölüme baktılar ve belgenin diğer belgelerle tasnif kurallarına uygun olmadığını gördüler. Bunları yazdılar net bir şekilde kitaplarında. Fakat yani bunu kullanmasak bile arşivdeki tasnif kurallarına uymuyor belge. Siz tabii onu bilim adamı olarak söyleyemiyorsunuz. Ben söylemiyorum onu ama tasnif, evet, kurallarına uymuyor. Bunu açıkça yazdılar. Ve dediler ki yani bu belge ya sonradan yaratıldı ya da özel bir belgedir. Onu tasnif dışı tuttular ve öyle araya koydular. Şimdi tabii bütün bunlara cevap verilmesi gerekiyor. Yani ve bakın 13 bin kayıp deniyor ve bu bugün dillere pelesenk oldu. Daha önce 50 bindi, 100 bindi. Allah'tan biraz indirdiler. 13 bine indirdiler. O da büyük bir rakam. Ve 13 bin kişi güya operasyon sırasında öldürülmüş. Şimdi yazılarını yazarken bu rakamı kullanıyor bütün bu yandaş kesim, bütün bu cumhuriyet düşmanları. Oysa ki tek bir belge ortada dolaşan, Sayın Başbakan'ın elinde salladığı bir belge var. Ve o belgenin maalesef tarihçilik açısından bir karşılığı yok. Ve ama bakın, ben size az önce birçok belgeden bahsettim. Nüfus istatistiklerinden, oranlarından bahsettim. Şimdi ortada şöyle bir gerçek var Mustafa Bey. İkinci Dersim Harekatı'nda evet 1500 ile 3000 kişi arasında bir kayıp olduğuna ilişkin veriler güçlü. Fakat ortada bir katliam olduğuna ilişkin, ortada bir soykırım olduğuna ilişkin, ortada bir kıtal olduğuna böyle bir şey söz konusu değil. Bir şey soracağım. Evet. Birinci Dersim Harekatı sırasında, evet, 265 kişi ölü, 65 şehit vermişiz. İlk 33 kişi hariç. Başka rakam, başka isim, askerlerin birkaç askerlerin şehit sayımız biraz daha fazladır ama bunlar 65. Evet. İkinci Dersim'de 3828 kişi, evet, ölüyor. Bunu 1500 ila 3000 kişi olarak da telaffuz ediyorlar. Peki şehit sayısı ne kadar ikinci Dersim'de? Şimdi ikinci Dersim harekatı sırasında da gene buradaki şehit sayısına yakın bir şehit sayısı var, kayıp sayısı var. Fakat o rakamlar da yine sorumludur. Yani bütün Demokrat Parti'yi kuran kadro o kadar sorumludur ikinci de. Ayrıca bakın, Menderes'in yeni bir tarih yazdırdığını söyledim Necip Fazıl eliyle. Fakat ve o dönemde sürekli meclis konuşmalarında bunu dile getirir. Fakat bu Dersim konusunu sadece Necip Fazıl yazar şeylerinde, kitabında ve Büyük Doğu'da. Fakat Necip Fazıl da orada İsmet Paşa'ya isim olarak İsmet Paşa'yı vermez. Kimi verir biliyor musunuz? Celal Bayar der. Enteresandır o.
Celal Bayar da. Fakat maalesef kullandıkları kaynaklara da hakim değil bu Cumhuriyet tarihi yalancıları. Evet. Sinan yani, süre bitti galiba. Evet, süre bitti. Bu arada, son derece yoğun bir katılım var. Sayın ama, meydana. Çok giremedik. Çok şey var ama. Çok şey evet. Var ama bir iki kitabın evet. isimleri özellikle seyircilerimiz çok merak ediyor. Bu konuştuğumuz az önce Cumhuriyet tarihi yalanları. Rica edeyim. El cevap bu tarafta gördüm ama. Cumhuriyet tarihi yalanları. Önünüzde el cevap burada. Aklı Kemal. Aklı Kemal yarın. Da. Son kitabın ismi neydi hocam? Dersimle ilgili yalanları. Dersim burada var, orada var. Her ikisinde de var. El cevapta da var. Cumhuriyet tarihi yalanlarında da var. Arşiv belgelerini tabii tek tek paylaşmak isterdim ama hepsi kitapta var. Ve siz sordunuz ya 1937-38'de isyan nasıl gelişti, gerçekleşti diye. Devlet belgelerinde var. Hangi karakollara saldırıldı, kaç askerimiz şehit edildi. Bütün bunlar tek tek kalem kalem yazılı. Ama bunları göremiyoruz hiçbir yerde. Trabzon'dan maalesef. Reşit Bey dersimde evet. Tam olarak neler oldu özetledi sayın hocamız. Adını vermek istemeyen bir seyircimiz. Tuncelili'yiz. Ailemden 4 kişi hayatını kaybetti. Atatürkçüyüm ama gerçekçi olmak lazım. İntikamcı olmamak lazım. Hocam altını çizdi zaten. Yani gerçek şey bu. Yaşanan bu. Diye özetledi sevgili hocamız da. Gazi Durmuş Bey İzmir'den Dersim isyan değil bir ayaklanmadır diye özetlemiş. Çanakkale'den Ağaköy'ünden Salih Kaya, koyun çobanıyım. Rıza Zelyot'un Dersim İsyanı hakkındaki kitabını okudum. Sezgin Tanrıkulu hiç mi kitap okumaz? Paran yoksa ben ona kitap göndereyim demiş. İnci Uzak evet. Beykoz'dan Dersim'in ne olduğunu açıklamasını istiyorum demiş. Sanıyorum evet, önemli bir özet oldu. Tabii. Biraz hızlı tabii hocam özetledi bizim maden süremizden. Maden kapısı demek. Maden kapısı. Kaynaklı. Ama programın tekrarları evet. ve internete de mutlaka düşer. Ama birkaç belki önümüzdeki süreçte tabii. yeniden hocamızı ağırlama şansımız doğarsa o da sanıyorum güzel olacak. Ve önemli iki tane soru var. Tabii, çok buyurun. Özet zaten yanıt. Sana ulaşabilecekleri izleyicilerimizin bir mail adresi verirsen eğer. Tabii onu verelim. Evet. Yani o soruları da oradan ulaştırabiliriz. Bana Twitter'dan ulaşabilirler. Sinan Meydan S-Meydan diye. Hı-hı. Twitter'dan ulaşırlarsa. Dersimin tümü mü ayaklanmış? En kritik hayır, sorularda Hüseyin evet, Sürmeli. 6 tane aşiret bravo, diye evet. özetlemiş. Tabii çok mesela. Doğru. Birinci yani Dersim, o önemli. Birinci Dersim harekatında Dersim isyanında 6 aşiret ayaklanmıştır. Seyit Rıza'nın aşireti başta olmak üzere ki çok sayıda aşiret vardır bölgede. İkinci Dersim yaklaşık kaç aşiret var? 40'a yakın 40 belki. Yakın. Tam sayıyı bilmiyorum ama ikincide ise 10-15 aşiret ayaklanmıştır. Yani şunu şöyle algılanmasın, bütün Dersim hiçbir zaman ayaklanmamıştır. Yani öğrensin bütün insanlar ki iletişim kurabilsinler. Bugün on binlerce kız evet. çocuğu yatılı, imam hatip yatılı işte Kur'an kurslarında bilmem evet. nerede yani biliyorsunuz. Yani ve Cumhuriyet'in oradaki hedefi ağanın, şeyhin, şıhın baskısından kurtarmak, özgür bireyler haline getirmek, aklını kullanan bireyler haline getirmek insanları. Yani bu konuda Cumhuriyet'e teşekkür etmek gerekirken eleştiri alması maalesef böyle yansıyor. Tabii, peki birkaç haftanın birkaç belge kamera birkaç belge göstereceğim. Evet. Kapatmak biraz zor oluyor konuyu. Doğru geçmek. Doğru haklısınız şimdi hocam. Bakın, demin sözünü ettiğim Tunceli'de eşkıyaların köprülere ve karakollara saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli bir belge. Yakın plan alabilirsek bunları biz evet şurada evet. şurada biraz daha yaklaşabilirsek sadece o sayfayı alın. Evet sadece o sayfayı alırsak okunabilir bile. Hani isyan yoktu deniyor ya. Durup dururken. Peki biz yine de ben birkaç belge daha göstereyim. Bakın Tunceli'de eşkıyaların karakollara ve telefon hatlarına saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli belge. Bunlar o bölgeden Ankara'ya gönderilen raporlar. Ve gün gün saat saat neler yapıldığı, nerelerin yakıldığı, yıkıldığı burada anlatılıyor. Öbür sayfada Tunceli'de karakollara saldırı planlandığına ilişkin yazı. Hangi karakollar, nasıl saldırıldı, bütün detaylarıyla. Tunceli'de karakol basan, hükümet konağına saldıran, köprü yıkan, eşkıyaların elebaşları dışında kalanların ve eşkıyaların baskısı ve kandırmasıyla onlara katılmış olanların belirlenen tarihe kadar ellerindeki silahlarla birlikte teslim olmaları ve eşkıya elebaşlarından birini ölü veya diri olarak teslim etmeleri ya da yakalanmasını sağlamaları halinde işledikleri suçların affedileceğini belirten belge. Yani ortada hakikaten bir sorun var, bir kalkışma var. Ve Cumhuriyet ne yapmaya çalışıyor? Bastırmaya çalışıyor ve oradaki insanlara da bu tarz bildiriler yayınlamış. Gece yarısı eli silahlı eşkıyaların, şu belge bakın, gece yarısı eli silahlı eşkıyaların Mercan Karakolu'na saldırdıklarını gösteren yine bir rapor. Böyle yüzlerce belge var. Bu belgelere baktığınız zaman orada ne olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Fakat birileri bu belgelere bakmak istemiyor. İstemiyor. Bakmak istemiyor ve arşivler kapalı diyor. Arşivler 72'den beri bu konularla ilgili kamyon dolusu belge var. Serap Hanım'ın evet. o kitabı onu da önerelim. Evet. Serap Yeşiltuna'nın Devletin Dersim Arşivi. Şurada benim gördüğünüz kitabımdan daha kalın. Evet. Sadece belge paylaşmış.
Yani o şeylerin ait evet, dersin peki. Belgelerini paylaşmış tek tek görebilirler. Sezgin Bey'in okumasında Sezgin Tanrıoğlu'nun evet, seyircilerimiz de çok öneriyor. Çok büyük binlerce defa kim kimden özür dilemeli onu da anlatmak için. Mustafa Mutlu'nun hafta boyunca sizler için hazırladığı belgeler var efendim. Ona geçelim. Haftanın evet. Fotoğrafıyla evet. Başlıyoruz. Bu sizin belgeler. Kafasını kesmiş IŞİD gibi sanki. Evet. Şimdi o kafalar, o kesilen kelleler hakkında kısa bir bilgi vereyim bakın. Şimdi o kelleler aşiretler tarafından kesilmiştir bakın. Mehmetçik tarafından değil, onu biraz açıklayayım. Dersim isyanının fikir babalarından Alişer Bey, Suriye'ye kaçmak üzereyken 9 Temmuz 1937'de saklandığı mağarada Seyit Rıza'nın yeğeni rehber tarafından yakalanmış. Devam edelim. Kitabımdan bunu paylaşıyorum. Amcası Seyit Rıza ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğundan isyana katılmayıp devlete yardım etmiş rehber ve Alişer'i öldürüp kellesini keserek orduya teslim etmiş. Orada eleştirilebilecek tek nokta o şekilde onun resimlenmesidir. Ama o kelleleri kesenler Mehmetçikler değildir. Aşiretlerin kendi içindeki tartışmaları, kavgalarıdır. Belki başka birkaç isim daha vereyim. Yine isyancı liderlerden Şahin Bey, üvey kardeşi Pirço tarafından öldürülüp kellesi kesilerek bu kelle orduya teslim edilmiştir. Bir isim daha vereyim. Dersim isyanı sırasında mi? Yani şu an anlattığınız resimler mi? Size evet, gönderilen evet, evet. Ya da o resimlerden bahsediyorum. Dersim isyanı sırasında kesilen kellelerden biri de Hızır Ağa'nın kellesi. Onun kellesini de Seyit Rıza'nın karısı Besi kestirmiştir. Bunlar maalesef kamuoyundan saklanmaktadır. Yani dikkat ederseniz aşiretler kendi aralarında bir bazı aşiretlerden bahsediyoruz. Bu kalkışmacılardan bahsediyoruz. Yoksa peki onların ellerindeki silahlar hangi ülkeye ait? Bir valla o soru geldi. Onun evet, tespit şimdi, var mı? Onunla ilgili yani emperyalist bağ, onunla ilgili dediniz ama onunla ilgili ben doğrudan bir araştırma yapmadım ama tabii ki o silahları onlar var. Üretmiş değiller. Şeyh Said isyanındakiler İngilizlere aitti ama buradakilerin hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili bende doğrudan bir bilgi yok ama 15 bin silahtan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Haftanın evet. Çizgileri Mustafa Mutlu sizler için seçti. İlk çizgimizi yansıtıyor arkadaşlar. Hastaydı, nezle oldu, soğuk aldı, gidecekti, gitmeyecekti derken iki ileri bir geri Anıtkabir. Bu tam ayakları geri geri gidiyor derler geri ya. Geri geri, doğru. O yani öyle bu. Bir fotoğraf. Hakikaten evet. Çok güzel özetlemiş Mustafa Bilgin'in çizgisiyle haftada. Hemen sıradaki karikatürümüze geçelim arkadaşlar. Pencereden balon şişirenler ve aşağıdan... Bu tabii sigara içme terbiyesizliği falan vardı geçtiğimiz haftalarda ona istinaden cep hazırlanmış. Cep telefonunda sakız gibi alıyorlar bakkaldan evet. Diye açıklama yaptı ya. Terbiyesine evet. Bak Cumhurbaşkanı'nın karşısında cep telefonu çiğniyor diye de yorumunu eklemiş. Mustafa abi çizgiyi göremedim ama. Kimin? Latif'in. Latif'in. Peki Latif Şimşek'in. Latif Demirci. Latif Demirci'nin çizgileriydi. Evet. Yine Anıtkabir'deyiz sıradaki çizgilerde sevgili seyirciler. Saray bitti, burayı da av köşkü yaptım mı tamamdır. Çelenko. Kesinlikle meseleye böyle bakmak gerekiyor. Son evet. Derece önemli. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ve Bülent Çelik geçtiğimiz hafta cumartesi günü başarılı bir operasyon geçirdi. Dinleniyor, sağlığına kavuştu. Ona teşekkür ediyoruz. Bizi de unutmadı. O çizgilerle devam edelim. Üç karikatürü birden göndermiş. Üç karikatürü birden peş peşe izleyeceğiz. Bize özel. Plazmaya da yansımasını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. İşte ilk karikatürü Bülent Çelik'in çizgilerinden hani yiyin efendiler yiyin karikatürü gibi bir şey. Oradaki söz evet beyler eğlence bitti hesabı hanginiz ödeyecek diyor. Göbeklerin, karınların tıka basa. Tipler sana tanıdık geliyor. Tanıdık da geliyor. Tanıdık da geliyor. Hesabı ödeyecek bir tip yok. Gördüğüm kadarıyla hesap ortada kaldı. Hesap ortada. Hesap mutfakta biter gibi. Ellerine sağlık. Hesap bizim cepte kaldı. Vergilerden. Sıradaki çizgiyi hemen hızlıca görelim. Evet. Bülent Çelik'in sıradaki çizgisi de ekrana ve plazmaya yansıdı. Tahtada bir öğrenci, ayakta bir öğretmen. Anlat bakalım Atatürk hakkında düşüncelerin. Öğrenci diyor ki avukatımı istiyorum. Çok haklı yaşanan vaziyet süreç böyle, bu duruma getirdi maalesef. Hemen üçüncü çizgimizi de görelim arkadaşlar hızlıca.
Bülent Çelik'in yine bizler için vallahi maşallah o rahatsızlığına rağmen yani peş peşe evet, hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi geçmiş ciddi olsun. Yani. Evet kafasında çuvallar var. Çuvallar kimin kafasında görüyorsun kimin değil kafasında? Mi? Gazetecilerin kafasında. Çünkü bu sen olayı... Sen bir şey gördün mü? Hayır sen bir şey gördün mü? Hayır diye. Bu olayı yani Sirkeci'de oluyor. İstanbul'un en kimse kalabalık görmüyor. Yeri. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Gören de ayıp ettik. İşte ya Amerika'nın mesajı üzerinden. Adamları üzdük falan diye görüyorum. Veriyorlar. Evet. Son derece çarpıcıydı. Şey, resimler, karikatürlerimiz bitti galiba. Evet. Bülent Çelik'in bitti. Şimdi haftanın karikatürlü gazetelerden devam tamam. ediyor. Son bir şey paylaşacaktım ama onu en sona mı bırakalım yoksa araya gireyim mi? Yok gir. Şimdi ya şimdi çok fazla şey var Dersim'le ilgili de bu çok önemli olduğu için paylaşacağım. Çünkü bunun da sembolik değeri var. Hmm. O resimleri göstermeyeceğiz izleyicilerimize ama Dersim duygu sömürüsü yapanların internet sitelerinde ve kitaplarında ya da dergilerinde gösterdikleri Mehmetçiğin elindeki bu kesik kafalar vardır. Hı hı. Onu size de gönder, siz de görmüşsünüzdür. Bana çok sık gönderirler işte. Bakın Mehmetçikler böyle orada insanların köyler kafasını kesmiş işit gibi sanki. Evet. Şimdi o kafalar, o kesilen kelleler hakkında kısa bir bilgi vereyim bakın. Şimdi o kelleler aşiretler tarafından kesilmiştir bakın. Mehmetçik tarafından değil, onu biraz açıklayayım. Dersim isyanının fikir babalarından Alişer Bey, Suriye'ye kaçmak üzereyken 9 Temmuz 1920'de var 13-15, 14-15-15-30 arasında Atatürk'ü Cumhuriyeti konuşacağız. Bekliyorum herkesi. Saat? 14-15'te başlayacak. O standta evet. Beylikdüzü'nde evet. TÜYAP kitap fuarında 33.sü 34 mi 33 33. galiba kitap fuarında buluşacağız. Evet. Buluşacaksınız. Yarın hakikaten çok da yoğun olması bekleniyor. Hemen sorun için SMS'leri hatırlatayım. Sinan Meydan'a ne sormak istiyorsunuz sevgili seyirciler? Tanıtım döndüğü andan itibaren bilmiyorum Mustafa abiye de gelmiş midir? Dersim üzerinden inanılmaz sorular evet. geldi. O ayrıntıyı zaten kendisinden mutlaka alacağız ama hem o konuyla ya da başka konularla ilgili tarihin o perde arkasıyla ilgili Sinan Meydan'a ne sormak istersiniz? Ulusal yazıp bir boşluk bırakarak yanıtınızı 39-29'a 0212-251-50-90'a program@kralçıplak .com.tr program@ulusalkanal.com.tr program@ulusalkanal.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Az önce gerçekleştirdiğimiz yarım saatlik sadece dilimden bana ulaşan mesajlar böyle sevgili seyircilerimize olağanüstü ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir eleştiri var mıdır diye sadece baktım ama şöyle en azından Ahmet Coşkun, Beylikdüzü, Kubilay Çelik, Edirne, Ademler, Denizli, Sinan Aygün, Adana, Sadi Şentürk, Bursa, Özel, Barka, İstanbul, Şenol Söylemez, İzmir, Orhan Bey, Rize, Artvin'den ismini vermek istemeyen bir seyirci, Nazire Serçi, Avcılar'dan, Nazlı Esen, İstanbul'dan, Halil Özkan, Manisa'dan, Mehmet Ali Bey, Çorum'dan, Pendik'ten, Fruze Hanım, İsmet Ülgen, Berlin'den, İstanbul'dan yine Gökhan Gülhan, Ertunç Avşar Bey, Murat Erdoğan, Karadeniz'den İlyas Ek, İstanbul'dan Recep Bayram, Bursa'dan Gül'den Kızıldenizli, Emine Uğur Antalya, Rıza Yavaş Balıkesir, Bakırköy'den Beşer Güler, Gönül Dokudu Ankara, Mertel İstanbul Yüksek Bahçeli, Selma Işın Şimşek Eyüp'ten, Hasan Bey Manisa'dan, Antalya'dan Şenol Bey'in inanılmaz katkıları var. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. TGB'li gençlere bunu ileteceğiz. Evet Mustafa abi hafta boyu herhalde Dersim tartışması hop oturup hop kalktık. Bugün özellikle herhalde son gelen şimdi çarpıcı önce açıklama önemliydi. Şunu söylemek istiyorum. Evet dediğin gibi Dersim konusunda hop oturup hop kalktık ama hep bilinen şeyler yine zırvalar gündeme geldi. Evet. O zırvaları eden adamların şöyle koyayım. Bu daha herhalde onu da üstüne şunu da ekleyelim. Evet. O da bir önceki değil mi? Bu herhalde bir kısmını getirebilir. Bu yarısı. Tabii. Bir kısmı tabii. Şimdi bizi izliyorlarsa o zırvaları eden adamlar hayatlarında şu kadar kitap okudular mı bilmiyorum. Önce okusunlar ondan sonra konuşsunlar. Bir şey yok. Karşınızda silahlı bir güç var. O rakamları da vereceğim yine arşiv belgeleriyle. Arama tarama çalışmaları sonunda 1937 ve 38 Dersim isyanı ve harekatı sonunda yapılan arama tarama çalışmaların sonunda 15 bine yakın silah toplanmış bölgeden bakın.
15 bine yakın silah topu. Bu ne anlama geliyor? Karşınızda, yani Cumhuriyet'in karşısında 15 bin kişilik bir silahlı güç var. Bir silahlı kuvvet var. Hani orada hiçbir şey yoktu. Durup dururken Cumhuriyet orayı bombaladı, işte o masum insanları öldürdü deniyor ya. Şimdi belgeler öyle demiyor. Toplanan silah 15 bin. Şimdi ve dikkat edecek olursanız bu 265 kişinin ölmesi o koşullarda, o böyle bir operasyon sırasında son derece doğaldır. Şehitlerimiz var. 65 civarında da şehidimiz var bakın. Yani operasyon düzenliyorsunuz. Askeri bir operasyon. Tabii ki isyancılar ölüyorlar ama bizden de şey. Ayrıca bir de 33 askerimizi dahil etmiyorum buna. Başka kayıplarımız da var. Şimdi bu operasyondan Atatürk doğrudan sorumludur. Trabzon ziyareti vardır biliyorsunuz o dönemde. Ve Mustafa Kemal Atatürk hatta harekatın planlarını doğrudan kendisi yapar. 1937 yılındaki harekatın. Hatta o planlar çizilidir, bir harita üzerindedir. Trabzon'da Atatürk köşkünde, Atatürk evinde sergileniyor onlar bugün bile. O harekatın başbakanı İsmet İnönü'dür. 1937'deki harekatın, 1. Dersim harekatının. Şimdi 1. Dersim harekatı sonunda 11 kişiye idam cezası verilmiş. 6 kişi idam edilmiş, 7 kişi idam edilmiş, biri Seyit Rıza'dır. Seyit Rıza'dan ayrıca bahsedeceğim. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman dünyayı ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktur. Yani efendim katliam yaptık, insanları katlettik, zehirli gaz kullandık, mağaralar tamamen palavra oldu. Zaten bu tablodan ortaya çıkmaktadır. Peki 1938'deki 2. Dersim Harekatı'nda durum nedir? Asıl kayıpların verildiği, biraz daha sayının arttığı hareket odur. Bakın size birkaç kaynak vereceğim. Yine belgedir bunlar. 1972 yılında emekli kurmay albay Reşat Hallı Genelkurmay arşivlerindeki bu konuyla ilgili belgeleri yayınladı. Hani deniyor ya arşivler, arşivler, arşiv. Bilen de arşiv diyor, bilmeyen de arşiv diyor. Şimdi oysa ki elimizde yani çuvallarla belge var bu konuyla ilgili. İşte daha 1972 yılında Genelkurmay kendisi bunun belgelerini yayınlamış zaten. Ve Mustafa Bey, ilginç bir durum var orada. Bölgedeki alt rütbeli subaylar Ankara'ya raporlar yazıyorlar. Ve raporlarda gün gün bugün kaç kişi öldüyse o rakamı veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk askeri yapısını az çok biliyoruz. Ya alt rütbeli subayların, komutanların Ankara'da Genelkurmay'a rapor yazarken bu raporlarda sayıları çarpıtmaları, rakamları çarpıtmaları mümkün olabilir mi? Gün gün, bakın ben onu da söyleyeyim. 13 Ağustos 1935 tarihli ilk rapor. Yani 30'lar, daha 37-38'den... Belgeleri isterseniz birkaç noktada önem verdiğiniz birkaç şeyin altına çizeyim. Onları paylaşalım. Belgeleri paylaşayım, sonra siz sorularınızı sorun isterseniz. Buyurun hocam. Şimdi hani Atatürk bu Dersim'le ilgili çok suçlanıyor bazı kesimler tarafından. Bunu bilinçli yapıyorlar. Demin açıkladık çok net bir şekilde her şeyi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün doğrudan sorumlu olduğu 1. Dersim Harekatı'nın rakamları ortada. Çok sayıda askerimiz de şehit olmuş o operasyonda. 265 evet. Kişi ölmüş, 65 şehitimiz var. 67 dedim, 67'ymiş o tam 67, rakam. O önceki 33 ile evet. Beraber 100 kişi. Daha başkaları da var. Tabii. Yani neredeyse kayıplar kafa kafaya gelir. Tabii burada kayıpları yarıştırmıyoruz. Fakat şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kişi bile ölse değerlidir, kıymetlidir, önemlidir. Fakat ortada bir isyan var, ortada bir ayaklanma var, etki, tepki kalkışma var, evet. Ve bir devlet var, kanla ateşle kurulmuş bir cumhuriyet var ve cumhuriyetin, kuranların temel hedefi de nedir? Bir yurttaşlık bilinciyle, doğusuyla, batısıyla bütün ülkeyi kucaklamaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor Atatürk. Dolayısıyla Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle sorunu yok cumhuriyetin. Cumhuriyet hepsini ne diyor? Türk milleti olarak adlandırıyor. Etnik unsurları reddetmiyor. Fakat hepsinin adı Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı. Dolayısıyla bir ırkçılık durumu falan söz konusu değil. Şimdi Atatürk'ün bir konuşmasından kısa alıntılar yapayım bu Tunceli ile ilgili. Bakın 1935 yılında meclise açış konuşmasında yapılacak ıslahat programı ile ilgili ifadeleri var Mustafa Kemal'in. Birkaç yeri paylaşacağım izleyicilerimize. Tunceli'deki icraatımız neticeleri bu hakikatin yakın ifadesidir. İleri hükümetçiliğin şiarı. Buraya dikkat, halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük küçük bütün cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur. Dersim'den bahsederken, yani buradaki şefkat vurgusuna lütfen dikkat etsin herkes. Hep bunlar devletin gözden kaçırır. Devletin şefkatinden söz ediyor. Devletin şefkatinden söz ediyor ve memurlara bu konuda talimat veriyor bakın. Evet. Devam edelim, birkaç şey daha paylaşayım. Cumhuriyetin feyzinden yurdun diğer evlatları gibi oradakiler de tamamıyla istifade edeceklerdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını
engellemesine izin vermeyeceğiz diyor oradaki isyancıların, oradaki kalkışmacıların. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Birinci Dersim Harekatı Mart ayında kararlaştırılmaya başlandı. Hazırlıklar yapıldı. Neden? Çünkü askerlerimiz öldürüldü, şehit edildi. Karakollar basıldı, yakıldı biliyorsunuz. Telgraf hatları kesildi bölgede. Köprüler yıkıldı isyancılar tarafından. Ve Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen isyancıların üzerine hemen operasyon düzenlemedi. İki aylık bir aralıktan sonra operasyon düzenlendi. Onlar ikna edilmeye çalışıldı. Bakın bunlar da hep atlanır. Yani sanki öyle harala gürele bir operasyon yapılmış gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın 1. Dersim 1937'deki isyan çıktıktan 2 ay sonra operasyon yapıyor Cumhuriyet. Çok çabuk da baskı, herhangi bir yasak da yoktu. Ya bir de etmeye yasak çalışsaydı herhalde 100 sene içinde 90 sene içinde ederdi. Yapardı bunu. Yani. Böyle bir durum söz konusu değil. O sorunun cevabı şu: Elazığ'daki kız enstitüsüne götürülen kız çocukları var. Efendim onlar zorla alındı deniyor. Hiç de zorla falan alınmadı. Sıdıka var, bu konuda suçlanır. Çocukları, Kürt çocukları, kızlarını zorla alıp Türkleştirdi diye. Hayır. Orada çocuklara okuma yazma öğretildi. Türkçe öğretildi. Biçki dikiş nakış öğretildi. Tarım öğretildi. Sağlık öğretildi. Böyle bir amacı vardı. Tabii ki. Hedefi buydu. Peki. Ama siz bunu çarpıtabilirsiniz tabii. Efendim mutlaka aldılar. Türkçe öğrettikleri için ister istemez şunu diyebilirsiniz. Canım işte bak Türkçe öğretmişler. Asimile etmişler diyebilirsiniz. Ama Cumhuriyet'in derdi şu zaten. Türkçe öğrensin bütün insanlar ki iletişim kurabilsinler. Bugün on binlerce kız çocuğu yatılı İmam Hatip ya işte Kur'an kurslarında bilmem nerede yani biliyorsunuz. Yani ve Cumhuriyet'in oradaki hedefi ağanın, şeyhin, şıhın baskısından kurtarmak, özgür bireyler haline getirmek, aklını kullanan bireyler haline getirmek insanları. Yani bu konuda Cumhuriyet'e teşekkür etmek gerekirken eleştiri alması maalesef böyle yansıyor. Tabii, birkaç belge göstereceğim. Evet. Kapatmak biraz zor oluyor konuyu. Doğru haklısınız. Şimdi bakın demin sözünü ettiğim Tunceli'de eşkıyaların köprülere ve karakollara saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli bir belge. Yakın plan alabilirsek bunlara biz şurada biraz daha yaklaşabilirsek. Sadece o sayfayı alın. Evet, sadece o sayfayı alırsak okunabilir bile. Hani isyan yoktu deniyor ya. Durup dururken. Peki biz yine de ben birkaç belge daha göstereyim. Bakın Tunceli'de eşkıyaların karakollara ve telefon hatlarına saldırdıklarını gösteren 1937 tarihli belge. Bunlar o bölgeden Ankara'ya gönderilen raporlar. Ve gün gün saat saat neler yapıldığı, nerelerin yakıldığı, yıkıldığı burada anlatılıyor. Öbür sayfada Tunceli'de karakollara saldırı planlandığına ilişkin yazı, hangi karakollar, nasıl saldırıldı, bütün detaylarıyla. Tunceli'de karakol basan, hükümet konağına saldıran, köprü yıkan, eşkıyaların elebaşları dışında kalanların ve eşkıyaların baskısı ve kandırmasıyla onlara katılmış olanların belirlenen tarihe kadar ellerindeki silahlarla birlikte teslim olmaları ve eşkıya elebaşlarından birini ölü veya diri olarak teslim etmeleri ya da yakalanmasını sağlamaları halinde işledikleri suçların affedileceğini belirten belge. Yani ortada hakikaten bir sorun var, bir kalkışma var. Ve Cumhuriyet ne yapmaya çalışıyor? Bastırmaya çalışıyor ve oradaki insanlara da bu tarz bildiriler yayınlamış. Gece yarısı eli silahlı eşkıyaların, şu belge bakın, gece yarısı eli silahlı eşkıyaların Mercan Karakolu'na saldırdıklarını gösteren yine bir rapor. Böyle yüzlerce belge var. Bu belgelere baktığınız zaman orada ne olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Fakat birileri bu belgelere bakmak istemiyor. Bakmak istemiyor ve arşivler kapalı diyor. Arşivler 72'den beri bu konularla ilgili kamyon dolusu belge var. Serap, ülkemizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını engellemesine izin vermeyeceğiz diyor oradaki isyancıların, oradaki kalkışmacıların. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. 1. Dersim Harekatı Mart ayında kararlaştırılmaya başlandı. Hazırlıklar yapıldı. Neden? Çünkü askerlerimiz öldürüldü, şehit edildi. Karakollar basıldı, yakıldı biliyorsunuz. Telgraf hatları kesildi bölgede. Köprüler yıkıldı isyancılar tarafından. Ve Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen isyancıların üzerine hemen operasyon düzenlemedi. İki aylık bir aralıktan sonra operasyon düzenlendi. Onlar ikna edilmeye çalışıldı. Bakın bunlar da hep atlanır. Yani sanki öyle harala gürele bir operasyon yapılmış gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın 1. Dersim 1937'deki isyan çıktıktan 2 ay sonra operasyon yapıyor Cumhuriyet. Çok çabuk da gerçekleştirebilir bunu. Fakat ne yapıyor? Acaba başka yollarla bu harekat, bu kalkışma bastırılabilir mi? Bunun çaresini arıyor. 38'de de benzer bir şey var. 38 harekatı öncesinde de yine bölgeye çok sayıda ikna heyetleri gönderilmiş. Yani
O bölgedeki mesela işte Abdullah Abdoğan Paşa başta olmak üzere, Cemal Bardakçı başta olmak üzere, İzzet Paşa başta olmak üzere bölgeye gitmiş ve aşiret liderleriyle görüşmüş. Görüşmelerini isteyen kim? Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal bölgedeki aşiret isyancı özellikle aşiret liderlerine bu kalkışmadan vazgeçmelerini telkin etmeye çalışıyor. Ve bütün bunlara rağmen isyan ediyorlar. Yani şu da unutuluyor. Sanki Cumhuriyet oradaki insanlarla diyalog kurmamış gibi. Oradaki isyancı liderlerle bile diyalog kurmaya çalışmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Tekrar ediyorum. Cemal Bardakçı ve Abdullah Abdoğan Paşa başta olmak üzere bölgeye bir anlamda nasihat heyeti gönderilmiştir ve yine her şeye rağmen onlarla konuşulmuştur. Fakat onlar Cumhuriyet'e meydan okumaya devam etmişlerdir. Peki şehitlerimizle ilgili bir sıkıntı var. Bir seyircimiz diyor ki Orhan Akkez 38 yılındaki Dersim'de jandarma olan dedemin asker olarak şehit oldu. Mezar yerini bulamıyoruz böyle bir bilgisi. Ya tabii şimdi doğrudur. Şimdi hep o operasyon sırasında öldürülen kalkışmacılar üzerinden mesele anlatılır. Fakat demin Mustafa Bey'in sorusu da ve şimdi izleyicilerimizin sorusu da başka bir konuyu gündeme getirdi. Ya orada operasyon yapan Mehmetçiklerimiz var. Çok zor koşullarda. Hakikaten onlar içinde de aşiretler tarafından hakikaten çok kötü şekilde öldürülen, katledilen Mehmetçiklerimiz var. Mezarı bizden kim özür dileyecek demiş. Mezarı belli olmayan Mehmetçiklerimiz var. Fakat algılarımız da öyle oynanmış ki bakın biz bu konuları bu boyutuyla hiç konuşmuyoruz. Suçluluk kompleksiyle. Aynı eziklik duygusuyla bu konuları hiç konuşmuyoruz ve oradaki şehitlerimiz kaderine terk edilmiş durumda. Bu da işin başka bir boyutu. Ben bazı rakamlar paylaşayım. İzin verirsiniz. Evet bakın burası da çok önemli. Hükümetin Tunceli'ye yatırımları, yani laf olsun belgeleriyle çürüttük. Birazdan o belgeleri ortaya koyacağım. Ve Necip Fazıl orada, tabii kalemi de kuvvetlidir biliyorsunuz. Son derece başarılı bir şairdir Necip Fazıl. Tarihçiliği ne kadar kötüyse, berbatsa şairliği o kadar iyidir. Hakikaten şairin üstadıdır, şiirin üstadıdır. Ama tarihin altını üstüne getirmiştir ve kuşakları zehirlemiştir. İşte Dersim masalının kaynaklarından bir tanesi olur. Ama Necip Fazıl diyor ki en az 50 bin kişi diyor. Tayyip Erdoğan ise 20 bin 50 bin arasında diyor. Yani yine Sayın Erdoğan biraz daha insaflı bu konuda. Başka kaynaklar da var. Bunlardan bir tanesi Baytar Nuri Dersim'idir. Baytar Nuri Dersim'in Kürdistan tarihinde Dersim diye bir kitabı var. Baytar Nuri Dersim'i aktivist Kürtçülerden biridir. Hem Koçgiri isyanında hem ondan sonraki Ağrı isyanlarının tamamında, hatta Şeyh Said isyanında, arkasından Dersim isyanlarının her ikisinde karşımıza çıkan bir figür Baytar Nuri Dersim'i. Baytar Nuri Dersim'in yazmış olduğu Kürdistan tarihinde bir Dersim diye bir kitap vardır. O kitap yayınlanmıştır. Piyasada bulabilir izleyicilerimiz. Lütfen o kitabı okusunlar. Kürdistan tarihinde Dersim adlı kitabında Baytar Nuri Dersim'i hakikaten psikolojik açıdan çok sağlıklı olmadığını da göreceksiniz kitabı okuduğunuzda. Katliam, katliam, katliam diye kitapta ifadeler vardır ve katliam derken kastettiği şudur, Türklerin katledilmesi. Yani ırkçı bir yaklaşımla bir çalışma yapılmış ve Dersim olayları abartılmış, Dersim olayları katliam boyutuna taşınmış ve Dersim'de güya Alevi Kürtleri katleden Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam alınması gerektiğini yazıyor sayfalarca. Ve şimdi bu tabii Nuri Dersim'i iyi tanımak gerekiyor. Fakat Nuri Dersim'i hiç tanımadan onun yazdıklarını kaynak olarak kullanan hem tarihçilerimiz var hem politikacılarımız var. Sevgili seyirciler bakın Dersim yalanlarının ikinci kaynağını açıkladık. Necip Fazıl'la birlikte Baytar Nuri Dersim'i. Baytar Nuri Dersim'in kitabından birazdan alıntılar okuyacağım. Nasıl bir ruh haliyle yazdığını göreceksiniz. Baytar Nuri Dersim'i kitabında diyor ki Dersim'de zehirli gaz kullanıldı diyor bakın. Onu da konuşacağız. Dersim'de zehirli gaz kullanıldığı efsanesinin hiçbir belgesi yoktur. Olamaz çünkü. Çünkü Türkiye'nin o tarihte zehirli gaz stoğu da yoktur. Zehirli gaz kullanacak elemanı da yoktur. 39'dan itibaren Türkiye zehirli gaz alacaktır yurt dışından ve eleman getirtecektir. Onları konuşacağız. Fakat bu zehirli gaz efsanesini ortaya atan da yine Baytar Nuri Dersim'idir kitabında. Yüz binlerce Alevi Kürt diyor mağaralarda zehirli gazla öldürüldü, katledildi. Başka bir kaynak söyleyeyim size. İhsan Sabri Çağlayangil. Şimdi İhsan Sabri Çağlayangil tabii bazı izleyicilerimize, yaşı bizden büyük olanlara belki Türk siyasetinin içinde aktif görev aldığı için güvenilir. İşte sağ siyasette bir zamanlar görev almış bir isim olarak gelir. Siyasi kimliği beni ilgilendirmez, açık söyleyeyim. Ben yazdıklarına bakıyorum. İhsan Sabri Çağlayangil anılarında, biliyorsunuz dönemin Malatya Umum Müfettişi, anılarında ne yazıyor? Olan bir saldırı.
işte askerlere yaralanması gibi bir durum söz konusu olsaydı böyle bir durum söz konusu değil. Elbette TBK çok net bir şekilde son derece bilinçli çok açık bir şekilde doğru. Tepki ortaya konmuştur. Demokratik bir tepkidir. Bence demokratik bir tepkidir. Zaten hemen Marmara'dan kaçışı da bunu göstergesi Türk bayraklarıyla. Ve Türk genci şunu göstermiştir. Siz bu ülkenin siyasi iktidarlarını kontrol edebilirsiniz emperyalizm olarak. Ama Mustafa Kemal'in gençlerini kontrol edemezsiniz. İşte Kurtuluş Savaşı'nda edemediğiniz gibi. Sembolik anlamı da çuvalın sembolik anlamını anlatmama gerek yok herhalde. Orta Doğu'da anlatmama gerek yok. Son derece önemli. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak gerekiyor. Son derece önemli. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ederim. Ve Bülent Çelik geçtiğimiz hafta cumartesi günü başarılı bir operasyon geçirdi. Dinleniyoruz. Sağlığına kavuştu. Ona teşekkür ediyoruz. Bizi de unutmadı. O çizgilerle devam edelim. Üç karikatürü birden göndermiş. Üç karikatürü birden peş peşe izleyeceğiz. Bize özel. Evet. Plazmaya da yansımasını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. İşte ilk karikatürü Bülent Çelik'in çizgilerinden. Hani yiyin efendiler yiyin karikatürü gibi bir şey. Oradaki söz, evet beyler eğlence bitti, hesabı hanginiz ödeyecek diyor. Göbeklerin, karınların tıka basa. Tipler sana tanıdık geliyor. Tanıdık da geliyor. Tanıdık da geliyor. Hesabı ödeyecek bir tip yok. Gördüğüm kadarıyla hesap ortada kaldı. Hesap ortada. Hesap mutfakta biter gibi. Ellerine sağlık. Hesap bizim cepte kaldı vergilerden. Sıradaki çizgiyi hemen hızlıca görelim. Evet. Bülent Çelik'in sıradaki çizgisi de ekrana ve plazmaya yansıdı. Tahtada bir öğrenci, ayakta bir öğretmen. Anlat bakalım Atatürk hakkında düşüncelerin. Öğrenci diyor ki avukatını istiyorum. Çok haklı yaşanan vaziyet süreç böyle, bu duruma getirdi maalesef. Hemen üçüncü çizgimizi de görelim arkadaşlar hızlıca. Bülent Çelik'in yine bizler için vallahi maşallah o rahatsızlığına rağmen yani peş peşe evet, hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık içinde geçmiş ciddi olsun. Yani. Evet kafasında çuvallar var. Çuvallar kimin kafasında görüyorsun kimin değil mi? Gazetecilerin kafasında. Çünkü bu sen olayı... Sen bir şey gördün mü? Hayır sen bir şey gördün mü? Hayır diye. Bu olayı yani Sirkeci'de oluyor. İstanbul'un en kimse kalabalık görmüyor. Yeri. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Gören de ayıp ettik. İşte ya adamları, Amerika'nın mesajı üzerinden. Adamları üzdük falan diye görüyor. Veriyorlar. Evet. Son derece çarpıcıydı. Şey, resimde karikatürlerimiz bitti galiba. Evet. Bülent Çelik'in bitti. Şimdi haftanın karikatürlü gazetelerden tamam. Devam ediyor. Son bir şey paylaşacaktım ama onu en sona mı bırakalım yoksa araya gireyim mi? Yok gir. Şimdi şimdi çok fazla şey var Dersim'le ilgili de. Bu çok önemli olduğu için paylaşacağım. Çünkü bunun da sembolik değeri var. Hmm. O resimleri göstermeyeceğiz izleyicilerimize ama. Dersim duygu sömürüsü yapanların...